House of the Dragon Episode 3 The Burning Mill Evet savaş görmeden savaş gördük. <laughs> İlginç bir bölüm başlangıcıyla boğazına kılıç girmiş Aaron Bracken kardeşimizle açtık bölümü. İlginç bir bölümdü. Yine bir sürü olay oldu. Bitmek bilmeyen birçok tartışmayı yeniden harladılar <laughs> bazı şeyleri. Bence bayağı bir korku bölümü gibiydi ya. Yani bayağı korku filmi alt temaları background sesleri, müzikler falan konsept olarak da bayağı iyi bölümdü. Sen nasıl buldun? Ben beğendim. Gene. <laughs> gene, gene mi Biraz... beğendin kardeşim? Biraz eleştirin ya. Ben yani. beğeniyorum ya. <laughs> Biraz eleştirin. <laughs> ya. Abi. Bir tane şeye takılıp da bütün bölümü bağırıp çağırıp eleştiren adamlar olamayacağım kusura bakmayın. <laughs> Abi Gene, o çok kötü oldu. NBA'de falan öyle tipler tüyordu. Böyle bağırarak video atıyorlar da ama söyledikleri her şey yanlış falan. <laughs> Hayır, bir tane sonundaki tartışmalı sahneyi eyvallah beğenmemiş olabilirsin ama adamlar Game of Thrones tarihinde ilk defa bir fantezi, bir büyü şeyine ağır yaslanan bir sahne çektiler. Hiç hmm. yok yani tarihinde. Hani Evet. Üf, bilmiyorum Anakseri de belki deninin House of the Undying'e gittiği bölüm olabilir. O Orada bile güzel. o kadar ben hatırlamıyorum. Şey olarak hani böyle çok görsel olarak bir şey hatırlamıyorum. Kitapta daha bir büyülü bir sahnedir. Hani ta kuzeye Black Raven'a bilmem ne kadar gittik. Bu kadar böyle işte bu da büyülüdür. Lanetlidir. Çünkü dediğin gibi korku öyküleri vardı ve de George Martin eskiden korku hikayeleri yazmış yani ilk kariyerine başlarken. Evet. Sonra bilim kurgu. yani bildiğin ta zamanının neydi? Hem Soka kabusu somuydu. Televizyonda korku şeyine de yazarlık yapmış adam. M. Aa, M. evet Sokağı ya. Hangi şey? Evet söyledin. Hangisi yani. ee, hangi Bir hangisiydi ya seri? Eee Hangi seriydi? var. Şey, evet, alacakaranlık şövalye. Aynen. Ona yazmıştı evet. doğru, doğru. Zaten Game of Thrones'un ilk Epilo ilk şeyi bölümü Wayman Royce'un duvarın kuzeyine gittiği direkt korku evet. öyküsüdür yani. Evet yani hiçbir fanteziyle den daha çok korkuya şey yapar. Burada da en sonunda bir yani 9. sezonu ya da 10. sezon bu Game of Thrones şeyi ilk defa böyle bir korku yerlerine, fantezi yerlerine bu kadar yaslanan bir bölüm izledik. O bütün hepsini hani bir kenara koyup da o sonundaki değişikliğe bağırıp çağırmamızı bekliyorsa <laughs> <laughs> aramayacağım kusura bakmayın hele ki zaten yönetmenin açıklaması ilk defa bu sefer beni şey yaptı tatmin etti onu da söylerim yönetmen açıklayınca ben biraz evet lan öyle olmuş falan diye düşündüm ben normalde <laughs> şey oldum, dinleyip bak, gelirim oldum. bu videolar özellikle dinlemeden geliyorum yani biraz şey olsun ee, ben de bir de Burada bir o korku üyesi Harenel'de var. Ben bir de şeyden çok korktum ya. Blowjob yapıp da sonra Eamon'da çükünü de basınca orada ben bir ürktüm gerçekten. Hayırdır inşallah ne oluyorsun? <laughs> evet çok en grafik bölüm buydu galiba bu sezon zaten. bayağı. Burada güzel. eleştiren geri vardı ya. Game of Thrones kadar seks yoktu bunda falan diye. Buyurun seks. <laughs> <laughs> Tatmin olmuşsunuzdur inşallah. Artık, artık full grafik. Buyurun. <laughs> çat çat koydular vallahi gözüm şey gözümüze soktular. Şimdi baktım evet Twilight Zone'da 7 bölümde çalışmış. Ee, hem okay. yazar olarak. Aynen. Ama adam çok aktif abi zaten. 70'lerde de kitap yazmaya, hikaye yazmaya başlıyor. Ama tabii tut, tutma kısmı Aynen. çok sonra oluyor. <laughs> çok aktif evet. Aynen. Bir aralar o kadar aktif değil maalesef. Evet. <laughs> <laughs> yani başka de... ne iş varsa uğraşıyor? Ya, kitap yazmak. Evet, geçen şeyi de böyle yine yumurtladı gibi oldu. Elden Ring'in dizisi ya da filmi gelecek evet. muhabbetin de yumurtladı. Ee, onu o... da yazsın. Yalnız onu var ya çok çılgın yazar. <laughs> Bu arada ben bir heyecanlanmadım değil ona. Yani. <laughs> onu çok acayip bir şey yapabilirler ki böyle buradaki korku öğelerini görünce onu aslında tamamen bir korku hikayesi, korku fantazi hikayesine çevirip çılgın bir şey yapabilirler yani. Evet. Ona da Laura ne kadar katkı yaptığı tam bir muamma bilmiyoruz yani ne yazdığını. Evet, açıklanmadı. Bir tek Miyazaki şey demişti işte yani şimdi DLC çıkınca DLC için tekrar çalıştınız falan yok o zaten onları da yazmıştı falan dedi. Herhalde en baştan. <gülüyor> Herif, <gülüyor> adama demişler ki ayrıca bize bir 30 sayfa bir şey yaz ya böyle 400 sayfa yazmış yollamış. <laughs> Aynı Fire Emblem'a da öyle olmuştu. <laughs> Eliyle de yazacaktı onu. Sonra böyle bize bir şunların içini doldur falan diye yollamışlar. Böyle beş katı daha materyal yazmış herif. Şey yapıyor değil, değil mi? De. Arada böyle bunlara mail atıyor. İstiyorsanız 10 bin sene öncesini de yazdım Elden Ring'in. Aynen aynen. Yazdı 10 bin o sene öncesini. <laughs> <laughs> Diyorum ya abi ileri gidemediği Geri gidiyor herif. <laughs> <laughs> bir gün ileri de gidecek bekliyoruz. Belki de kendi de bitsin istemiyorlar. Hani öyle bir şey de olabilir. Ya bitireceğim şimdi kitabı neyle uğraşacağım sonra ıvır zıvır falan diye olabilir yani. <laughs> 11 tane Duncan Egg romanı yazacaktı. İşte şey yazacaktı bütün daha vardı bir sürü projesi. Neyse şimdi girmeyelim. Evet, var. <laughs> onları sonra ileride kitap falan konuşursak var bir hayalimiz bakarız. Bölüme geçiyorum o zaman. Direkt zaten ta ilk sezondan hatırladığımız ee, Reniran'ın böyle kendisine koca aramak için e, gittiğinde, gezmeye başladığında, Brecken'larla Blackwood'ların kapışmasını görmüştük. Ee, yine onlarla açtık. Orada da e, zaten bunlar devamlı belli bir Karadenizli aile gibiler, devamlı nehrin aşağısı senin, nehrin yukarısı benim. <laughs> Birbirine girip duruyorlar. Burada da güzel sert bir girişle başladılar. Ee, ama şey güzeldi burada. Yani iki ailenin kavgasından çok kavganın. İşte senin kraliçan. Hayır benim kralım. Seninki bebek katili, benim seninki orospu çocuğu falan diye böyle birbirlerine girmeleri güzeldi. Özcü, sözcü sözcü okuyan, şey okuyan birbirine girdi. <laughs> takvim okuyan. <laughs> <laughs> İkisinin realitesi bambaşka. Evet, sert girdiler birbirlerine. Ne diyorsun? Bu Öyle şeyde bu arada jeneriye ceherisli çeyi de eklemişler. Tapestriye hmm. bizim. Evet bak onu iyi söyledin. Onu Doğru, doğru. Bak onu not alacaktım, unuttum. Yani bu dizi 4 sezon giderse herhalde bir 15 dakika izleyeceğiz onu. Evet. Beklemeye <laughs> i̇şte devam ederlerse. Red Catcher'lar da eklenmiş. Onlar da var. Aynen. Şey asılmışlar. Helena, Helena evet. el, el işini geliştirecek bu gidişte yani. Helena Bütün... zor yapmıştır onu yalnız. <laughs> kafasının düştüğü bölümü. Evet, Helena evet. diktiyse o zaman acıklı bir şey olmuş. Yüzünlü. Neyse evet. Battle of the Burning Mill'e gelelim. <laughs> kitapta şimdi daha farklıydı bu... mı abi daha iyiydi falan. Kitapta daha farklıydı evet. Um, ama şimdi kitapta bir sürü şey var zaten böyle muharebe mi denir? Hani yani. büyük savaşın tatsızlık. parçaları var. Tatsızlıklar var gibi. Tatsızlık değil bu. Bildiğin muharebe canını. <laughs> Kaç bin kişi öldü sen şimdi bunu tatsızlık mı? <laughs> Düğün sonrası çıkmış kavgaya falan çevirme hemen. Tartışma. Tatsızlık çıktı. <laughs> <laughs> Ama şey öyle yaklaşıyor ya Tynet evet. Zafer falan. ilk zaferimizi aldık. Yani pek zafer değil. Öyle onlar zaten <laughs> falan diye. <laughs> Pardon. İlginç şey evet. Yani savaş sırasında çok fazla böyle ufak tefek muharebe var. Tabi dizi hepsini çekecek bütçesi olmayacağı için bu tip ana karakterlerin yer almadığı şeyleri kısaltacaklar yani belli ki. Öncesinde Yönetmeye de söylemişler. Hacı bir karen var. Bir kare de anlatacaksın <laughs> efendi. <laughs> Yaratıcı oldu. <laughs> Kadın böyle Türk ya savaş çekemeyeceğiz falan diye üzülmüş. Sonra challenge accepted falan demiş. Güzel yapmış. Evet şey Blackwood'un bu savaşı başlatan aileler olması da tesadüf değil. Zaten hani daha önce de işlemişlerdi. Yıllar yılı süren kan davası. En ufak bir şeyde bunlar birbirine giriyorlar zaten. Bahanede. Evet. Burada da Savaşın tarafların inisiyatifinde başlamamış olması da başka bir mesaj aslında şey olarak. Hani hmm. onlar da birbirini yerken, hani daha kimse birbirliği bir yere saldırmamışken, kara savaşı, kara <laughs> harekatı başlamamışken, <laughs> bırakınlar bırak bunlar, hadi hocam bir girelim o zaman ya filan diye giriyorlar. Um, tabii ki bu daha önceki um, işte bu turnuva sahnesinde mi Reynis söylüyordu işte çoktan barış zamanında bu gençler işte savaş yapmadı. Bunlar daha savaşın evet. ne olduğunu bilmiyor. işte şey yapıyorlar. Susa aç şeye kana susamışlar falan diyordu. Onu da anlırdı böyle. ikisi de genç böyle elemanların. Gazlar işte tam öyle. Evet. Ergen gazı. Yani zaten böyle bir bakışlar falan şeydi. Bırakın Amos bırakın mıydı? Neydi? böyle şeydi. Aaron Bracken. Aynen. Aaron Bracken ha. Daha böyle adamı dönecek böyle ben bu herife girersem savaş başlayacak. Onun evet. bir farkındaydı galiba adam böyle bir. <laughs> bir gerginlik bir vardı. Böyle. Aynen. Orada giriyor işte kitapta da burada bana ilginç gelen şeydi aslında. Kitapta geçen hafta bahsetmiştik kitabın daha çok Hightower propagandası olduğuna dair. Evet. Kitapta da bu şeyde savaşın Blackwoodlar tarafından. Bu arada Blackwoodlar First Man. Yani evet. Old Gods inancına sahip. Brackenlar Seven inancına sahip. Yani bir din kavgası da var aralarında. Ve de şey tabii ki Seven inancına sahip kişiler tarafından yazıldığı için kitap. Bir Katolik protestan Kitaplar. kavgası gibi yani orası. <laughs> evet. İşte kitapta şey deniyordu aslında. Blackwoodlar bırakınların arazilerine girdi. İşte kiliseleri yaktı. Camiye ayakkabıyla girdiler. Ha, a, Ondan sonra direkt kiliseleri <laughs> spoil ettiler falan diye bir şey vardı mesela. Burada ilginç olan konseyde Eamon şey diyor Bracken saldırmış diyor. Evet Yani burada tersi. Hani bir böyle daha bir um, değiştirilmiş ama belki de kitap propagandasıydı denilebilecek bir şey de vardı. Çok mantıklı lan. Evet, burada Lord Blackwood ölüyor bu şeyde. Um Amos Blackmıştı. başta. Pardon, Amos Bracken'ne. Um Blackwood'un Lord'unun adı neydi? O, o Hatırlamıyorum. Sahnede söyleriz. Not aldım bende de şimdi. Karışmış Yok buradaki isimler evet. değişik ya. Kitaptaki ha, değişik başka mi? isimler. Tamam. Kitapta başka isimler var. Um işte um Ölüyordu Blackwood'un Lord'u. Ondan sonra Brackenlord'un da Black Alley diye bir karakter var şeyin kardeşi işte o Lord'un. okla öldürüyordu bilmem. Weirwood Oku'yla öldürüyordu. Ha. O sahneyi falan göremedik tabii. Belki ileride Black Alley diye denilen karakteri görürüz. İlginç bir hani o kadar şey olmasına rağmen herkes böyle aa Black Alley Black çok iyi falan diyorlar işte. O kadar sahnesi falan var kitapta. <laughs> İnsanlar gaza geliyorlar tabii bu tür şeylerde. Ora, orasını göremedik savaşı Um, bu kısa bir anda bitirince ama dediğim gibi um, şeyi um, Bütçe'yi de artık ana savaşlara ayıracaklar adamlar yani her şeyi de çekerlerse <laughs> ya bir de dizinin Başarılı şeyi de adamlar. beklentisini de bozuyor ya böyle şeyler şimdi bir kere erken verdim mi seyirci hemen ona gidiyor yani burada tonu bir kere set ettiğinde savaşı da ona göre ayarlaman lazım aslında Game of Thrones'ta da iyi ki öyle daha küçük savaşlar ben hep daha küçük gösteriyor. Aynen işte. anne. Şey vardı ya işte ilk ki bu Tyrion'un girdiği savaş vardı ya orada Heh. kafasına bam diye vuruyorlar. Tyrion bayılıyordu savaştan sonra ayılıyordu. Aynen. Ne oldu arada? Bütçe <laughs> etmedi. <laughs> Tyrion dayılınca biz de çekmedik. <laughs> Kolonyasına gitti bütün para Anca yıldıktık diye inanılmaz. Ama aynen. Ceset Tarlası fikri daha güzel ya. Yani Ceset Tarlası. Evet o fikri. o sahne bayağı etkileyiciydi. Yani çok fazla da şey yok um, ne diyeyim um, arkadaki yer değirmeninin dönmesi işte Burning Mill muhabbeti hani bu tan davası Black Wood and Bracken arasında ya o döngü evet. hani aynen. şey döngüsü şiddet döngüsü zaten bir sonra Harrenhal'da da ona <laughs> bir şey yapılıyor orada onu Gönlümde bir Göndermesi var evet. Ona gireceğiz. aynen Simon um, Simon Strong. dayım orada ne diyordu işte sin bir geçsin bir geçsin diyor ya işte evet. um, bu da işte bildiğin aynı bu şey um, bu Blackwood Bracken başka şeylere doyuyor işte şey de Reynos'un bir sonraki konuşmasında da savaşın başlangıcını kimse neresi hatırlamıyor. olarak evet. hatırlamıyor. İşte Bu adamların da ne zaman savaşmaya başladığını kimse hatırlamıyor zaten. Damon da soruyor niye bunlar savaşıyor diye işte. <laughs> Kimse bilmiyor. Bilmiyoruz. Bir topu onun arazisine girmiş bir gün. O topu kesmiş herif. <laughs> i̇şte <bilmiyorsun. gülüyor> Oradan işte bilmiyoruz. Oradan beri bundan giriyorlar. Ya tabi Egon the Conqueror'dan geri beri gelen bir şey bu yani bir yandan da. Oradan beri bir sürü... E, ondan bir... da önce bu. Ondan da öncesi de var tabii. Bunların şeyta zamanının ne diyeyim First Man. Ha sen ha, tamam. ha, Onu diyorum. Ha, 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 tamam. Pardon. <laughs> Andal istirasına da, dayalıyor bunların kökü. Oha. Zaten Blackwood, Bracken ve de Tully bu Riverlands'te en, en şey üç aile. Hani bunlar askeri olarak da birbirine yakın aileler. Tully'ler kontrol etse de. Evet. Um, o yüzden terlilerde kontrol edemiyor zaten. <laughs> 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 Terliler biraz daha böyle bir ruhani lideri olmaya çalışıp bu grubu beceremiyorlar. Yani abisi olun falan yok abi biz zaten olmuyor beceremiyoruz diye. Yok olmuyor zaten. Um, Riverlands daha önce de bahsetmiştik geçen bölümde birbirine girmesiyle ünlüdür. Yani Aynen. ana kitaplardaki iç savaşta en kanlı Riverlands'te olur yani başka hiçbir yerde şey yokken. Um, evet. Riverlands böyle River Lordları direkt birbirine girer. Aslında hmm. şeyi de söyledin ee, zaten oraya geçeyim hemen ufakta. Renis ile Renira'nın konuşması da aslında Aric değeriyi gömerlerken işte hmm. bir, bir yandan burada bu arada bölüm boyunca böyle Jason ufak ufak e, boklamalarını evet. gördük. <laughs> Diamond'ı da fazla izlemiş Chase. Evet evet o da gaza geldi. <laughs> Diamond pozları vardı arkada böyle kılıcını tutarak. <laughs> Diamond'ın ne kadar kötü bir örnek olduğunu her, her saniyede bize hatırlattı. Devamlı evet. bir kılıcı tutmalar, devamlı bir böyle mıs falan yapmalar. <gülüyor> hmm. <gülüyor> yandan yandan. Burada da işte... E Renira hala böyle pozitif hani o da sonunda sonuçta yeminliydi falan ya sikerim onun yeminli falan diye böyle de <laughs> Jace atar yapıyordu. Ama burada Renis çok iyi işte abi. Renis iyice böyle Renira'nın eli konumuna geçti artık. Yani devamlı ona bir şeyler fısıldıyor ama pozitif işte bir belli ki bir kontrol çabası da var. O zaten en başından beri savaşa e, ya da işte kendi akrabasını öldürmesine daha ters bakan biriydi. Bence bu bölüm zaten e, ilk sezonda o çok ağlanan e, ejderha sahnesine de artık biraz kapattı gibi oldu. Yani Renis'in artık aklı fikri daha böyle sakin olalım, bak barışa gidelim. Çünkü yönetecek bir şey kalmayacak sonra. O da onu biliyor, öncesini bildiği için. E, bu sahnede biraz sanırım... Renira'nın eli oldu iyice yani. Evet ve de genel olarak diziyi eleştiren Nerd Rage amcaları katılıyormuşum gibi olmasın ama bu bölümde Rhaenys'in bu kadınlar daha akıllı erkekler hatta dizinin genel olarak kadınlar daha akıllı erkekler savaş yanlısı narratif biraz bir tık fazla kaçtı artık yani bir tık artık Anladık onu zaten. Hani zaten hmm. bütün tarihteki savaşları erkekler çıkardı. Yani şimdi ben erkekler daha savaş yanındası değil <laughs> penis demiyorum. Penis savaşları. <laughs> Ama işte böyle Rhaenys'in sürekli arkada evin feminist teyzesi şeyi beni birazcık baydı. <laughs> <laughs> aslında hep o Rhaenyra'nın sahnesini de sonunda konuşacağımız hep o açıdan düşünüyordum aslında. O yüzden evet. bana da böyle bir yan hani için biraz bu kadınların barışçıl olma şeyini geçen sezon da işledik çünkü. Hani Luke'un ölümüyle oradan bir dönüldüğü izlenim oluşmuştu bende artık. Hani tamam. Luke'un ölümünden sonra Rhaenyra da artık ne diyeyim o kadar barışçıl olmayacak. Çünkü kitapta bir savaş ya yani bir yerden hani Renira hiç bu kadar iyi değil. Hani onun da sebebi var zaten neden. Onu tekrar konuşuruz da hani burada biraz yenisin artık. <laughs> <laughs> Çok bilen Bilge abla halleri böyle otçu aslında yaptırmazdı falan diyor şey bilen. Bilmiyorum Renis Otto da Westerling'e yollamıştı öldürmeyi Renira'yı aslında. En başta. Hani... Ama tabii Renira'ya. Ya yani burada bence kırılma şey oldu. Tabii e, Ceheris'in ölümü oldu. Ceheris'in ölümü olmasaydı Renira zaten gazın altını kesmeyecekti. E, bunlar konuşulmayacaktı. O Ceheris'in ölümü zaten e, etkisi bayağı Damon'a kadar gitti yani aslında bu bölümde. Bilmiyorum Renis'in e, ya yani anlıyorum dediğini biraz daha böyle şeyin altını açtıklarını daha böyle kulağına fısıldayan ve daha böyle e, evin feminist kadını gibi ama ben okeyim. Yani çünkü şu açıdan okeyim Renis e, bir yandan da herkesi böyle tutmaya çalışıyor. Corliss'le de uğraşıyor geliyor ile uğraşıyor Ejderha'ya biniyor. Aman diyor şeylere de ben bakayım çünkü orada şimdi başkası olsa Genco birini yolladık. Bak hemen Reyna gitti. Beyla gitti pardon. Yakacaktı adamları. Hani temas etme falan dedin diyor da öldürecekti yani. Bu mutlaka orada tuttursa vururdu. Şimdi şey öyle değil Renis. Renis hep dengeci olduğu için bence mantıklı devamlı söylemesi. Benim... Çünkü bunları dengede tutmak çok zor abi. Yani Renira da hemen her an bozulabilir. Öbürü de bozulabilir. Benim... Benim dengeci olmasıyla pek bir derdim yok aslında. Burada birazcık hani Alicent geldi benimle konuştu İşte Otto öyle yapmazdı filan böyle artık yeşilleri de artık savunan değil demeyeyim de yani. İşte Renira'yı ikna şey... çabası gibi biraz onlar bence. Ha, Alicent sen ne konuştuysan niye o zaman Dragon şeyden böyle patlatarak çıktın abi o niye o artistliği niye yaptın Reynes? <laughs> hani ya belki o... hapsetmişlerdi bilmiyorum başka çıkış yolu yoktu. Çıkış yoktu zaten. Bir ikincisi de tabii biraz gözdağı da vardı orada yani. Ya yani neyse zaten bu bölümün konuşacağız en sonda. Hani tamam artık bu şeyden herhalde dizi bu son bölümde biraz daha bastılar. En son biz olaylar dönmeden önce yani bu kadınların istemediğini kadınların hani başka bir çözüm istediğini erkeklerin savaş borazanı çaldığı evet. anladık. Hatta burada Jason de o pozları da direkt onu gösteriyor. İşte burada işte işte hain bu herif falan diyor. İşte Renira gene onu ama yeminini tuttu falan işte diyor <laughs> tamam evet kitabın da incelediği şeyler bunlar. Karakterlerin bunu konuşuyor olması güzel. Yani bir de güzelim Zırhları da gömmeseydiniz. Zırhlar lazım olur. <laughs> Zırhları niye gömdünüz? Zırhla yani? niye gömdünüz abi? Bir de herifler White Walker, White olarak kalkarlarsa direkt zırhlı olacaklar. <laughs> <laughs> Öldüremeyeceksin. Çünkü benim bir üçüncü e, dizi öncesi özet yaptığımız bir şeyim vardı. Öngörüm vardı. Üçüncü bölümde White gözükecek diye. O undead gözükecek demiştim ya. Evet. İşte bu bölümde gördük. İşte undeadler de bu savaşa dair olabilir. O yüzden... Sırf ile gömmeyin insanları. <laughs> <laughs> <Ay>, yakın. <laughs> Cenaze seyahatinde şöyle bir şey söyleyeyim. Velayronlar öldüğünde gemiye böyle bindirdiler. Evet. Targaryenlar öldüğünde yaktılar. Böyle normal insan önce gömüyorlar falan böyle. Böyle <laughs> bir şey de var. De var. Bunların şeyi yetmiyor gemiye, Aynen. ejderhaya. Onlar, her, her ölü için bir ejderha falan bindiriyorlardı. Daha da kötüymüş. <laughs> <O, gülüyor> eskiden vardı işte atıyla gömdüler falan gibi tarihi şeylerde. Ee ölümlerde böyle atları da gömmeyin abi. Bir rica edeceğim. lazım onlar. <laughs> At, zırhtı. bunlar savaşta lazım olacak. Sonra başınıza iş alacaksınız. <laughs> Ritüel yapacaksınız diye gömmeyin bunları. <laughs> bir yandan da Renis'le ilgili son bir şey daha ekleyeceğim. Renis'in de aslında biraz daha bunları çok vurgulaması, çocuğunu kaybeden kadınların etkisi de var. Yani Renis de iki çocuk kaybetti. Yani birini kaybetmedi ama sonuçta kaybetti bilmiyor. Ee, işte Eras'ını yani. kaybetti. Renira kaybetti. Mesela erkekler de kaybediyor. Siklerinde değil. Corlys alır e abi öyle falan dedi. Geçti. Ne bileyim Damon yani. zaten suratlara Damon baktı. Öyle, <laughs> yani ottta da torunumdu tabi ama çok da şey değil. Hadi biz önce Renira'yı öldürelim. Yani, yani. torunumdu kafasını bulduk hadi şehirde dolaştıralım diyor. <laughs> çok <o> kadar üzgün. <laughs> o <yüzden> biraz... Kafayı <laughs> dikin Şimdi onun Şimdi o da biraz daha böyle şey olsa e, onlara benzeyecek yani evet oradan bir çıkış olmayacak. Ya bu fikir aynı fikirdeyim bu konuda. Bir görüş ayrılığım yok. Sadece ben bir tık bu bölümde biraz anladım, fazla, fazla gözümüze evet, sokuldu anladım. diye. Hani ama son bölüm herhalde artık bu tip konuşmaların evet. yapılabileceği. Muhtemelen. O yüzden o yüzden belki biraz dozunu yüksek tuttular ki bir sonraki şeyde herkes birbirine girerse daha bir kontrast oluşsun diye yani. E, muhtemelen. Zaten bunun geçişi de güzeldi. Böyle işte tam İlginç olan hani Hı. pardon, Renira'nın bu bölümde yaptığı aldığı kararlar aslında kadınların mantıklı olması şeyi değildi. Bu güzel bir şey aslında. Biraz yönetmenin açıklaması o açıdan yararlı oldu. Geleceğim oraya. Tamam. Yok aslında. zaten Ay mantıklı yapacağım diye. Renira'nın e, ben de bu dizide böyle üç feyzi var. Onu artık anladım. O üç feyzi özellikle konuşuruz ileride. E, şey geçişi güzeldi bu sahnenin. Mezara işte kamera tepeden bakıyor. Sonra kola kesiyoruz. Kolda böyle aşağı bakıyor. <laughs> o da böyle biraz ölüme bakıyor gibi falan bir geçiş yapmışlar. Çünkü şeyi anlayamamış herif daha. Hand oldum ama ne yapacağım falan. İçeri biri yürüyor hazır <laughs> ola falan geçiyor böyle. Yani ben ben falan diyorum. Adamın hand olarak yaptığı ilk şey terk etmek <laughs> <yapıyorum. İşim gülüyor> gidiyor. Ben yapamam bu işi. demek <laughs> yerine terk etti. Başımda az bunlar <laughs> Çıkıyorum. Ha bir de herifi hand yaptınız bari düzgün bir giydirseydiniz ya. Adam hala şeyde savaşa gidecek tabii bir yandan. Hani hazır bir yandan da. Yine de bir giyin değiş üstünü değiş falan ne bileyim bir ciddi <laughs> alınsın yani. Belki kol evet. şeydir aslında. Ben hala askerim, ben hala işte şeyimiz işte. var mı diye diye kendi seçimidir. Ya olabilir ama işte ciddiyet şeyi zaten hemen onda vurguladılar ya. Bir de Egon gitmiş avanelerini doldurmuş <laughs> Kingsguard'a. Aynen abi, adam ekürleri bizim kriptoçu çocuğu Adam Kingsguard yapmış. <laughs> kriptoçu çocuk. <laughs> tamam. Burada da Kingsguard. Aynen o şeyi toplamıştı ya. Evet. Tamam. Bu arada Kingsguard sayılarında. 6'ya 2. <laughs> 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 Erik ve Harry'in ölümü ve Westerly'in kaybından sonra nereye gitti bilmiyoruz onu. Aynen ortalık. Chris, Şeyde bu herifler Martin Rain, Leon Esterman, Edward Waters. Bu 3 tane geçen bölümlerde Aegon'un arkadaşı olan elemanları Aegon direkt Kingsguard yapmış. İnanılmaz. İlginç bir şey inanılmaz ya <laughs> nepotizm <gülüyor> nepotizmin <Evet>. dibi artık <laughs> aynen yoldan buldu adamları şey yapmış bu tam Robert gibi Robert da böyle geleni geçeni yapıyordu sonra o Kingsguard böyle her biri birbirinden şey pedofilinden çok daha hepsi <laughs> vardı Robert <'ın> Kingsguard <laughs> <laughs> Hadi onlar bir de yani elinde sonunda Knight'tı değil mi böyle hani bir dövüşebilecek kapasiteleri vardı bir yandan da bunlar eş yani ne kadar olduğu tartışılır Robert'ın Kingsguard'ında. Bunlar böyle ilk kılıcı görseler bayılacak gibiler. Ah kılıç falan diye böyle. <laughs> Çok kötü duruyorlar. Aynen yani bunlar Laris'ten korktular abi o derece. <laughs> evet <yani>. ya. <laughs> Topaldan korkmazsın <laughs> be abi. Elciz. <laughs> Elciz Evet Chris şey ben önce şey zannettim zaten böyle anlamadım. Crispin gelirken böyle sikitlemiyor falan adamlar. Ooo herkes Crispin'i atar mı yapıyor lan acaba diye evet. düşünüyor. Meğersem adamların hiçbir şey denemeye Ne yapacaklarını bilmiyorlarmış. <gülüyor> Aynen. Burada Jasper zaten hemen lafını sokuyor. Yani e, eksikler doldurul eksiklerin doldurulması gerekiyordu falan diyor Egon. Zaten evet sonuncusunda yok yere kaybettik falan diye direkt kola saplıyordu böyle. <laughs> zaten herkes bir kola so sokuyor. Alonso'nun yani. da sokuyor, şey yapıyor. Genel olarak on sayıta evet. um, Otto sonrası bir otorite bozukluğu mi? bozukluğu var. Yani şey yok herkes. Um, yedek öğretmen gelmiş gibi takılıyor önüne gelen söylüyor hiç kimse şey yok. Heh, ne diyeyim? Herkes kafasına göre konuşuyor. Patavatsız herkes falan. herkes birine laf sallıyor. İşte Orwell'a, Thailand şey, Thailand şey yapıyor Hani biz senin zincirlerin hangisi bunun savaş uzmanlığı falan diye teşekkür <laughs> İyice be. <laughs> <laughs> çok, çok, da çok komik şey değil yani. Çok da kötü bir fikir değildi orduları birleştirmek aslında yani, Tayland için. Adam zaten doğru bir fikir söyledi de Tyland herkes bu arada tabii kendi şeyine çekmeye çalışıyor. Jasper biraz daha böyle orada daha otoriter olmaya çalışıyor. Tayland işte bak biz Lannister'lar olarak buradayız bilmem ne. İşte bir yandan da aslında burada birkaç önemli konu var. Jasper direkt mesela şeyden bahsetti. İşte muhabbeti abi. yapıyor Iron Rod. Aynen. Şelillerden <laughs> bahsederken çük şey yapıyor. Ya. Aynen ya. Ben de diyecekler çok şey Azısın sanki falan diye <laughs> Şey, çünkü hiç şey, çok kalk, hiç inmiyormuş ya biri. Aynen. <laughs> Oraya e. bir çük lafı sokmuşlar hemen Şey dedi ne o da kontrol edemez mi falan zaten çok yaşlı falan diye talilere daha geçmişti. Ama ondan öncesinde işte şey dedi mesela yani amcanız Ormund'u getirebilirsiniz. İşte bak kardeşin ejderhası aslında fena olmadı. O da pişti falan. Darren yine masaya geldi Darren konusu. Mesela Aegon falan hiç sallamadı bunları. Hani e, şeyden kopukluğu da belli oldu orada. Hani zaten Darren'la falan nasıl anlaşacakları ne olacak. Belki bu tez bu kadar gelsin gitsin e, şimdi iyi tarafa bozulabilecek bir konu olmadığı için. Hani Darren geldi çok sakin çocuk ve ortalık sakinleşecek gibi değil de sanırım sen demiştin ona Darren kitabın tam tersi gibi aşırı piç gelebilir. Yani ona, ona, ben inanmaya başladım bayağı bu evet, Kitapta <laughs> yanmıştır o da. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Az bilmiyorum. Derine daha var zaten de. Um, daha büyüyecek o çocuk. <laughs> Aynen. Um, yani burada Tom Glencarney'in um, röportajını görmüştüm. Adamın um, adam şey dedi. Egon çok insekür. Hani aptal olduğunu farkında. Hiçbir şey bilmediğinin farkında. Evet. Otto'yu yollamasının sebebi aslında şey Otto'nun çok daha akıllı olması bu konsey şeyinde mesela Otto'nun her türlü kontrolünü alması, her şeye cevap vermesi her şeye. işte o sahnesinde de gördük ya. Otto böyle gelip onu söyleme geri zekalı bunu söyle falan diyordu. O yüzden Otto'yu yakınında istemediği, insecurity ettiği için kolu da ondan seçti. Çünkü kol bildiğin golem. <laughs> Onun da hiçbir fikri yok. Hani siyaset, politika konusunda. Aegon'dan o da Aegon'dan daha kötüdür hatta bu konuda. O yüzden um, işte Aegon'un in bu insecurity burada Iron Rod dediğin gibi biraz hani o da yoksa ben söyleyeyim lafımı falan diye giriyor. Um, hala da bu Grover Tully halletsin. Bu Blackwood Bracken oyuna diyorlar ki işte o Lord Blackwood ölmüş savaşta. Evet. İşte Aegon diyor ki o oh, iyi o zaman işte bizim bir zaferimizdir. Halbuki Bracken ordusu da Blackwood ordusu da dağıldı yani. <laughs> Sonuçta... Dibreni parçaladılar. <laughs> ha, Riverland üzerinde tek um, Grover Tully uh, sanırım Aegon'u desteklemek istiyor ama o çok yaşlı olduğu için. Bu arada çok üzücü bir haberim var Grover Tully deyince. Ne oldu? Kermit ve Elmo'yu kesmiş dizide. Aa evet doğru bahsetmedi onlardan ya. Sadece Oscar var dizide. <laughs> Göreceğiz herhalde. Keşke olsalar da. Ke <laughs> Büyük nötreye gelecek abi. Bunu sanırım insanlar daha <laughs> bilmiyorlar ama... Bilmiyorum doğru mu ben. Çok bir yerde okudum. Um, Elmo ile Kermit olmayacakmış. Bence doğru bir karar. Çünkü bence George Martin bunu yazarken... Bu ta artık Fire Emblem'ın bir bilmem ne tarihindeki bir adamın adı diye taşak geçerken bir anda dizide karakter olarak çıkması <laughs> Kendi şey istemiş yani, image... olabilir ya ben dalga geçmiştim bununla falan diye olabilir. Aynen aynen <laughs> şey böyle ilk dizinin et Sheeran'ı sokması gibi. <laughs> bir etki yaratabilir yani immersion breaking adam böyle çıkıp adınız ne Elmo falan diye olmaz yani evet. her neyse oraya bir şey yapmayalım hala Grover Tully halletsin biliyorsun geçen sene kim söylüyordu hatırlamıyorum ama konseyde aynı laf geçiyordu Vardı, evet. Grover Tully halletsin bunu diye bir laf geçiyordu burada bile geçiyor bir evet. daha tekrar, tekrar hala aynı abi. şey hala aynı yerde bunlar hala Blackwood'la Bracken'ın <laughs> kan davasını Grover um, Tully'nin çözebileceğine inanıyorlar. Ha, bir kısmı burada. <laughs> Halbuki adamlar en ufak bir kıvılcımda başlattılar savaşı onlar. Bu savaşın sonucu Bracken'ların etkisiz hale gelmesi olacak. Bracken'lar ve Blackwood'lar sanırım um, orduları bayağı azalmış olacak. Aslında Aegon'un dezavantajı um, da yani bir yenilgi aslında bu Aegon için. Çünkü Riverlands'te e, Aegon'u destekleyen başka hiçbir şey kalmadı. Lord kalmadı. Eğer Teleler de desteklemeyecekse. Yani Taleler kendilerine şey yapan lordları desteklemeye kalkmayacaksa hani çalışmayacaksa. Yani o zaman Aegon'un desteği kalmadı. Bu Crownlands'lerin King's Landing çevresinde oradan bahsedeceğim. Orada da fazla yok. Yani yakın bölgede Brackenlar aslında en güçlü orduydu. Bracken'ların bu boku yemiş olması kendileri başlatmışlar. Orada biraz sanırım Aemond biraz daha farkında durumun. Çünkü şey filan diyor işte Lord Bracken bok yemiş filan gibisinden evet. Brank konuşuyor. Direkt şey yapıyor. İşte Bracken ordusunun olmayışı bu açıdan yani şey yeşiller açısından büyük dezavantaj. Onun farkında değiller ama işte. Yani Tyrant biraz farkında gibi ama bir yandan da o da çok şey dert anlatamıyor. Sonra da dalgaya vuruyor zaten. Ee, bir de dediğim evet. gibi yani taliler kontrol etsin şeyi bir de ne kadar kopuk olduklarını gösteriyor. Bu, bu bölümün zaten bir diğer teması da oydu aslında. Yani, tepe'nin yine hem halkla kopuklar hem de diğerleriyle de kopuklar. Yani Kimse düzenli gidip görüşmemiş. Mesela ben şimdi Egan'ı konkur dönemini okuyorum Egan gidiyor devamlı. Böyle düzenli takvim var, asistanı var falan. Bu hafta neredeyiz? Evet Starklara gidiyoruz. Böyle geziyor falan. Ceres. <laughs> Ceres'i konuşurken hani iki bölüm ilk bölümde bahsetmiştik. Evet. evet. düzenli olarak gidiyorlardı. Şimdi evet burada o, o yok. Yani iki taraf da yapmıyor. Renira yapmıyor. Yapmıyor hiç, hiç yok. Ee, bir güzel i̇şte detay daha de var. Tyland'ın pardon Tyland'ın Tyland yani bu çok fazla insanlar biz böyle biliyormuş gibi konuşuyoruz da hani King's Landing'in <laughs> yakınındaki şeylerin muhabbeti geçiyor burada. Tabi dediğin gibi Ormunt'ın Old Town'dan bu bölümde neydi adamın adı? Gwaine miydi? 3 ayda Gwane, geldim diyor. Gwaine Hightower Hatta. evet. 3 ayda gelmiş tek bir de o ufak bir grupla 3 ayda gelmiş herif. Yani orduyu getirmek demek ki <laughs> 4-5 ay ötede o şeyin hani Darren ve Holdtown'daki ordunun ve de aynı şekilde um, Lannister ordusunun uzay, batıdan biz Tully'lere işte Blackwood'ları sıkıştırırız diyor. onlarda da Blackwood'lar var arada. King's yeah. Landing en doğudaysa Bracken, Blackwood, Tully ve Lannister şeklinde şey var. İşte orada Lannister'lar biz orduyu getirirken Blackwood'ları sıkıştırırız ya da bize katılmaya zorlarız plan diyor. İşte onlar biraz daha aylar sonrasının şeyleri yani bu Crownlands King's Landing çevresindeki aileler ilk şey zaten Kristen'ın da bahsedeceği hani oraya gelecek mi biliyorum da sen ne diyecektin söyle ben daldım Yok içeri. Kristen şeyini Hı. söyleyecektim aslında zaten aslında bunu kol çok istiyor senin dediklerini hani ben gideyim ikna edeyim yolda çevireyim işte şey yapayım onlar gelsin bunlar gelsin da onun peşinde ama e, benim burada zaten esas ikiliğin çıkacağını düşündüğüm nokta artık şeyden hani burasının içerisinden de Eamon tarafından yani o biraz daha e, şimdi kol gelince biraz da şeyde vurgu yaptı ya kamerayla işte parayı elinde çeviriyor işte biz de kolla oturup stratejimizi yapmıştık o da Heron oldu Riverdance'te falan konuşuyorlardı orada yaptıkları strateji zaten burada kolun bahsettiği Eamon evet. Aynen. Aynen. da onu hiç isten işte, hiç şey istiyor ama biraz böyle Eamon'da şey gördüm diğerleri kadar mesela Egan'ı iyi tanıdığı için bence çok üstüne gitmiyor. Aralara laf sokuyor. Cole'u biraz serbest bırakıyor. Ona hiç karışmıyor mesela. E, o açıdan hoşuma gitti. Herhalde en düzgün Eamond bölümlerinden biriydi yine burası. Yani aralara girerken. Bir de şeyi de bence... Istediği... Düzgündü evet. Çok düzgündü. <laughs> e, birkaç bölüm önce şeyi görmüştük yani. Daha ilk bölümde birkaç bölüm dedim. Allison e, Cole'a bir bakış atıyordu. Cole ona göre konuşuyordu. Şimdi Cole Allison'ı siklemiyor. Sen ne hmm. anlarsın ayağını çekti hemen zaten ona. O yüzden Eymont bence o denklemi de çözdü. E, şu an böyle kendi stresine gittiği sürece karışmıyor gibi bir hale getirdi. E kol da o tarafta. Çok yüksek. Ama burada kolun Eymont'a sen gelme. Ayı demeş olması biraz ilginçti benim. Ama işte o da yani, koltuk korkusu. <laughs> evet. Orada hani şey ikisi plan yaptıysa. Acaba şey mi dedim hani bunlar plan yaptılar. Ha yani, ya da ya da. Ama söylemiyor hani Veigar'la alacak gidecek herif mesela. Olabilir. Bunun peşinden de hani söylemiyorlar konseye itiraz etmesinler. Ama biz Veigar bize lazım burada koruması King's koruması için. Orada bir Aemond hani ona sen gelme falan diyor. Aemond hiçbir şey sö söylemiyor dediğin gibi sakin kılıyor. Hani o Aemond'ın sakin olmasından mı yoksa bir şey mi bir mi var bilmiyorum. Um, ee, Kolun planı biraz kitapta biraz daha farklı. Şöyle farklı. Kitapta en yakın King's Landing'e iki kale um, Roseby ve Stockbird. Hmm, Stockbird. Roseby'den bahsediyorlardı galiba zaten. Evet. Roseby ve Stockbird en yakın iki kale. Ve de um, şeyde kitapta Rosebud ve Stockford'un lordları şeyde, King's Landing'de zindandaydı. Evet. Bu olaylar olurken. Paul gidip onlara diz çöktürüyordu. Ve de Rosebud ve Stockford diz çökünce o zaman şey yapıyordu. İşte bunların hani iki lord bize ordularını verecek. Onun garantisini alıyordu lordlardan diz çöktürüp. Ondan sonra çıkıyordu yola. Burada ben çıkayım da artık yolda alırım falan diye çıkıyor. Birazcık <laughs> yolda düzeniz. Hani, ha o orada Alison'ta da diyor zaten. Bu nasıl plan amına koyayım hani, yolda ordu mu toplayacağız? Adamla kahveden adam topları gibi mi gideceğiz falan diyordu. <laughs> Para atıyor hepsi. Yani, mi? <laughs> yani, hem planın bu şeyi biraz saçma olmuş burada. Gerçi kolunda hani çok akıllı bir adam olmadığı için saçma plan yapması normal. Um, hem o saçma bir de ejderhaya Hani ben Veigar'la geleyim yok sen gelme. E ben Sunfire'la geleyim yok sen de gelme. İşte abi kapıdan çıktığın anda ejderha, <laughs> ejderha yakıyordu seni az daha. Hani... Ya da o zaman şu olabilir. Eamon tarafında. O sahneyi de yarım gördük sonuçta. Daha sonra hmm. Sylvia'nın yanına gitmişti. Otto. Yani Eamon bence şeye de ikna almış olabilir. Bunlar takılsınlar benim vaktim gelecek. Böyle top bana gelecek ben o zaman şutumu atacağım gibi de olabilir. Yani şeyi bekliyor olabilir. Zaten kolun sıçacağına emin. Ee, ne bileyim işte. bir e kolun sıçarsa bütün e, gidip kol, orduyu kaybedecek abi o zaman. Edemez ki hani, yolda ben. Ha şöyle sıçacağından emin. Hayır, orduyu kaybetmek belki değil. Yani sıçtığı anda bu devreye girecek işte. Hani Beceremedi ha, mesela. Yardıma gidecek. Aynen. Düşün. aynen. Hani ona ihtiyaç olduğunda gidecek. Hani Emir geldiğinde değil. Biraz daha Damon'a çekmek de istiyor kendini. Damon da hep öyle konumlandırıyor ya. bana Ya da buna gelmeyecekler şey. Gidecek bu herif. Her ha, ya, da, <laughs> ya da her halükarda gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir türlü yani onların emriyle olmayacak gibi bir hale geldi. Otto da biraz yağladı ya bunu. Aslansın, kapsaksın. İşte tek başına en iyisi sensin. Senden iyisi yok. O tek başına vurgusu Damon'la şu an paralel gidiyor zaten biraz. Yani göreceğiz. Burada bir... Um... Nedir tam olarak plan ya da Eamon ve Crispin'in bir planı var mı yoksa Crispin'in bu yaptığı biz Basar gideriz hani <gülüyor> böyle 50 50 kişiyle çıktı yola. Ondan sonra yoldan Stey'den, Stockworth'den. sonra bir Duskendale var bir sonraki. Ondan sonra bir de Ruxnes var. O da Rook, Rooksnes'te de şey işte. Denira'nın konseyinde Stanton vardı ya. Yeah, Stanton. Ya bizim yeah. bizim şeye gelecek. Kaleye gelecek sıra ben gideyim eve Aynen. diyen adamdı. İşte böyle en yakındaki Crayonland üzerindeki um, aileleri topla ailelerin ordularını toplama şeyi bu çabası. Crayonland'ta Aegon'un in indiği yer olduğu için <gülüyor> 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 şeydir yani Targaryen loyalisttir adamlar hep Targaryenleri ilk destekleyen um, ailelerdir her konuda. Ama burada iki Targaryen savaştığı için Arada <laughs> birazcık maymun oldu adamlar. Ya geçmişte kolay oluyordu bizim bu işler. Targaryen kimse onu destekliyordu. <laughs> Şimdi yüzü de Targaryen ne yapacağız bilmiyorum. Ben... Şimdi o oy sistemi karıştı kardeşim. Belediye başkanına vereceksin. Yani burada şeyde um, kimi Duskin Dale'in um, işte bu, Kristen, Crispin Roseby ve Stockworth'u diz çöküyordu. Duskin Dale'in Lord'u uh, Gunther Darklin vardı. O dis çökmüyordu. Onun Crisp'in kafasını uçuruyordu. Şeyde. Hmm. Uh, kalede daha. King's Landing'de. Ama burada... Fragmanda var bir arada ya. bir kafa uçurma? Bir kafa uçurma vardı. Belki onu şeyde yapacaktır. Son evet. hani herife diz çök falan diyecektir. uçuracak mı? Öyle bir şey yapacak herhalde. Muhtemelen Neyse, şey yani... onu yapacak. Kitapta bir tık daha mantıklıydı planı. Burada biraz daha fantastik olmuş. <laughs> Neyse. <laughs> burada bu şey, daha... karaktere de uyuyor. Kitapta ha. zaten daha akıllı, burada daha geri yani. Evet. Ona diyecektim. Ya yani burada karakter uyuyor. Ya yani Kol zeki bir herif değil yani. Evet, daha, kitapta bir biraz olacak. daha Gerçek King's Ending'den çıkınca biraz karakter kendine geldi gibi ya. Böyle atarlı Kol, böyle güvene atar yapan Kol fena değildi. Değil mi? Çünkü izlemek, izlemekte çok zorlandığım bir karakter. Cole orada or, or, or. şey hiç yok. orada... Redeeming quality denilen şey yok. Hiç yok, yok adamda. Hiç yok, sıfır. Zaten orada, orada yer değişti. Gwaine'in dallayaraklığı da yüzünden kol evet. böyle şey kaldı. Evet. <laughs> Güven Okar şey dallamaydı ki işte onunla yer değiştirdiler ya. Yani bir de böyle... çıkınca bir rahatladı herif o. Oh. Buranın aurası bana kötü geliyor falan diyor. <laughs> Aynen şey böyle. big 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 kafamı siktiler ya. At orman kılıç falan diye öyle bir rahatladı. <laughs> ee, var mı ekleyeceğim bir şey? Konsey sahnesine başka herhalde. Ben Yok. Hayır konuştum. burada... Evet. Bir harita ihtiyacı var işte casual izleyici için bu kadar um, şehirler bilmem neler bilmiyorum insanların kafası karışıyor mu? Biraz gösterseler güzel olabilir onlar evet bir tık görsek iyi olabilir aslında. Yani... yani Çünkü ben de hemen haritayı açtım baktım böyle ah nereye gidiyormuş bunlar filan diye. <laughs> 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 Eğlendim yani. <laughs> yani. Kurgu yapabiliyorsak bu bölümlere öyle bir vakit olsa 3 saat konuştuğumuz için bir vakit olmuyor ama. Konuşmakta vakit ee, olmuyor aynen, yani. Hani eklerdim ben de o yüzden özür diliyorum ekleyince ama yanda izlerken açabilirsiniz Google'layıp. Biz biraz daha basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum böyle yani bilen insanlar da artık ya biliyoruz biz Rosby'nin nerede olduğu işte A4'ten sağa dön filan bize atar <laughs> yapmayın. Her türlü izleyicinin olduğunu aynen. şey yaparak konuşmaya çalışıyorum yani. E, tabii canım başka türlü çok zor. Çok detaya, detay inmediğimiz hali bu daha da insikten çıldırır ortalık. Hmm. Ee, buradan Mizeria'ya da geçeceğim Mizeria da harbiden e, görevini yaptı karşılığını istedi gibi oldu e, ve burada şeyi hissettim ben şimdi Mizeria geldi işte Renira ile konuşuyorlar vesaire e, tabi burada şimdi Seasmoke'a falan geçeceğim ama e, önce bir Emma Darcy'den bahsetmek istiyorum işte bir tri üç, üçlü bir fazı var böyle mesela Mizeria önce bir şey söylüyor bir kabullenmiyor hemen e, sonra ikinci fazda ters tepmeye çalışıyor. Yani böyle bir atar yapmaya çalışıyor. Üçüncüde karşıdan övgü geliyor. Yani Renira'dan, yani şeyden, Mizarya'dan ya da böyle hafif yumuşama gelirse hemen böyle bir şey oluyor. Dikkat ettin mi? Hani böyle hemen bir suratı değişiyor. Mutlu oluyor falan. Ha, değil mi? Evet öyle falan gibi oluyor. Sonra hemen uzlaşma yolunu buluyor. bunun genelde böyle aktı. Yani biraz konseyde pek öyle olmuyor. Şu an onu çözmeye çalışıyor. Renis de böyle oldu. İşte Mizaria'yla böyle oldu. E, Mizarya da bence onu çözdü. Bu iyi mi kötü mü bilemiyorum. Şimdi Mizarya istediğini aldı. Ben biraz korkmaya başladım. Bu kadar şimdi diğer tarafta Laris girince işler karışıyordu. Burada Mizarya'nın girmesi <laughs> bir yandan evet hayatını kurtardı ama e, iyi mi olacak kötü mü olacak emin değilim evet. yani. <laughs> yani işte Master of Whispers'ın tekin olmaması adetindendir bu işin. <laughs> <laughs> Direkt bir şey. eee um işte korta yer istiyorum dedi ama herhalde o Master of Whispers olacak. Hani başka ne olacak Tabii. bilmiyorum. Master of Coin ol falan diyormuş biz <laughs> Tamam sen <laughs> para <Parıştıramak gülüyor> Yok o değil ya. <laughs> tamam tamam sen Coin ol <laughs> <laughs> ya ben Coin oynamak istemiyorum ya. Yok. İşte ben de um, hani sen merhametlisin. Evet merhamet gösterdi Mizarya'ya. Mizarya Egon'un da ne mal olduğunu biliyor biliyor Otto o yüzden Otto kinli falan hani varis de işte varis de böyleydi ya işte siz sen ne için çalışıyorsun varis ben realme hizmet ediyorum işte evet. mizeriye da ailenin komünist abisi gibi işte ben normal halka hizmet ediyorum sen daha merhametli olacaksın o zaman senin yanında durayım dedi ha, bak, evet biraz o yola kullanmadan edemiyor. <laughs> o yola giderse favorim olur devrimci mizeriye arkasından giderim ama <laughs> Sen de devrimci bulamadın ha. Hü Hammer, Hügli Hammer mı olacak? Sylvia mı olacak? Mizariya i̇şte mı mi olacak? Hangisi? kim bu devrimcisi? <laughs> kim, kim hakkını yaparsa arkasındayız halk olarak. e, Varis de ben Realm için çalışıyorum dedi. Black çıktı herif. Evet işte şimdi Direkt ondan şey, korkuyoruz ağzımızı. <laughs> menzil tarikatı çıktı herif. <laughs> 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 Renmen hikayeymiş. O yüzden üfleyerek yiyoruz kardeşim. Bekleyeceğiz. Ama var bir şeyler var. Mizar ya da bir şeyler. Yani da birazcık pragmatik yaklaşıyor olması iyi. Ben bu kadından yararlanırım. Ya ben sana güvenemem. ...defol git ya da hapse atarım. O riski alıyor herhalde artık. Ben bu bilgi şeyinden yararlanmak istiyor Peki, herhalde Renier Şey olabilir mi? Ben şöyle bir overreading de olabilir. Siz smoke'a bakıyor. Siz smoke işte hep böyle uysuz mu falan diyor. Ya işte bu da bir uysuzlandı falan diyor işte Renira da. Bu aralar böyle falan. Aç kaldı falan. Ya yani tabii şey de olabilirsin. Öyle bir bağ connection kalmadı tabii Renira'da ama onunla ilgili mi falan diye de düşünebilir belki. Ama ben daha şöyle düşündüm. Yani Daemon da bir dragon olduğu için metaforik olarak e, yalnız olduğu içindir falan deyip hemen aslında bir kontrol edebilecek bir tespitte bulunuyor ve belki de Renira olan ben Damon'ı bununla kontrol edebilir miyim acaba? Hani Biraz kaklanacağız ama belki belki kontrol edebilirim demiş olabilir. <laughs> ha yalnız ben de direkt Laner'ı düşündüm. Acaba Laner öldü mü? O da olabilir. Sismut ondan mı? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hala böyle bir şey var ya. Yani bir kitle var. CS:Mok yani Laner'ın ölmesini bekle ölüme ölüm haberini almayı bekliyor ki CS:Mok artık kullanılabilir hale gelsin. Çünkü doğru da öyle yani işte evet. kitapta yani bir varken diğerini alma, almış örneği yok ejderhanın. Dizi onu sallamayacak büyük ihtimalle ama herkes de bir Leonor ölsün. <laughs> <laughs> Lor bozulmasın ümidi var yani. Adam böyle mutlu mesut yaşasın pentosta falan evet. diyen yok. Gebersin <laughs> piç diye. <değil mi? gülüyor> Gebersin. Leonor'un cesedini gösterin de bir rahatlayalım Sea Boşa biraz çıksın falan diye. Ben de acaba Sea Smoke hani e, biraz ne denir şeyden farklı davranıyor normalden acaba Leonor'u hissettim mi öldüğünü falan diye bir okuyan kitledendim ama senin dediğin gibi yani yalnız olduğu Renira da yalnız, Damon da yalnız, Mizaria da evet. yalnız herhalde oraya bir gönderme vardı. Bu Forşa demek mi vardı bilmiyoruz. Hani Onu çok um, şeyden farklı olduğu için kitaptan um, bilmiyorum. Göreceğiz. Evet, ilginç bir sahneydi. Sea Smoke'un orada gösterilmesi belki sadece şeydi. Seyirciye öyle bejder olduğunu hatırlattılar tekrar. Çünkü bazen bu tip basit açıklaması da olabiliyor. Sanırım. Evet, bazen o da olabiliyor. <laughs> Ama daha önceden Sea Smoke'u göstermişlerdi birkaç kere de. Ama tabii dikkat etmediyse kalmayabilir. Zaten biz en net Vermitor'da Sea Smoke'u gördük. Yani boş olanlardan. Diğerlerinin hiçbirini görmedik. Değil mi? Ben yanlış hatırladım. Öyle daha görmedik öyle. Ejderha bütçesi yetmiyor hocam. Sizciya bütçesi bu kadar. Of <laughs> Game of Thrones'un son. Öyle de onlayan adamlar da vardı ya. Yani. Aynen yani son sezondaki Sır... kurt ve şey, şey at son. bütçesi geldi aklıma ya. Yani. <laughs> Aynen kurt bütçesi bitmişti sonra kurtlar gözükmedi artık. Evet. <laughs> at verelim abi. At daha ucuz. Sizciya yapmak zorunda değiliz zaten. <laughs> Bildiğin. At yani. Evet, ama kaç sene oldu ya tabii şimdi bir tık daha hızlı çıkıyor ama pahalı tabii. Yani o zaman da Kanada'ya gidiyordu. Kanada'da yapılıyordu galiba kurdu sahneleri. Evet evet. Geri yolluyorlardı falan. Uzun işte. Hayır. Gibi. Öyle bir insan kitlesi de var ya. Sürekli ejderhalardan bahsediyor. Hiç göremiyoruz ya filan diyen bir kitle de var. <laughs> pahalı oğlum bunlar. Çok yakıyor. Çok yakıyor oğlum, <laughs> Harbiden yakıyor bu arada. Ha bir de aç. Yani şimdi evet şey mantıksız aslında daha da artacak. Hep onu söylüyoruz ya. Bir şeyleri Fazla göstermen dizi içindeki e, ekonomiyi de bozuyor. Bu ejderhalar bir yandan da karnını doyuran varlıklar yani savaşa götürüyorsun, gezdiriyorsun. Aslında Renis bunu söyledi mesela Melis için bir önce, iki, ilk bölümdeydi galiba. İşte yani çok gezdi çok acıktı, doyması lazım diye. Hatta üstüne de gittik. Egon Egon e, işte çiftçilerin e, kuzu bütçelerini eratmaya falan çalıştı. Baba bizim kuzular gitti falan diye. <laughs> Ya bu kolay bir ekonomi değil. O yüzden de belki de o dizi içinde... ...seyircinin algısı bozulmasın diye de... ...o kadar göstermiyorlardır yani. Bir de HBO'nun high fantasy alerjisi olduğu için... O da var, o da var. Ne kadar ejderha gözükürse dizi o kadar fantezi dizisine benziyor. O yüzden şey yapıyorlar, üstüne basıyorlar. Son olarak şeyi söyleyeceğim burada... Tabi Mizer işte seride söyledi. Yani small Folk tarafında da hani bak onları da tanıyorum. Sadece sana Red kip içinde yardımcı olmam. Small Folk kim merhametli olursa ona yaklaşır. Şeyini de vurgu. Tanıdığım elektrikçi marangoz hepsi var. Bir <laughs> işi olursa Dragonstone'da ucuza yaptırırız. sen <laughs> <laughs> Tanıdık var mı? <gülüyor> <gülüyor> var var. Ne ne az. <laughs> Boya işi var bizim. <laughs> ee, sonra Reyna'yı çağırdı yanına. Renira. Reyna Bey'le bakalım bugün isimleri karıştıracağım mı kardeş? <laughs> Geçen haftaki haklı isyanın hakta karşılık buldu. Seni çok haklı bulmuşlar. <gülüyor> <Ej>. <gülüyor> Oğlum buna ejderhalı ve ejderhasız olarak hitap edeceğim bu kızlara. Aynen. O daha Hiç sağlıklı karışmaz. olabilir. Evet. Aynen. Corliss'in piçlere kel ve saçlı. <laughs> kel ve saçlı. Şifo Egon, Takoz Vizeris. Onları da karıştırmayacağım. Evet, Başka var, var mı? Aa Erik gitti Rışın. rahatız. Erik gitti. Onlar gemersin piçler. Ee, onlar gitti. Ee, tabii burada e, Reyna'yı da e, devreye soktular. Aslında Baylay'ı daha çok görmüştük daha önceki bölümlerde. E, Reyna'ya da ciddi bir görev verdi. E, Renis, pardon. Pardo. E, i̇şte sen dedi çocukları al git. Yani çocukları çocuklara vereceğim, ejderha vereceğim. Bir miktar Bütün para. Bütün geleceğini şey yaptı, emanet etti ya. Aynen bu arada. Yani çok e, ee, işte aralarındaki güven konusu ki yani ile ne kadar yakınlardır diye baksan hem bir kadın olduğu için hem de muhtemelen e, Renise de güvendiği için Renis onları çok etkileyecek insanlar değil hiç karışmadı da zaten bu arada ee, direkt baya kol gibi görev verdi ve ben korkarım açıkçası böyle bir şey alsam baya bizi 3 kişi gönderiyorsunuz <laughs> ne yapacağım ben bunlarla falan diye baya sağlam bir görev verdi yani Öyle Reyna ile Bayla'yı biraz daha ön plana çıkarma istiyor dizi. Bu kitapta da böyle bir şey var. Gidiyor ile um, beraber. Right. Reyna ve mm -hmm. Bayla. Um, ama hani böyle ona emanet edildiği gibi bir şey yok çünkü uh, yaş o kadar farklı değil sanırım. Yaşları daha mı küçük? Her neyse yani burada evet öne çıkarmışlar. O büyük bir sorumluluk veriyor. Hani kitapta Um, Joffrey Luke öldükten sonra Joffrey ile hani e, uh, Reyna şey oluyor sanırım. Um, ha, beşik mi oluyor onun? Aynen devam. Nişanlı olmuş hale geliyor. Onları Veyla ile beraber yolluyor. Um, burada daha çok böyle sorumluluk verdiği işte küçükleri de beraber yolluyor. Çünkü uh, Şifo'yla Takos <laughs> burada gitmiyor kitapta onlar. Ayrı gidiyorlar. Ha, ki, kimle gidiyorlar? bir veri, birini veriyor mu yine? Onlar çok fazla oraya girmeyeyim şimdi spoiler olabilir. Haa okey tamam o zaman. Orada bir şey var hikaye var. Tamam. Um, birazcık farklı İşte burada şeyin sorumluluğunu arttırmışlar güzel olmuş hani um, Reyna'nın. Gerçi Reyna ilginç bir şekilde bu sorumluluğunun pek farkında değil orada burada değil hani benim ejderham yok diye beni yolluyorsunuz değil mi atarı yapıyor. O da çocuk çünkü um, bu... lan bir yandan da daha zor yani <laughs> Evet yani zaten röportajında da gördüm ya oyuncusuyla ya da yönetmenle mi okumuştum hani Rayna herkesin ejderhası var herkes çok güçlü bu ailede Targaryen'iz bilmem neyiz böyle ben ben de o bir güçsüz hissediyor kendini hani kimsenin onu sallamadığını gibi bir insecurity'si var yani işte şeyde halbuki herkesten burada... daha büyük sorumluluk verildi yani. Ama daha burada o sahneyi görmedik. Onu ayrıca konuşur muyuz yoksa sahneleri birleştiriyoruz mu? bilmiyorum. Hani ve sonradan bir sahne daha geliyor ya işte yumurtalar mı yumurtalar. Ha onu ayrıca konuşuruz ya orada uzun. Okey, okay, o zaman şimdilik hmm. burada bırakalım hani Reyna'nın şeyi. Um, yuk, sorumluluğu artıyor. Burada yani bayağı da bir tehlikeli yani. Şeyi <gülüyor> hatırlatabiliriz <gülüyor> bir tek e, prens Reggio'ya yaz eğer kabul ederse ona git diyor. Bu çok riskli. Yani deneris döneminden bildiğimiz şeyler var tabii burada. Yani onlara çok güvenin. ve ile daha önceden um, Diamond ve evet. orada Pentos'ta yaşarken Reyna. şey yapmıştı, kalmıştı. Yani bu Ama... sosdaki karakterler için her zaman böyle bir şey var risk var. Ve şey rica etmişti ya bunlardan. hani burada kalın işte bize destek olun işte triarkiye Tri karşı pentosu destekleyin demiş. Şimdi onların başına geldiğini bilmiyoruz. Triarki yükseliyor Ama falan bir yandan. Damon da baya baya savaştı triarkiye karşı. Şimdi hani öyle bir yamuk yapmadı Hı. onu. O de, da o var. Yüzden. O da var doğru. Artık ne kadar kaypak olup olmadığına bağlı olacak bundan sonrası. <laughs> Göreceğiz bakalım şimdi. Yani Biraz daha şeyini açarız ama hani o Spoiler kitapta olabilir. biraz daha farklı gelişiyor evet. burası. Tabi burada e, Jane Eyre'ne gidiyor Ejder, Joffrey. Joffrey aslında ejderha gidiyor. Ejderha sözü vardı onlara. Ejderha, ejderha vermişler var. ama ne kadar büyüklüğünü şey yapmamış ona Jace. Evet söylemiş. Buraya de. ejderha yolu Ulan <laughs> bu ne to, 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 şey mi? Oyuncak ejderha yollasaydın Jace. <laughs> Şu olmuş şeyler falan diyecek böyle Jane Eyre'nin. <laughs> Şoförüyle yolladım daha neyse o da çocuk böyle. <laughs> <var. gülüyor> Baygar geliyor saldırıyor falan ile böyle. Kal, bu var bizde ejderha. Atın bunu. <laughs> Tavuk büyüklüğünde ejderha ile savaşıyorlar. Renir <laughs> <laughs> Allah belanı versin senin. <laughs> ya bize bunu leva gördün ya. <laughs> Tabi bir yandan Renira için de üzünlü. Çocuklarından ayrılıyor. Bir önceki bölüm biraz şey gibiymiş herhalde. Çocuklara veda oynaması gibiymiş. Onlarla oynuyor işte daha yakın işte uzaklara bakıyor falan diye konuşmuştuk. Burada biraz daha böyle veda gibi gibi gözüktü. Ee, onunla Burada da. Burada zaten e, Emma dersi şey dedi. Bu bölümde, ki burayı bağlayacağız. Bak, burası önemli. Evet. Emma dersi bu bölümde Renilla anneliğin ve de kraliçeliğin aynı anda yürümediğini anladığı evet. için anneliğini komple bir kenara koyuyor. Çünkü zaten burada Reyna'ya de diyor ya benim olamadığım anne olmanı Aynen. istiyorum diye. Çok güzel bağlıyorsun evet. Yani Emma dersi şey diyor yani annenini bir kenara koyma kararı alıyor. Yani Jace herhalde pitch ona annelik yap <laughs> <laughs> Jace'e Jace'e de yüz vermiyormuş. Annelik yapmıyorum artık git başkası versin. Falan. <laughs> ya biz de gitseydik bari beyle ne bu ya? <laughs> Gitse hayırlı anne olabilirdi bu arada ya. Dur, kafası gidecek <laughs> belli. <'le. gülüyor> O da ondan sinirliymiş abi. Annelik yapmıyor bizi artık böyle kılıcını kızıyor herif onu sürekli. <laughs> Bütün gün McDonald's yiyoruz artık. Bir önümüze yemek bile koymuyor. O Bir sıcak yemeğimiz yok be. Bir kuru fasulye pilav. <laughs> Aynen. o anneliğini tamamen ayırma kararı alıyor öğreniyor. Hani e. bunları yollaması. Ki bu anneliğini ayırma kararı almış olması kendi psikolojisinde hani savaşa hazırlanma hani, kaç, hani biraz Rhaenyra'yı hala savaşı durdurabilir miyim diye düşünüyor olarak görüyoruz ama aslında bu savaşa hazırlanma yani annelerini bir yanına koyması. Ona başla, yani ona O yüzden o yani. önemli. Tabii e, Reyna'nın şöyle bir ufak mirirlaması da oluyor. Eymond da böyle başlamıştı ya benim de ejderham yok ben de taşak geçiyor. O da hep ablasıyla kıyaslıyor kendisini. E, ya da kardeşi burada yaş farkını unuttum şimdi. Beylanım var, benim yok diye i̇şte şesana dedin zaten. Ee, umarım Aymond gibi de gaza gelmez. Çünkü şimdi böyle şeylerde hep şu geliyor aklına, yani bunu gönderdin. Bir de üzerine tabii o saniyede de geleceğiz ama işte Renis ile Kolis arasında da bir e, varis muhabbeti yaptın. Ya bir noktada belli ki Reyna bir su kaynatacak. Ya yani onları yalnız bırakıp bir gelecek iki dakika çocuk komşulara bırakacak, orada işler karışacak falan bir sıkıntı olacak gibi hissettirdiler. Çok Eymont'ta da mirrorlandı biraz burada ejderham yok muhabbeti. Umarım öyle olmaz. Eymont'la mirrorlandı ilginç. Yine yönetmenin notlarında şeydi. Bale'la ve Reyna'yı oynayan oyuncularla oturmuşlar fazla. Kitapta bu kızların öyle çok bir kişiliği, karakteri incelenmiyor. Kimsenin incelenmediği gibi. Şey yapmışlar hani bir mantığı olsun, bir karakter şeyi düşünelim, background düşünelim diye hani şey düşünmüşler. Hani um, Bela daha böyle yaramaz, sınır tanımaz işte burada da gösterdi. Ama hep ejderhası var. işte Damon seviyor. Hep yolunda giden. Evet. Hmm. da daha böyle uslu, daha kuralıyla o şey yapan ama hep de şanssız olan işte ejderhası olmayan karakteri oynuyor yani burada. Orada iki kız kardeş arasında da böyle bir, bir dinamik şey. var. Hani birazcık bir çatışmadan kontras, daha çok birazcık bir şey var. Yani. Aynen. Sen dediğin Aemond da öyleydi yani. Aemond daha böyle annesinin sözünü dinleyen da. Aegon böyle daha manyaktı. Manyak. Her şey Aegon'a gitti. Aemond hep böyle geride kaldı. O evet dediği gibi mirroring burada da var. Burada şeyi de göreceğiz işte muhtemelen. Pardon. Ee, ya şeyi de göreceğiz muhtemelen. bu kontrastın hem erkekler arasında nasıl çalıştığını hem de kadınlar arasında nasıl çalıştığını. <laughs> Çünkü mesela Egon'la Eamon'da bak aynı bölümde gördük. <laughs> Ulan hala aynı karıya mı gidiyorsun falan? Öbürü böyle kardeşim evet. yaparsın. Güveniyorum sana. Bak Ejderha yumurtan da var falan. Bir, <laughs> bir de bunlar normal çocukları, yeşillerin evet. çocukları gibi. Manyak değiller. De hani var, kadın değil erkekten daha çok daha bir şey var. Evet. Büyüten ailenin bir <laughs> şeyi var. Çünkü Otto'nun büyüttüğü diğer çocuğu da gördük burada. Maşallah father of the year kendisi. <laughs> doğru doğru o da var. de yani. çok şey yani. Otto'nun Gwen <laughs> çok Ç kötü. Diğer yani. çocuğu maşallah. Gwen'i çok konuşacağız gibi hissediyorum zaten. Neyse daha çok konuşacağımız yere gelsene. Evet şimdi yani geliyoruz. Bir... Heron Hall. Damon ve Karaksiz'in tamam. her olay ola inişi. Korku sahnesi. ben notlarımı çıkarayım falan diye. Kitabı <laughs> 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 Kitap yazmışsın değil mi? bir tane daha? Be. Bu bölüm için. <laughs> ben yazmadım ya. George yazdı. <laughs> ya bu bölüm evet. E, bu, bu, sekans daha doğrusu başından sonuna kadar çok iyiydi ya. Yani inişi, yağmur. Zaten yağmur varsa iş her türlü boka sarıyor. Ondan sonra bakışı biraz tabii işte hep Egon'da konkurur benzeme çabası da Damon'ın burada iyice e, o ayuka ay çıkıyor işte onun gibi iniyor duruyor falan tabi ben de okuduğum kadarıyla anlatıyorum e, ve tamamen bir korku filmi gibi burası e, ya da başta konuştuğumuz o Twilight Zone gibi çok acayipti yani ilerledikçe rüya sahnesi geliyor vesaire ve bir yandan da komikti yani <laughs> Simon Strong'a gidip de ben her an onu alıyorum falan. Evet almışsın. <laughs> Al kardeşim zaten dam akıyor bizim. Ne yapacağız? <laughs> Burada çok... <laughs> Simon Beale şapka çıkarıyorum ya. Gene tiyatro. İngiltere'nin en ünlü tiyatro oyuncularından birisi bu adam aslında. Evet evet. Ya. En mükemmel <laughs> oynamış ya. Herif. Çok iyiydi o Adam Veya kendi kendine şovunu yapmış ortaya. <laughs> evet. Bir de bu yani hall geçen hafta Bilmiyorum. Şimdi burada biraz nörtlüğüne girmek lazım, Evet. Daha bu girebilir Girmeden ben bir iki background vereyim çünkü background yardımcı olacak burada. Tamam. <laughs> Şimdi Heronol evet kitabı okuyanlar ya da bu işi... dizi de ilk dizide de vardı tabii ki Heronol. Um, yine Taybinme Arya'nın takıldığı Arya'nın Jagan Hagara. İki iki kişiyi öldürttü, üç kişiyi öldürttü bölüm oralarda her geçmişti. Evet, ya. Hani lanetli. Lanetli kale. Ee, neden lanetli? Lanetli kale olarak geçiyor yani şeyde dizide. Bir türlü işte sanırım Aegon'dan bu yana Strong'lar 5. Lord'u. Yani 100 senede 5 kere Lord değiştiriyor. Bir de ailelerin hepsi soyu e Biterek yok oluyorlar yani <laughs> şey bu evet. kadar bile kime verirsem ver Strongları da um, Laris'in sayesinde onların da soyu <laughs> neredeyse tükenme şeyine geldi işte bu lanetin olayı um, aslında iki şeyli yani benim daha sevdiğim yanı um, daha bu yani Heronholun yakınındaki um, Isle of Faces vardır oraya dayalı şimdi tarihçesine bakarsan. ...ya da bu şu anki Harrenhal Kalesi'ne bakarsan... ...işte... Um, ...bir ne kadar diyeyim sana... ...herhalde bir 400 sene öncesine falan... ...şimdi CRM gibi ben de George gibi... <gülüyor> <gülüyor> şimdi ...400 sene öncesine bir gidelim... ...oradan başlayacağım. Orada, lan başla. <laughs> vaktimiz var, 2 saatimiz var. Yok. <laughs> Yok hayır, 400 sene öncesi derken... bir ...o zaman işte bu Storm King lere vardı işte bu Stormlands'in daha önceki sahipleri Aegon gelmeden önceki Durendon ailesi onların da bu Riverlands İşte onlarla um, ve de Iron Islands'ın yani şu anda Greyjoyların daha öncesindeki um, sahipleri Ireland'lısın Hor Hor evet bildiğim Hor <laughs> <laughs> Hor ailesi vardı İşte Harvin, Harhand Hor denilen bir hükümdarı o Hor ailesinin o zaman bunlar kingdom tabi her biri krallık. Kral harvin Har Harhand. İşte bu geliyor işte Riverlands'e. Tabi bu um, Riverlands'e de şey var. Nehir olduğu için Iron Islands'tan gelip raid yapma meşhurdur yani. O şeyi takip ederek, nehri takip ederek oradan Vikingler gemilerle. Işte, aynen. aynen aynen. Girebiliyor yani oradan. Zaten Ironborn'da Vikinglere benzer yani. Her neyse bu geliyor böyle ne diyeyim şeye Riverlands'e ve de Riverlord'lara diyor ki ya bu Storm King bu arada Storm King de pek sallamaz bu Riverlands'i. E. Onlar daha sonra Stormland'e takılırlar. İşte sadece böyle berge almaya falan gelirler. Hani çok fazla bir yol yapsın, köprü yapsın, duble yol yapsın. Yok, yok. hiç yok. Storm King bir berge almaya geliyor. Yani. <laughs> Aynı bu Heart Hand Iron Islands'ın kralı Hard gelir. İşte bu Riverlord'lara der ki işte biz ben sizi bağımsızlığınıza kaza, kavuşturayım. Gelin siz bana ders, destek verin bu adamları. E, yollayalım Storm King'i. En önce de Brackenler atlar buna zaten. Brackenler zaten mükemmel seçimi yapmalarıyla tanınırlar bu hikayede. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse Brackenlerin de desteğiyle e, bu Irelandlı bu Hardhand, Harvin Hard Hand... Hard and hard hand Stormkiss'i yollar. O zaman da işte bu Hor ailesine geçer Riverlands'in kontrolü. Hmm. Ondan hmm. sonra işte Harvin Harland'dan sonra işte onun oğlu bu şeyi yönetirken Riverlands'i daha çok um, neydi ya şeyin adı um, neydi? Neyse Market ne? Fair Market diye pardon, Fair Market diye bir şehir var. Oradan yönetirler falan işte ha, okay. Hem Temairlandsı. İşte da, onun balık pazarı gibi bir şey mi bu ne? <laughs> ha, böyle daha ufak bir yani. şehirden falan yönetirler. İşte Taleler, Blackwood'lar daha böyle güçlü kaleleri falan varken işte şeyin tabii Park'ta asıl kalesi Iron şey işte Hor ailesinin. İşte Riverlands'te de Fair Market diye bir yerden yönetirler. Ondan sonra işte bu Harhent'in torununa kadar işte bir 200 senemine geçiyor işte 100 senemine geçtikten sonra um, meşhur şey gelir. Harren the, the, evet, <laughs> i̇şte, the, <laughs> the Black başa gelir. Evet, zaten i̇şte. Egon'un yaktığı Harren the Black. Aynen. O Harren the Black başa geldiğince Riverlands'in işte bu şey yapar. Bir de bu Riverlord'larda o zaman da şey. Um, bir tabii ki bu hani ben size özgür bırakacağım vaadine tabii ki uymaz bu Hor şey yapar. Onlar nasıl Storm King'leri aratır bir hale gelirler. Herinde böyle klar olduktan sonra da işte şey yapar. İşte Bracken'lar, Blackwood'lar, Tayler bizden güçlü. Ben buraya hayvan gibi bir kale yapacağım. Bu Riverlands'in kontrolünü ele almak için 200 gibi kale yapacağım hatta bütün e, Westeros'u buradan işgal edeceğim diye böyle bir gaza gelir her the Black. Taş ustasıymış böyle. Ondan sonra o, bu kaleyi yapmaya başlar ama kaleyi de hani böyle hani Winterfell'in 3 katı büyüklüğünde bir kale falan böyle her kulesi işte Red Keep'ten büyük falan böyle. Yani öyle bir şey yapmaya çalışıyor herif artık. <gülüyor> <gülüyor> Saray Onu yaparken de bir 40 senesi boyunca bunun bir şeyi devam eder. Ve yani o 40 senede hem kendi Iron Islands'ı hem de Riverlands'ı köle olarak herinde bırak çalıştırır yani. Elindeki ne kadar varlığı varsa alır bu kalenin yapımına. İşte ne kadar şey yaparsa geliri her şeyi bu kaleye yıkıyor, yıkar. yani Hem kendi Iron Islands'ı hem de Riverlands'ı. Biraz da Mısırlılar. Ondan gibi sonra bir şey. herkesi köleleştirmiş galiba mısır, Mısırlıların böyle piramit yapımında köle kullanmadığı ortaya çıktı artık ya. yani. Köle değil bildiğin işçi kullanmışlar evet. yani. İşçilerin yaşadığı hani yerler filan ortaya Uza çıkınca uzay Uzaylı değil mi şartlarda... kardeşim? Ne işçisi ya?" ben uzaylı... Tabii tabii. Hemen uzaylılar yaptı. Her <laughs> <laughs> neyse. İşte bu hatta Laris bunu ee, söylüyordu bir yer Her in the Black bu işin sıvasına kan karıştırdı falan diyordular. o yüzden lanetli orası falan diyordu. Yani sıvasına kan karıştırışta bu in... öldü artık bu köle olarak kullandığı insanlar öldü. Şey oldu. Binlerce insan telef oldu. 40 sene boyunca bu kaleyi yaptılar. Bu kaleyi yaparken tabii seçtiği yer um, Isle of Faces dedik ya. Isle of Faces bu Tam şeyin ortasında God's Eye denen bir göl vardır. Um, Westeros'un tam ortası filan gibidir. O Godsey'in içinde bir Isle of Faces diye bir yer var. Şimdi ben bir gene bir 10 bin <gülüyor> sene <gülüyor> geri gidersen, <laughs> yok geri gidersen dediğim bu çekinme kardeşim hiç gidebilirsin. <laughs> toplayacağım, toplayacağım. Geliyor. Um, bu yardımcı olacak bunu anlamamıza. Hı hı. Her neyse Westeros'ta ilk sakinleri Children of the Forest İlk First Man geldiğinde Westeros'u güneyden yakarak o var vardı işte Dorn eskiden Essos'a birleşikti ya. Evet. İşte o Dorn'dan gelip First Man Essos'tan gelip burayı işgal etmeye başlar. Hatta Dorn'un uçurur Children of Forest o şeyi geçmek göçü işte Suriyeliler, Afganistanlılar girdi uçuralım ama yani <laughs> keserler o şeyi göçü engellemek için. Um, her yani neyse First Man güneyden yukarı çıkarak bu Weirwood ağaçlarını keserek güne işgal etmeye başlar Westeros'u. İşte Children of the Forest için de Weirwood bu ağaçlar, bu üzerinde yüz olan ağaçlar tanrı olarak bakar ona Children of the Forest. Bunlar tanrılardır der. Yani şu anda Old Gods inancının Starklar gibi, Stronglar gibi daha çok kuzeydeki neredeyse bütün aileler bu Blacken, Brackenler, Riverlands'da mesela Blackwood'lar da öyle. Um, kuzeydeki bütün aileler ve de bazı şey aileleri um, Riverlands aileleri bu Old Gods inancındandır. Hala bu eski dine sahiptir. İşte Old Gods'da çok kutsaldır bu ağaçlar. Weirwood ağaçları. Bu Children of Forest'ta direkt tanrıların bu ağaçlar olduğuna inanır. İlla ki bunu şey yapacaksan Isle of Faces'te de bunlar için en kutsal bir yer. Hani bütün bu ağaç mesela bir George Martin'in burada esinlendiği şey eski science fiction romanlarında bu hive mind olayını çok sever o. Evet. Yani bütün böyle şeyin bir düşünsel e bir, doğa, yani bir hive olmasın. Doğayla bir bütünleşme gibi sanki o biraz daha zaten. Evet yani bütün bu ağaçların bu Weirwood ağaçlarının tek bir consciousness olması hani bir şey benliği olması gibi bir şeyi Hani açıklamayacak burada bir science fiction romanı gibi. O, şey odur yani esinlendiği. Eğer bütün bu Weirwood ağaçlarının high mind olduğunu düşünürsen Isle of Faces de neredeyse bir beyin gibidir yani. Evet. En kutsal yeri. Zaten bu First Man ile Children of Forest bir yerde bir anlaşma yaparlar. The Pact denir zaten ona. İşte First Man der ki tamam biz artık Weirwood ağaçları kesmeyeceğiz. İşte bu Deep Forest'lar sizin olsun. İşte yani biz de normal arazilerde işte yaşamaya devam edeceğiz ama kesmeyeceğiz ağaçlarınızı. Bir anlaşma yapılır orada pakt İşte burada böyle Green Man denilen bir ne olduğunu bilmediğimiz <laughs> bir adam bir... bir şey var. Şey de var. Bir koruyucuları falan var böyle şu an şeyde. Isle of Faces'te bu ağaçların koruyucuları falan. Her neyse, Her in the Black'te tabii ki Duran Gala inanıyor. Ireland'dan olduğu için bu Old Gods, Old God'sa evet. hiçbir şey inanmayan bir herif. Zaten herif. Allahsızın <laughs> önünde gideni. Geliyor <laughs> diyor ki ben direkt Isle of Faces'in karşısına yapacağım bunu. Hani gölün kenarına yapacağım her rolü. Tamam. Direkt Yine şey diyor. böyle. <laughs> Old Gods'a hareket <laughs> yapıyor herif. Her neyse yapımında da ne kadar Weirwood varsa orada keser keser. Isle of Faces'in de tam karşısına diker bunu. Yani duvarın güneyinde ki en büyülü arazinin adanın tam karşısına hı hı. diker onu Her in the Black. Bütün oradaki bölgedeki Weirwood taşları keser. Bu arada Isle of Faces'e kesemez onları giremez. Hatta Isle of Faces'e girilemeyeceği hmm, rivayet edilir. Oraya böyle gitmeye kalkarsan böyle gemiyle rüzgar seni iktirir filan başka türlü. Işte. <laughs> Gelen insanların işte girmeye çalışanları çıkamadığı falan söylenir. Bütün hikayede de oraya girdiği söylenen iki kişi vardır. Birisi Helen Reed ki ondan bahsedeceğim. Hı hı. Um, i̇kincisini söylemeyeceğim çünkü bu hikayede Dance of Dragons ha. döneminde gerçekleşiyor. Okay. O spoiler olur. Onu işler belki şey konuda. Her neyse. Onu konuşuruz işte evet. sayın o zaman. Evet ben gene bir 300 bin sene hikayesini anlatırım. <laughs> yok o kadar bir şey yok. Yok yani. burayı hatırlatırız her ona geçeriz. <laughs> i̇şte bu her diker herif buraya 40 sene herkesi şey yaparak bütün ağaçları da kesip Olgatsa yani bu eski tanrılara bir orta parmak olarak diker oraya. Hatta bir tane de bu dizide gördüğümüz ağacı da bırakır. Weirwood'u avlusunda kalenin. Ve de üzerinde böyle çok sinirli, çok kızgın Weirwood face'i vardır yani tanrıların. Hani böyle kızdığı şeyi oraya bırakır resmen. Alın görün hani kaleyi falan diye. <laughs> resmen herif. Sonra neden? Kale neden lanetli işte? Bundan lanetli. Oo, hani... olan var ya şu an spoiler olur dedin. Haritaya bakayım derken spoiler'ı gördüm. <laughs> Lanet olsun. <laughs> okay. Ne spoiler'ı gördün? Şey diğer giren kişiyi Anladım. gördüm. Ha okey tamam. E, evet. Kısmet. Evet. Um, bunu bunu işleyebilirler bu arada bence bu sezon. Ya da en kötü ikinci sezon. Ya bu üçüncü sezon pardon. Kesin işlerler bence. <laughs> yani şey tabii ki um, bayılır bunlara kondal. Evet. Ama HBO bayılmıyor maalesef bu tip e, fantastik işlere. Evet, ama işlenebilir. Neyse benim. işte um, bütün bu bu Werewolf olayı tabii ki buranın da dahil olduğu Blood Raven'ın dahil olduğu işte Bran'ın da ana hikayede dahil olduğu bu Hive mind Yani ne büyük hani tam olarak bunun mekaniği açıklanmayacak tabii ne oluyor ne bitiyor hani bu Weirwood'ların gördüğü her şeyi görebiliyorsun mesela işte Blood Raven görebilir ya her şeyi işte. Hatta zamanın bile geriye doğru ve de ileriye doğru görebildiğini söyler. Bu tam Paul zaten Atreides bunu... bu arada. Yani <laughs> diyor ya zaten... aynı kafa yani. Evet yani bilim kurgu geçmişi olan bir yazar tarafından yazıldığı için bunlar çok böyle high mind olayı çok şey değil. Yabancı değil bilim kurgu okuyanlara. Hatta evet. dizide de işte Bran'ın babasına Tower of Joy'da şey yaptığı bir konuşuyor muydu dur mu diyordu babasına ne diyordu ben Dizi yine kafamdan sildiğim için dönüp bakıyordu böyle Ned Stark'ın gençliği Aa, bir an için. Yapma mı diyordu? Dur, şaşır bir şey diyordu evet ya girme mi diyordu? Evet. Bir şey diyordu orada. İşte o yapabilmesi bu but şeye network'e internete bağlanması sayesinde oluyor. <laughs> 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 i̇şte hatta şimdi dizi bu Aegon'un kehanetini filan şey yaptı ya acaba bir an için hani Egon'un da Harun yakarak başlamış olması evet. onunla başlamıyor gerçi Field of Fire'la falan başlıyor da hani ilk statement şeyi Harun Hall'dur ya. Evet. Ilk acaba ya. Um, belki hani All kehanetinde onun da haberi vardı Harun yani All olan hani Stark'la bir anlaştığı falan da sonra şey yapıyoruz yani hani All bir kıyak olsun diye mi yakıyor orayı acaba Egon? Olabilir. Hani, sizin nefret ettiğiniz kaleyi yaktım Olga't falan mı diyor yani. Bir de Aegon orayı yakarken bu şeyi yakmamış belli. Oradaki ağacı yakmamış. Ağacı ya, yakmamış, ağaca dokunmamış. Evet, aynen bir budu ellememiş. Aman aman bunu yakarsak sıçarız <laughs> falan diye. <laughs> Neyse o tabii ki oradan öyle bir şey bilmiyorum. Belki gene dizide oraya doğru sıçrarlar. Çünkü Aegon'un kehaneti dizinin yarattığı bir şey. Tabii ki Harunholun um, yine bu ha Howland Raid'in hikayesinde de Howland Raid meşhur bir Harunhol turnuvası vardır. Çok fazla detayına girmeden söylemem gerekirse, Regar Targaryen ve de Lyanna Stark'ın tanıştığı turnuvadır. Yani Jon Snowların ebeveyni Harunhol'da tanışır. Her, İlk her bu Harunhol'da başlıyor, bitiyor gibi bir durum var. Ve evet, de bu tanışmaya <laughs> önemli olan kişi de Howland Reed'dir. Ha, okay. Howland Reed de o Harano turnuvasından önce Isle of Gods'a gider. Ha, okay. <gülüyor> <gülüyor> Ve de Isle of Gods'a gittiği Patron Black Raven'dan komutu aldıktan sonra yani oralar tabii <laughs> artık iyice teyiyor. <laughs> yani <laughs> oraya girme. Um, Hal Treat'in Isle of Faces'den Hernal turnuvasına gidip orada Lyanna Stark Hal Treat'in onurunu korumak için bir şey yapar. Orada Rhaegar'ın dikkatini çeker. Oradan sonra Rhaegar-Lyanna ilişkisi orada başlar. Hı hı. Night of the La Laughing Tree diye bir hikaye vardır. Oraya da girmeyeceğim artık. Girme girme. Hani Ona... <laughs> onu isteyen baksın. Hani ilk Lyanna ile Rhaegar'ın şeyinin başlaması yine bir Old Gods müdahalesiyle mi olur? Ya da Blood Raven mıdır? <laughs> Oraya müdahale eden. Bilmiyoruz ama yani bütün bu hikayeyi başlatan ana hikayeyi. Um, Harunol bir şekilde buradaki Isle of Fancy'deki büyü her şey orada bir müdahil oluyor yani. Aslında Tabi as de şeyi de gördük. Büyük konseyi, Ceheris'in büyük konseyi de her Evet. Um, yani bu tip um, büyülü müdahalesi aslında her bir şekilde var ana hikayeye. Böyle müdahale deyince ben şeye çok odaklandım. Ben yani anlattığın kısmın en başına dönersek aslında First Man the Children of e, Forest'ın Pact'i ile beraber çok şey oturuyor bu mantık. Daha böyle ruhani bir yerden baktığında doğa kendini bir şekilde zaten e, kendi yaşayacağı şekilde dönüştürmek, yenilemek ya da adapte etmek ister ve karşısındakinde de ya soyunu tüketmeye çalışır ki kendini korusun. Aslında böyle baktığında e, Heranoğlu'da bir şeylerin başlaması dediğin gibi işte fantastik de olsa işte e, karakterlerin oradan komutlarla yönlendirilmesiyle bu yapılan müdahaleler hep günün sonunda doğanın kendisini toparlaması, yenilemesi ağaçlara dokunmayın bak işte biz tekrar büyüyeceğiz. Hep ona zarar verilir yok etme üzerine. Yani günün sonunda bunlar yok olduğunda en makul olan kaldığında Zaten iki tarafta yine Mutlu Mesut hayatına devam edecek gibi oluyor. O yüzden çok yani, mantıksız değil <gülüyor> yani. Olgazları, <laughs> targaryenlere ağaçları yakıyorlar bu herifler falan diye. İşte. durdurması. Ama gerçi şimdi burada asıl tabi Olgaz'ın tam olarak şeyini bilmiyoruz yani. olgatsın aslında kötü olduğunu işte White Walker'larla çalıştığını falan söyleyen de vardı. Ben zannetmiyorum da hani Olgaz büyük ihtimal Um, bu hani Bloodraven de onların hizmetkarları var. Asıl amacı sonuçta bu Long Longnight'ı engellemek sonuçta. Evet. İşte bu Ice and Fire birlikteliği işte bu Longnight'a karşı. Hani o Ice and Fire, Rhaegar ve Lyanna um, şeyi de işte buradaki Old God müdahalesiyle de oluyor yani. Ama tabii ki Old mekanikleri, şeyleri açıklamıyor hiçbir zaman George. Hep onlar bir mystery yani. Öyle bir şey olarak kılıyor. Oturup böyle laf <laughs> söylemeyeyim de başka fantezi yazarları gibi <laughs> işte bu, bunun <laughs> her şeyin arkasını bilmemdesini açıklamıyor. Onu Şeye bırakıyor. O yüzden dizinin de böyle bir onu yorumlama şansı da var. Zaten yani... evet Baltık yoksa biz ne konuşacağız? <laughs> yorum yani kendi zihnimizden Aynen. geçirmemize izin veriyor en azından güzel. Ya bütün büyüyü bilmem neyi bir kenara koyarsan aslında holu tamamen materyal olarak da açıklayabilirsin neden lanetli olduğunu çünkü kale çok büyük lojistik olarak saçma sapan boyutlarda Kontrol o kaleyi yani. yani o kaleyi besleyebilmek için bütün 5 tane kulesini adamla doldurabilmek için bin tane atlı alacak şeyi filan ahırı falan var böyle <laughs> onun hepsini ga garnizonunu bilmem ne yapabilmek için her in the black gibi Hitler olman lazım yani her Hitlerinde Alman İmparatorluğunun başkentini herif yapıyor diye <gülüyor> <gülüyor> yani, hani Kocam onun gibi bir şey bu onu senin şey yapabilmen için um, sustain edebilmen için bütün köleleştirmen lazım bütün diyarı artık senin öyle bir kaleden yönetebilmen için. E tabi Aegon onu yaktıktan sonra e, şöyle de stratejik de bir önemi var. King's Landing'e yakın ve de Riverlands'la King's Landing arasındaki bölgeyi bayağı stratejik bir yerde duruyor bu kale. E, e, kimse o kaleye güçlü güçlenmesini istemiyor zaten. Ne başkent hani King's Landing'de oturan kral istiyor. Ne de Tully'di, Bracken'di, Blackwood'u. Hani sürekli turnuva kazanan lordlara veriyorlar. Tamam, lan sen iyisin, al sen <laughs> herin olur filan. <laughs> Ana kitapta da beş kere değiştiriyorlar abi. <laughs> en son Littlefinger'ın elinde kalıyor falan böyle. Littlefinger'a <laughs> geliyor. Janos Slynt'e veriyorlar filan böyle. Tamam, <laughs> hadi sen al bakalım herin ol. Kim herkese kakalıyorlar. <laughs> Yok istemez. Her <laughs> her ne olur verdikleri adam. Şey, şey, gibi ya bu e, yine Crown'dan örnek vereceğim. Böyle e, İngilizlerin İskoçya'da, İrlanda'da artık bakamadığı, paralarının yetmediği ama soylu ailenin elinde kalmış dev gibi böyle malikaneler, küçük karecikler vardır. Onları böyle bedavaya dağıtırlar. Onlar gibi olmuş. Böyle. Kim uğraşacak abi Aynen. bunun damıyla ama bir sürü para alın biz bunu şehirde oturacağız diye. Aynen bu da öyle lanete inanmıyorsan hani Yanlışsın. Yanlışın var. Ne demek Old inanmamak? Çarpılırsın. <laughs> <laughs> İlla ki lanet. İnanacağım. Şey yapmayacaksan. Bunun böyle bir lojistik durumu var yani. Bir, bu kaleyi beslemek çok zor. İki, taleler başta olmak üzere hiçbir kimse bunun güçlü bir ailenin eline geçmeni istemiyor ki. Aslında bakarsan en güçlü aile bu kaleyi ele geçiren Strong'lar gene. Evet. Yani onların da başına Laris geldi işte. Hayırlı Gene evlatlarız. kabul etmemişler yer <laughs> ama Yani işte yavaş yavaş da yani. zaten krallar seneler boyunca yavaş yavaş çevresindeki arazileri başka lordlara vererek zaten zayıflatıyorlar. Bir noktada zaten hiç kimsenin hiçbir şekilde hayret göremeyeceği bir yere dönüşüyor yani lanetini falan da bir kenara koydum. yani bir de Heron de hikayesindeki son şey de Heron de Egon, Heron kaleye taşındığı gün geliyor. Evet, gel ilk gün. <laughs> Hayırlı asuna geliyor ve yakıyor. Aynen, eve diyesi getirdim sizi, ateşli. Bor <laughs> bo bo da pişireceğim sizi şimdi. Böyle <laughs> yakamazsın falan diyor Heron ama tabii ejderha görmemiş kendisi daha önce. Evet, baya şey falan diyor hatta hikaye. <laughs> Ateş seni çağırıyor diyor. Aynen, ta taşlar eridi, yok bilmem ne oldu falan baya böyle. Sert Hacım, ben sen şunu söyleyeyim. Böyle bir teori var. Taşlar erimez oraya bomba koymuşlar. <laughs> Kesmişler <laughs> abi bir gün önceden. <laughs> Egon adamları gelip kolonları kesmiş. Her 2001. Ya inanılmaz bir doğa. Ee... <laughs> Egon gelip böyle Bellerin'le giriyor çarpıyormuş. Abi niye çarpıyoruz? Böyle bu olayı ben televizyonda gördüm. Kuleyi böyle indireceğiz. <laughs> <Ya, gülüyor> bellerimi çarpmam ben ya, yakalım. Yok çarpacağız çarpacağız kafa at belleri. <laughs> kafa at. <laughs> <et. gülüyor> Oğlum yakalım ya. Yok kafa at kafa. Daha iyi oluyor böyle. Bir 20 sene korkusu kalıyor. Şimdi yakarsak hepsi ölür. <laughs> Aa, ah. <laughs> Neyse ben böyle bir konuyu bayağı dağıttım ama. Yo çok iyi oldu aslında yani Harrenhal'ın buranın neden önemli olduğunu, neden Damon'ın buraya gittiğini, neden Aymond'la Colin burası da burası diye konuştuğunu, buranın neren yıkık olduğunu falan bence çok iyi toparladın. Dizi çünkü bunları pek değil hiç anlatman neredeyse. Yani aralarda soktu bu arada hani. E, Heron the Black'ten de bahsetti burada işte Simon Heron the Black'ten beri buraya ateş uğramamıştı zaten sağ olsun risk getirdi diye <laughs> Ben bu kısmı biraz şöyle toparlayacağım. Burada aslında 3 tane kritik şey oluyor. Ee, senin bahsettiğin bütün diziye dönebiliriz şimdi evet. Aynen. Ee, bütün Heronol <laughs> hikayesiyle ilgili Seyirciye de buraya bir tane şey atabiliriz. Ee, süreyi not alın. Heronol neydi? Gelecek bölümde, gelecek bölümlerde ne çıkmıştı burada? Hani bak bir karakter gelecekti. Bu neydi diye hatırlamak isterseniz burayı açıp izlersiniz. Ben de altına not düşerim. 3 <laughs> ee, önemli gelişme oluyor aslında burada. Birincisi şeyi görüyoruz. Larry Strong'u bunlar siklemiyor. Zaten bizim e, başımızda o yok diyor. Simon pek iplememiş kendisini ve Heron Hall e, e, Heron the Black'ten burada bahsediyor. Senin detaylıca anlattığın hikaye çok basit bir cümleyle geçiyor. İkincisi e, My Prince Your Grace'e dönüşüyor e, artık. Burada Damon'ın kendi yoluna gittiğini anlıyoruz. Üçüncüsü de Alice Rivers diye bir karakter giriyor hayatımıza. <laughs> Üç tane kritik konu var burada. <laughs> Öyle. Witch witch. evet, yeni beachimiz hayırlı olsun evet. ee, herkese. <laughs> beach arıyorlardı. Bu çok <laughs> seksi değil ama hayal kırıklığına uğramış olabilirler. Kadın yalnız diziye girdi, spoiler verdi gitti falan böyle. Evet. Öyle bir olay <laughs> var. Sonunda böyle oluyor falan diyor. <laughs> hadi ya ne yapsın ya? <laughs> hani beach, hani sevişim. Sebe okumuş ya orospu. <gülüyor> <gülüyor> bu. Evet. şey bu. Ki, okuyup okuyup sosyal medyada spor etmeye çalışan piçlerden. Evet ya. Direkt direkt öyle geldi bu arada. İnanılmaz. <laughs> um, Başka. Ya <laughs> şeyin yönetmenin yorumlarından bakarken bu um, şey tabii ki Damon'ın mental hali tabii bir bölüm geçtiği için arada birazcık kopukluk oldu. Um, Damon'ı en son bıraktığımızda ...Renira'dan fırça yemişti. <laughs> evet orada kaldı. <laughs> Hala Renira böyle sıçtı sıvadı ağzına yolladı. Hani direkt hani evden sinirle çıkıp yağmurlu havada araba kullanan baba. Evet. Kaza, İyi işlemiş herifler yani. Kaza da yapabilirdi yapmadı. <laughs> yani. ya da yapmadım. Evet, yönetmen direkt onu yiyor zaten böyle. Evden çıkıp böyle gece yağmurlu sinirli sinirli araba kullanan babayı işte. Hatta sarhoş falan burada. Sarhoşmuş burada. Ha okey. Sarhoş bir de şey. Direkt belli ki kavga arıyor herif. Evet evet direkt. <laughs> Aynen böyle giriyor kavga arıyor. Gireceğim ben bu herin ola basacağım, yakacağım, dökeceğim, keseceğim, bilmem ne filan diye sinir yapmış. O hani aradaki bölüm atlayınca o psikolojiyi biz unuttuk tabii şimdi. Damon'un ne kafada olduğunu. Kalkınlar egonuz i̇şte... geldi diye böyle girseydi ya şey. <gülüyor> <gülüyor> Yakarım lan burayı. Frenliyim. <laughs> <laughs> kafa at kafa at merak şey hayda <laughs> ne kafası ya onu da kesin. ben tarih kitabında okudum Bellerin kafa atmış <laughs> <laughs> hayır lan kafa atmadı yaktı filan <laughs> böyle şey <laughs> diyor. kafa geliyor. atmayalım hocam diyor neyse tepesine iniyor böyle işte giriyor şeye böyle hayal kırıklığına uğruyor hayda ben Dark Souls oynamaya geldim bu level'ı temizlemiş piçler <laughs> <falan gülüyor> <niye? gülüyor> kimse yok la burada <laughs> Yerden bir şey çıkıyor. Bir bitki falan tüküreydi bari falan. O da yok. Hatta burada ilk karşısına çıkan adam asıl senaryoda şeymiş. Kaçıyormuş Damon'la görünce. Ha. Metsimiz şey demiş. Ben bunu döveyim falan de şey tamam, <laughs> döv <falan demişler>, <laughs> <eklemişler>. bir şey üretmiş. Tam tamam döv demişler. Orada eklemişler. Besim. Aynen Şey demiş böyle Matt Smith, kavga arıyor Damon. Hani mümkün değil hani kavga etmemesi o adamla. Doğru. Şu anda çok sinirli şey olduğu için hani, kavga edecek birini arıyor. Adam da yazık. öyle dayak yediğiyle kaldı. Oğlum benim senaryoda yoktu bu ama dayak attınız bana falan diye. <laughs> İtti kalktı yani. Çok da bir şey yapmadı Allah'ta Az bir dövdü yani. <laughs> Aynen o sinirle gelip böyle kapıyı açıyor. Böyle I claim Harunol falan diyor. Adam <laughs> Gel yiyelim. Yengen geyik yaptı. Gel yeriz. <laughs> gel bir soluklan. <laughs> tamam red. alırsın Aranolu ya. İyi dövdün sen onu ya. Büyük ya <laughs> sen. Yine ya yine alırsın. Vallahi ya. Gel otur. <laughs> gel ya yarın gideriz tapuda senin üstüne yaparız ya. Gel yer. Dert ettiğin şeye bak. <laughs> red görüntümüz <laughs> bana yok. bana vekalet verdi. <laughs> Vekaleti ben de buranın ya. Gelsen geyik ya. <laughs> o da yemiyor ben. Evet Zehirli yani. olabilir. Yemeyeceğim ben falan. <gülüyor> <gülüyor> ya işte bakın dizinin değiştirdiği şeyleri um, eleştiriyor insanlar. Şu Heron hiçbirisi bu Simon Strong denen karakterin şeyi yani hiçbirisi yok kitapta yani bunların. Evet. kimse bilemez. Bu ya yani. falan oldu bitti. Biraz evet. daha zaten farklı gelişiyor olaylar. Ama hani bunları eklemiş olmasını kimse bahsetmiyor yani. Daha doğrusu kimse bahsetmiyor diye akıl aklı başında insanlar farkında da dolayı. Evet. Hani bir tane ka şey karakterin değişikliğine o kadar gaz yapıyorlar. Burada adam yani döktürmüş resmen yani böyle <laughs> bu sahne resmen böyle Damon gaz falan yani adam böyle tabii canım olur canım ya yalırsın ya bütün krallık senin olsun. King'im benim, Mike Your grace. falan hadi bakayım. <laughs> <laughs> Adam hemen adapte oluyor böyle bir iki hata yapıyor sonra hemen Aynen. Da your grace falan. <laughs> Aynen. Direkt Damon treason yani direkt kendini kral ilan etti. Piç paçam ya paşam. Ama burada Neyse, şey olacak gibi mi? yani o e, rüya sahnesi de işte e, diğer burada olanlar da sanki burada kalması e, Renira'nın faydasına olacak gibi. Biraz o kendi şeyini sahada bulacak gibi hissettirdi bana Damon'un. Yani zaten... Um, ...benim aklıma bir şey daha geldi. Ha Harrenhal'ı... Damon istiyordu işte... Um, ...Aimond da istiyordu filan böyle. Kimse hmm. de gidip Larissa e sormadı. Hacı sizin kale bu. Evet bu Sen arada. <laughs> Larissa'nın zikirinde değil yani. <laughs> kale var falan filan diyor. Zaten hani şey... ...kale lanetli çok zor filan diye... Lionel ve iki oğlu da King's Landing'de yaşıyordu yani. Kimsenin... Um, her bu Simon'a vermişler işte herif kaleyi, sen burada takıl acı falan diye. <laughs> sen bizim evde kira da ödemiyorsun Simon derdin Lanetli kaleymiş Allah Allah falan diye. <laughs> Neyse bu işte böyle al bezele yaptı yenge falan diyor. Aa, bunlar zehirli falan diye. <laughs> 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 Aslında şeyi de burada konuşabiliriz ya. Burada o burada sahi... foreshadowing var bu arada. Ya muhtemelen. Poison. <laughs> poison. ...is the best player to kill a dragon rider mı diyor... ...ne diyor işte, for evet. shadowing... ...hangi dragon rider... ...poison'la ölecek bakalım hadi spoiler... ...buna dikkat <laughs> ...buna dikkat edin... <laughs> ...bir de bezelye olması daha da şey... Ee, ...çok Aynen bu arada... Cidden. ...meyve sebze muhabbeti yapıldı hani... ...şeyde red, red görüntü kadar... E, ...bu şey... Onu diyecektim lan bu herif George Martin olmasın lan. Evet olabilir. George Martin'in avatarı gibi herif. Sürekli Aynen. yiyecekten bahsediyor. <laughs> Şeyde Boğazda tıkandığı için şeyden gemiler gelmediği için red current da yok. İşte devamlı geyik etti. Yok bezelye hanım iyi yapar falan diye anlatıp duruyor. Hanım <laughs> valla çok fena bezelye yapar. Sonra evet bir Your Grace muhabbeti geçti. Tam böyle teknik olarak bu King Kong konsorta Your Grace mi denir, Prince mi denir bilmiyorum. Hani İngiliz şeyinde hani hitap eder. Prince denir de, kral denmez de. Evet. Um, hitap ederken Your Grace dersin herhalde ya. Bilmiyorum. O tam olarak treason hani ben, artık ben mi alacağım burayı? İyi mi temsil Hani ben kendi savaşımı veriyorum. Kral olacağım, ben alacağım mı temsil ediyordu yoksa şeyi mi temsil ediyordu yani? Eğer Rhaenyra hmm. kraliçe ise ben de King Kong Sorts'am hani neysem bana Your Grace diyeceksin lan. Hani sanırım Damon'ın kim... kendi kendine almaya çalışacağı ya da tahta çıkmaya çalışacağını işliyorlar hala burada biraz. Evet evet onu iki şey destekliyor zaten. Bir King Concert'ta diyebilirim falan gibi yapıyor. Onu da istemiyor. Hmm. Sonra hmm. da direkt ee, ne yapacağız peki alırsan hani orada da bir yokluyor. Direkt tahta gideceğiz ulan falan diye de şey yapıyor. taht mı? <gülüyor> <gülüyor> evet taht. Tahta falan diye. Kol. Ha, evet gerçi Damon bunu Vizeriz'e de yapmıştı. Kendini King of the Stepstones ilan etmişti. Evet yapıyor bunu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kafası kızdıkça kendi kralı ilan ediyor. Yine <laughs> sonunda Heron yine kalmasın mı Damon'a? Tamam Damon Heron olsun. <laughs> oturuyordu. King of the Riverlands oldum ben. Ha sen kralısın, kral adamsın dayım. Hızlıca kendini kral ilan ediyor. Tabii şeyi de zaten bir önceki bölüm Rhaenyra'nın beni kraliçen ve hükümdarın olarak kabul ediyor musun sorusuna da cevap vermemişti. Evet. Sanırım burada bir de diyor ki işte ha Blackwood bırakınların birbirine girdiğinden haberi de yok. 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 kişi burada işte kimseye şey yapmadığı This Chapman henüz daha un, ne diyor işte largest unclaimed, undeclared force diyor. Kimseye deklare etmemiş 40 bin kişi var burada filan diyor. Hani harbiden de orada 40 bin kişi olsa Damon'a verseler ne yapar Damon? Sorusu ilginç bir soru. Ne yapardı? Yani. Hani direkt King's Landing'e yürüp tahta çıkar mıydı? Yoksa Rhaenyra'yı çıkarmak için mi kullanırdı o 40 bin kişiyi? Sanırım orada bize bırakmışlar. Kendine giderdi. Ama abi. tabii o. Yani bence New York'a taşınıp sitcom yapardı 40 bin kişiyle. Hala Damon'ı öyle <gülüyor> babacan <gülüyor> şey yapan kişilere de selam gönderiyorum. Her neyse. <laughs> tabii o 40 bin kişinin bir yarısı gitti şimdi. <gülüyor> gitti. <gülüyor> ve Bracken'ler maalesef öğüttü ordunun yarısını. Taliler hala Gene burada da Tali muhabbeti evet, geçiyor. Yani yine, tali bunları yönetemiyor mu falan diye. Biraz burada Viserys'e ufak bir gönderme yaptı sanki. İnsanlar evet. işte bağlı olduğu Lord'una durumu ne olursa olsun itaat etmeli. Yaşlı maçlı dinlememeli diye. Sen de çok itaat ediyorsun zaten ha, Damon. İşte Ben de onu diyecektim. Dinime küfreden. Çok, çok kralına şey yaptın itaat ettin. Evet. Viserys zamanında. Hep işine geldiği gibi işte bunlar. Ya. Hep işine geldiği gibi. Yani burada işte Blackfoot ve Bracken'ları neden savaştığını da bilmiyor. Hiç okumamış Westeros tarihini. Bütün gün Valeria'yı okumaktan <laughs> Westeros hiç yok. Blackwood Bracken'ı neden savaşıyorlar? Orada güzeldi. Tabii ki bu işte The Answer is Lost in Time, Sin in. Bu kan davasının ne zaman başlayacağı olayı tabii ki bu bölümün temasıydı. <laughs> um, cycle of Violence <laughs> dönen yer, yer ne denir? Yer değil mi? Döngü, döngü yaratan şimdi Evet. Başını bilmiyoruz nerede olduğunu. İşte aynı bu Dance of Dragons'ı da şu anda baktığın zaman ilk başlatan olay neydi ya da dönülmeme dönülmeyecek nokta neresiydi? Hani ta Viserys'in pardon Jaehaerys'in Rhaenys'i atlayıp Viserys'i seçtiği yere kadar gidebilirsin yani evet. savaşın başlaması olarak. Yani işte belki de Jaehaerys'in oğullarının ölümüne kadar gidebilirsin. Çünkü eğer Baylor ölmeseydi mesela işte babaları şeyin. Evet. O gerçekli tahta. Her neyse. Onda ölümü şahibeli bir... değil mi? Şeyde yine. Apandist. <laughs> Ama şey, şey. Sağlıklı adam bir anda Appendist. yine gidiyor. E, Melos var abi işte. Apandistim var. E oraya leech basalım biz gel falan diyor Melos. <laughs> ölüyor. Herkesi Melos öldürüyor. Yani yine geldik Meister'lara. Bu kısmın aslında kalanını da konuşabiliriz. Orası tekrar ileride evet, bir evet. sekans olarak geliyor ama burayı bence konuşalım. Bağını koparmayalım yani. Çok iç içe çünkü. Ee, sonra ev, odasına çekiliyor işte Damon. Biraz da yatayım ben artık diye. Dama akarken. Tabi orası biraz şey gibiydi ya. Çok güzel metaforik de bir e, yapı kurmuşlar. Yani kapısını kapatmış. Kısmı biraz böyle zihnini kapatmış gibi. işte orayı birileri açmaya çalışıyor. İşte kılıcıyla kapatmış açılmasını istemiyor ama devamlı içeriye bir şeyler sızıyor. Uyuyamıyor da. Rahat edemiyor falan. Çok Abi bana komik geldi ya. Herif sabah, e, sabah evden savaşa gideceğim. Herin oğlu yakacağım. Falan <laughs> diye çıktı. Akşam geldi rutubetli. Zaten bezelyeyi de yemedi. Karnı da aç. <laughs> bu saatte room service de yoktur burada. skin böyle iş y yemek ne ona geleceğime çalışıyor. bir beden breakfast'a gitseydim. Lan falan diye böyle kızgın böyle. Allah belasını versin. Tavan akıyor <laughs> Şey filan. Burada da kıyıyor. metafor <laughs> yapmayın ulan artık uyuyacağım. Bu nedir ya? Bu nedir? Burada ne biçim bir yer? Review'ü var ya bu şeyde. Yani Airbnb review'de sıçacağım ağzınıza. <laughs> Dam akıyor. Evde hayalet var <laughs> Bu ne? Cadı kapıda. Bezelyeler sonra. zehirli. Sikeceğim yapacağınız <laughs> Şeyi böyle. Evet ya, yani. Herif bir şey yapamadı yani. Neyse biraz komedi şeyi vardı ya. Çok vardı, komedi. Vardı. Olarak yaptıklarını zannetmiyorum ama bana komik geldi herifin evden yani savaş <laughs> bekleyip. Zaten şu anda benim. <laughs> böyle, de böyle denk gelmesi. İşte Damon'un zihni gibi abi falan derken senin de ya beden breakfast şeyi cizalım. <laughs> 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 Dengeledik yine. <laughs> Ama evet öyle bir isyanı var ya. yeter olan metafor yapmayın acız diye. Ee, yani Hı. evet buradaki korku planı, korku filmi planı devam etti yani. Dizinin oluşturduğu temayı. Burada yani bir yarasalar uçtu sonra böyle evet. arkadan bir, bir Alice Rivers'ın böyle bir şa şarkısı mı duyuldu böyle bir o sesler duyuluyordu sanırım arkadan ya O's. da şey mi o? Önce sesler Vener geldi. O. O sonra Renira'nın söylediği şarkıydı. Muhtemelen Vermitor'a söylediği şarkıydı. Aynıydı galiba. Okay, okay. Ben öyle hatırladım Bilmiyorum. yani. Bilmiyorum hatta düzeltebilirler. O biraz böyle tame ediyordu ya Dragon'ı. Hani Damon da okay. tame edilecek acaba? Çünkü bir sese gidiyor, müziğe gidiyor falan. Çok güzel bağlamışlar yani. O yüzden hani zihninde geçiyor gibiydi. O zaten zihninde geçiyor da. Ama yani. dediğim gibi bir yandan da çok gerçekçiydi. Yani odasının akması bilmem ne bir komedi unsurundan çıkıp bir anda acayip karanlık bir yere geçiyor. Sonra Renira'yı görüyor. Renira işte e, Egon'un pardon Ceheris'in kafasını dikiyor falan artık iyice psikopatlaşmış bir sahne. O da yani bir pişmanlık mı var acaba? Hani hem ben Renira'dan koptum hem işte böyle bir şey yol açtım. Ama bir yandan da müzik onlara götürüyor. Hani teyme ediliyor gibi bir durum var. Sonra da zaten e, Witch geliyor işte. Alice Rivers geliyor. Bir anda gözünü açınca böyle ağacın önünde. Öleceksin falan diye orada şeyi de anlıyor gibi. Hani bu connection'ı da mı anlıyor acaba? Ya da anlayacak bir bilgi birikimi var bilmiyorum ama. Bayağı iyiydi yani sahne. Ya yani Damon skeptik olarak tabii ki işlenmişti. Ee, sanırım yani bir Viserys'e şey demişti. ne zaman da bizi... Viserys'in pardon Rhaenyra'ya demişti bunu. Rhaenyra Viserys'in rüyasından bahsettiği zaman Damon'a işte bizi tahta rüyalar değil ejderhalar çıkardı filan demişti. Yani ejderhalar da sanki şey teknolojik şey. Böyle <laughs> magic de filan işimiz olmaz. Ejderha bizim. Ejderha da magic. Eşşi evet, şey. Her neyse. Biz Hatta sanırım Herman Strong'un ölümünden sonra da gene her ola böyle ghost story o ghost story filan demişti Damon. Tabi öyle bir skeptik karakter olarak gelip um, Westeros'un en büyülü yerinde Tabii ki rüya. Bu arada Weirwood'ların insanlara rüya gönderme şeyi de var. Hani ondan bahsetmedim bir önceki şeyde. Hani Bran'a da mesela Black evet. Raven o rüyaları gönderiyordu. İşte gel beni bul. Gel bak burada ağaca gel. Matrix'e gir falan diye. Um, i̇şte sanırım burada Alice Rivers mı yapıyor bunu yoksa işte Weirwood her neyse Old Gods'dan mı geliyor her neyse o bir ya da götü açıkta mı kaldı? Ya da fazla alkolden. De. <laughs> Aynen. Rutubetli odada örtüsüz yattı. Bezelyeleri de yemedi. Açtı zaten. <laughs> manyak manyak rüyalar görmeye başladı. <laughs> Öyle de diyebilirsin. İlla skeptik şey yapacaksan. Oradan şöyle düşünebilirsin. hani Eğer Aegon'un kehaneti mesela eğer Long Night'ı durdurmasına Olgazel'e Um, bu Targaryen God işte neyse bu ateş tanrısı ile Old Gods'ın bir pakti varsa hani bu Targaryen Stark'tan bahsediyoruz ya sonuçta Long Night'ın durdurulması için böyle bir birliktelik gerekiyorsa Daemon'un bu skeptik um, yaklaşımı Aegon'un e, kehanetini mesela sallamıyor olması ya da onu şey yapmıyor olması Olga'sın isteyeceği bir şey değildir. Çünkü onlar daha çok kehanetin peşinden giden kralları tercih ederler. Mesela eğer bu önemliyse onlar için. Hani öyle bir altyapı olabilir. Damon'a sanki biraz ders vermeye çalışıyor ya da korkutmaya çalışıyor ya da Old Gods'ın um, Damon'a karşı çıktığını düşünebilirsin bütün bu şeyle. Um, rüyayla ya da bir mesaj veriliyor ona. Ha, sen inanmayacaksın ama öyle gel bak şey. sen. Aynen. Um, şeyde işte bu um, direkt suçluluk hissettiği herhalde gerçek anlamda en ben şeyinde bilinç en suçluluk hissettiği iki o bir şeyi gösteriyorlar sanırım ona hani bir Renira'nın çocukluğunu çocuk Renira üzerinde genç Renira üzerinde bir suçluluk hissediyor çünkü onu yoldan çıkarmıştı işte onu daha şey olmaya teşvik etti işte Yok işte e, onunla yatmak istediği, evlenmek istediği o gençken. Bir de tabii Cerys'in konusundaki suçluluğu. Bu arada buradaki o yüz ifadesinin de böyle Matt Smith böyle 40-50 tekte ancak almış. Kendisi istemiş <laughs> böyle tekrar tekrar yönetmene bir daha bir daha diye. Çok iyi ama orası. Yani ya. gel Evet hani orada Damon'ı en sonunda bir şey hissetti yani. Büyücü falan getirmemiz gerekti Damon'ın duygu göstermesi <gülüyor> için. <gülüyor> bütün All Gods büyüsüyle anca çıkardık herifin içindeki duyguyu. Duygu çıkaracağız ha. Herkes şeytan çıkarır bundan duygu çıkarmak. Için. Aynen. <laughs> bir şey göstersin, duygu göstersin diye. Bütün 30 bin yıllık tanrılar geldi herif için. Şey, şey yani işte burada Alice Rivers'ın bu olaydaki katkısını bilmiyoruz. Alice Rivers'ın ne bir arkadaş olduğunu da pek bildiğimi söyleyemeyiz. Evet, pek bir şey ee, tabii ki bu aynı Melisandre gibi. Yani kitap da şöyle. Burada e, Milk Wetners burada. Evet, Herhangi Wedners. Evet. Aynı Harvinler sanatları Lanylan'ın hatta 400 yaşında olduğu söyleniyor hani. Bu arada Alice Rivers'ı oynayan e, Kadın da söyledi bu 400 yaşında benim karakterim falan diyor. Onlara pek oyunculara pek güven olmuyor o konularda. Çünkü <laughs> onlara nasıl bir şey oynadığını anlatmak için bir takım şeyler veriyorlar. Her zaman o şeyler olmuyor. Evet. Dizini yansıtmaya çalıştığı şey olmuyor. Ama yine de kitapta da bir e, witch olduğu, hani wood witch olduğu işte e, her jenerasyonlar boyunca wet olarak e, o, yaşadığı e, ve de Melisandre gibi çok yaşlı olduğu ve de Glamour denilen o büyüyle Hani Melisandre'nin de kollesi vardı ya. Kolleyi evet. bir çıkarıyordu. Öyle Hollanda portakalları sönüyordu. <laughs> <laughs> Pardon. Şey olmuyordu. Ne oldu? Kolyeyi çıkarınca. Her neyse. Alice Rivers da böyle Gotha'tun güzel şey yapmış. Glamour yapmış. Um, Gotha'tun kalede, lanetli kalede yaşayan Gotha'tun. Bütün ergenlerin Aynen. <laughs> rüyasındaki bir şey zaten şey diyor ya burada e, Renira işte arasında konuşmaya giderken e, ile konuşuyor nasıl gideceğim diye işte teknere gideceğim falan diye neyse anlatıyor e, beni tanırlar falan diyor. merak etme tanımazlar yani ya erkeklerin gözüne hitap edeceksin <laughs> ya da harbiden Aynen. Bir soylu gibi giyineceksin diye yani burada aslında şeyi anlıyoruz yani erkeklerle o şeyi kurabilecek hemen dikkat çekecek Mesela orada başka kadın da olsa ilk hemen ona kafayı çeviriyor mesela Damon. Böyle yandan girince. Biz <laughs> çökmüyor evet. evet. Hemen bir bakıyor ne oluyor lan hayırdır bu kim falan diye. Ee, özellikle yaptığı belli yani. Hani orada bir büyü varsa bunu bilerek yapıyor yani. yani bu şey. Alice Rivers tabii bizim başka bir yani dizide gösterilmiş olsa da bizim de geçen sezon başından beri Laris'in de böyle büyülü, Green bilmem ne olduğunu söylüyoruz ya işte. Evet. Alice de burada wet nurse ise belli ki Larissa'da büyülü sütünden vermiş, yani Larissa'da <laughs> bu yetiştirmiş büyük büyük ihtimalle eğer Larissa'nın bir yetenekleri varsa Alice Service'den gelme olabilir. olabilir ya da yine daha önce de bahsetmiştik hani um, sakat karakterin büyüle Donanması hani George Martin'in kullandığı bir şeydir ya işte Bran en büyük örneği. Güç, Güç Barış'te yani, evet, gücün, fi, gücün fikirden düşünceden gelmesi gibi biraz daha. Yani. Evet yani illa ki Laris'in um, büyülü olduğuna inanacaksak hani ben eğlenceli oluyor diye inanıyorum hani um, burada da kaynağı da Alice Rivers olabilir yani sonuçta. <laughs> olabilir. İşte... Um, bu sahne şey de bu, güzeldi bu arada. Ee, pardon söyleyeyim. öyle a, a, Yani burada ben herhalde rüya şey yaparak rüyasında yürüyerek ağacın önüne kadar mı gitti mi yoksa orası da rüya mıydı? Tam olarak tabii ki karışıyor burada neyin rüya neyin şey olmadığı. Orada şey güzel işte tam kılıcı yere düşünce uyanıyor. Yani uyanıyor ya da işte o or, yani oraya gittiğini fark ediyor. Belki uykusunda yürüdü olabilir. Ya yani şey arası okay. gerçek gibiydi belki de. Yani odadan çıkartması onun o kısma kadar gerçekti. Çıktıktan sonrası o müzikle beraber daha bir zihin oyunu gibiydi. Sonrası ağacın oraya kadar gitmiş. Ama işte ölüm teması orada geliyor aslında. Kılıç yere düşüyor. Yani elinden düşürmesi. Ölünce olacak bir şey. Ne yapacak? Kılıcını mı atacak Damon yani? Orada uyanması bence şey harbiden ölümüne gideceğiyle ilgili iki işaret gibi oluyor ona yani. A bence böyle sen burada öleceksin falan deyince tövbe estağfurullah. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> o da olur. çok Sikeceğim yezeydik o bezelliği aç yatmasaydık falan diye uyanıyor herhalde. Şimdi, o, sırada Simon geliyormuş. Dedim değil mi ye <laughs> <laughs> diye. Yiyeceğim mi getirdi bak yengen falan. Yaptı kadın kıyamadı aç yattın diye. <laughs> Gece odasına getiriyor değil mi? Böyle? <gülüyor> Aynen. Room <laughs> service diye geliyor Simon. Şimdi bir, bir, bir tık hızlandıracağım ya. iki saate geldik. Daha sahnelerimiz de var. Heranol'a girdik çıkamadık evet. oradan. Yok yani. Heranol'u zaten en çok Be konuşuyoruz. Benim hatam. Yok yok hatadan olur mu abi estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> yok lan sikim de yani... Gelsin o arkadaş sorsun önümüzdeki hafta bir saatte biter mi diye. Biter <gülüyor> <gülüyor> biter. <gülüyor> yok bizim hedefimiz artık şey. Ben artık diziyi şöyle konumlandıracağım. Aşırı hoşuma giden yorumlar onlar. Abi temizlik yapacağım. Ee, lütfen Aynen. video atın. Bu artık dizinizin sloganı. Aç bırakmayacak size evinizi temizletecek videodur bu artık. Oğlum temizlik şirketi falan varsa deterjan sponsor alalım ya. Bekliyorum. İnsanların bilinçaltına. Aynen. Aynen. Ajax Arap Sabunu. 3 <laughs> <laughs> şey saat bizi açın temizleyin falan rahat olun diye. Bence Aynen. çok iyi. O mu? <laughs> Sonra ben de aynısını yapıyorum ya. Yani ev temizleyeceksem o kadar zaten zul geldiği için en az 3 saatlik falan bir şeyler bulup arkada oynatıyorum. Bunu. <laughs> O yüzden evi, evini temizleyecek temizleyecek olanlar varsa bölümü beklesinler. <laughs> ee, buradan şeye geçeceğim. Kolla zaten burada çok bir şey yok. Kolla güven Hightower ilk kez karşılaşıyorlar. Ee, güven Hightower'a savaşa doğru. Ee, Bunu daha bir don şeyi vardı. İşte güvende kolu görünce sen don misin? misin? Çünkü <laughs> aynen işte. Ayrıl şey. evlat. <laughs> Ulf da yapıyor falan. Oo don <laughs> falan diye. Ya genelde. Kitapta Crispin şey Dondarrion'ların elemanıydı. Evet. Onlar evet. Dornish değil. Değil. Hani ben acaba Dorn'a yakın olduğu için mi öyle diyorlar ama hani şey Esmerdi değiştirdi herhalde şey background'ı. Yani. Yok bence dizi onu Dornishman yapmış yani. Ha, yapmış. Dorn'dan Crispin. Hmm. Um, tabii ki Dorn'la da Reach arasında meşhur. Meşhur derken jenerasyonlar süren bir şey var. Hani Dorn'un gidip 3-4 kere um, oltağını yakmışlığı da vardı <laughs> geçmişte. Zaten burada hem bir şey var. Iı, ırkçılık ya da doğum karşıtı şey var. Iı, hem de ıı, klas yani sınıf dinamiği var. Evet kesin hocam. Bu ıı, yani direkt gelip o sen de upstartsın bakalım benim ıı, şeyin babamın şey kondun ne senin şeyin ne kariyerin ne bir göster bakalım CV'ni falan diye. Bir aşağılıyor direkt. Evet hem bir sınıfsal aşağılıyor hem bir şeyden aşağılıyor doğrudan olduğunu şey yüz, yüzüne vurarak aşağılıyor. alıyor. Um, yani işte bu ikili güzel olmuş. Guine'ne Crispin'in ikilisini bir araya koymaları güzel olmuş. Peki. İkisi birbirinden güzel oynayacak. Peki kol mendili cidden kendi için istiyor yoksa Gwen görsün diye mi istiyor? Bak ben senin kardeşinle takılıyorum haberin olsun. Gibi. Evet ben de öyle düşündüm. <laughs> Arkada Laris de var dikkat et. Evet sen. evet o doğru. herkes orada. <laughs> Aynen Laris de direkt bakıyor oradan. Bence evet bence Crispin bilerek yapıyor onu. Ee, Çünkü bir anda aklına olarak... gelmiş gibi yapıyor. Yani planlı bir şey değil gibi. Evet yani konsey sahnesinde Alicent'in böyle atarlı falan davrandığını düşünürsen, e, Crispin'in de daha önce kendisini reddeden Renier'e hala <laughs> orospu bu, bu orospu bitch filan dediğini düşünürsen Crispin böyle kendisine e, dediğimiz istediği tepkiyi vermeyen kadınlara böyle şeysiz, kontrolsüz tepki verdiğini gördük. Aynı şeyi Alicent'e da yapıyor olabilir. Esen bana laf mı söyledin? Dur bak şimdi herkesin ortasında senin zor mendilini var. isteyerek seni zor durumda bırakırım. Tehdit de olabilir. Hani ay ben bu devam edersen böyle ileride bu var ise da söylerim. <laughs> Gwen'e e de söylerim. Sanırım Gwen de oradan bir mesaj alıyor. Alıyor bence kesin. Zaten ona kesiyor kamera. Ki zaten Alison'ın hmm. orada olması da tesadüf. Yani Gwen gelmesin ne yapacak? Kolu uğurlamaya mı çıkacaktı yani orada? zaten bilinmesini istemiyor. Bu çok yüksek ihtimalle orada aklına geliyor yani. O yüzden ben de inandım o kısmı. <laughs> Ki güven gibi bir ya, yeni bir yavşağımız olmaz. Ya da şey diyor olan bütün seyirci bana yükleniyordu. Şimdi Güven'e yüklenecek. Yeni yavşak geldi diye o da olabilir yani. Aynen zaten kontrasttan kol bir yanda karakter biraz daha oturdu bir anda. Şey çıkınca mi? ana evet kol normalmiş lan falan. Filan, hadi. Ya da şey işte böyle bir savaş şeyi bir Alana çıkınca kol böyle asa bir şeyi daha mantıklı oluyor. Çünkü savaş alanına çıktım. Böyle hala güven gibi ee hadi bara gidelim baba gidelim güzel falan diye takılınmıyor işte. Her neyse sevdi, devam Sevdiği bildiği işi yaptığı zaman mutlu olan erkekler. <laughs> Halı sahaya gidince de aynısı oluyordu bana işte ya da basket oynamaya gidince. Ee, Aynen. Burada şeye geçiyoruz. Renira ve konsey sahnesi. Black orada Cheese'in Cheese'in Ha onu atladık. Doğru, doğru. Vücudu var ya şey var ya cesedi var. Evet evet. Raven'lar yemeye devam ediyor falan böyle orada. <laughs> Hazır mısın? Söyle karşı. A feast for crows. Vay. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Doğru dedim bunu. <laughs> tamam bu kadar diyeceğim. Devam edebiliriz. Burayı bir hatırlayın seyirci. hatırlasın. <laughs> Dördüncü kitap. Yok ama. Macondal'ın favori evet. kitabı. Aynen doğru. <laughs> direkt ona göndermesi var yani. Çünkü şey hiç odaklanmıyorlar orada. Halk hala korkuyor falan. Kimse direkt yemi yediğini gösteriyorlar böyle. <laughs> evet. Renira ve konsey sahnesi, Black Council sahnesi. Artık tabi burada da disiplinsizlik var. Ama buradaki disiplinsizlik biraz daha hem Renira'ya sikleme üzerine hem de biraz daha Damon'a bağlılık. Ne yaptı Damon? Orduyu kurdu mu? Bak bekliyoruz bacım falan gibi bir şey var. Bir yandan ha, kurdu kurdu. <laughs> <laughs> Damon'ın işi başından aşkın. Siz <laughs> ne yaptınız? Orada cadılarla, sayın bezellerle falan uğraşıyor <laughs> <laughs> herif orduydu. <laughs> Oğlum zaten bu tayfa, bu konsey tayfa Damon'ı görse. <laughs> Hocam bırak bezelyeyi falan hadi savaşa falan diyecek yani onlar da anlamaz. Damon'ı yani. arıyorlarmış. Damon ne yaptın aldın mı bizim orduyu? Siktirtme orduyu. <laughs> <laughs> burada lanetli yere geldi. <laughs> Her şey var burada. Büyücü var. Simon var. Kafamız çok karışık. Kızmış. <laughs> ee, Alfred Broome hiç durmuyor. Uzun boylu cır, cır öten kardeşimiz. Galiba onun kafasını Re Renis alacak bir nokta. Darbe, Darbe girişimi falan yapıyor adamlar evet abi. Evet oğlum artık oraya geldi yani. şey Sen bir git ya takıl bir yerlerde biz lideriz falan diyorlar. Ona da şey diyordu. Neydi herifin adı? Ay, unuttum. Besit, ya, Celtigar, Celtigar diyordu. Önlem olarak Hı -hı. seni yollayalım ya. Sen buralarda hera, at, şey harap olma falan. Önlem olarak falan diyor. Hayır bu ihanet olur falan diyordu. Renira'nın çıkışı iyiydi yani. <laughs> Aynen darbe girişimi yaptı adamlar. Herhalde orada kontrolü alacaklar ya da Reni'reyi yollayıp Jace'i mi getirecekler? Jace gelsen al devralı falan mı diyecekler? Yani hmm. evet muhtemelen öyle bir şey yapacaklar. Jace de bunu atlayacak gibi duruyor yani biraz da mal mal kenarda. <laughs> ya, i̇şte burada birazcık işte erkeklerin savaş çığırtkanlığı mesajı tekrar bir geliyor. İşte o benim biraz hani böyle Rhaenys'in de arkadan gelip böyle Ceheris Conciliator'da işte. Evet. En çok da o yönetti falan diye bunlara ders var işte. Orada ben birazcık tamamım. Bitti artık. Baydı bu kadın mesajı bir <laughs> Artık bir bunu şey yapın. Bu arada hani şeye gelmedi. Orada bir burada aslında Renira'nın çok kararsız olduğu, çok ne yapacağını bilemediği çok um, hatta Corliss'te sonra diyorlar. Diyor işte hani ee, ne yaptı olsa şeyler ha. karar veremediler falan diyor. İşte bu karar veremesinin sebebini bir sonraki şeyde Alasıt muhabbetinde konuşacağız. Abi. Açıklayacağım. Devam edelim oraya biz. Ya zaten <laughs> burada Renera yine ilk fazında işte. Karışık kafası ne yapacak ne tepki verecek. Herkes bir şey talep ediyor. Ne Ama işte, onun bir sebebi var. Onu sonra öğreniyoruz. Evet onu sonra öğreniyoruz. Ee, ya tabii Consulator muhabbeti şey için iyi. Hani tarihten herkes bir örnek alıyor kendisine. Baktığında Damon Egon'u alıyor. Ama Egon'un şartları farklı yani. Herifin memleketi yıkılmış yeni bir yere geliyor orayı ele geçirmeye Her... çalışıyor falan. Herkes <laughs> aygın alıyor abi. Bir Allah'ın kulu da ben de Meygar <laughs> <Krill> olayım demiyor. <laughs> Herkes aygın. Ama işte burada Ceyris'i ilk kez Renis atıyor ortaya. Kons işte, işte büyük dedem falan diye. Yani, conciliator. Conciliator'da örnek alabilirsiniz aslında bakarsanız. Hani daha mı baktıklı acaba? Ceheris <laughs> konuyu çok dağıtmadan şunu söyleyeyim. Tabii ki Ceheris ejderhalarını kullanıyor ama korkutmak için kullanıyor. Evet. Bu biraz gene o en klişe şeyi yapmak zorunda kalacağım. Burada nükleer silah varsa elinde, nükleer silahın korkusu mu hani daha etkilidir? Yoksa nükleer silahı atsan mı daha etkilidir? Hani bu evet. soğuk savaşın sıcak savaşa dönmemesinin hani sebebi iki tarafın nükleer gücü olmasıdır. Hani işte sıcaksa işte burada da ejderhalarda o hani Reynis, Rain, Rainis, Ceheris korku kullandı. Hani <gülüyor> <gülüyor> hani şeyin bahçesine helikopteri indirdi. Ee, eğer sen şey yapacaksan Ceheris de yaptı öyle şeyler. Ama kullanmadı ejderhayı direkt böyle gidip ufak tefek şeyler hariç. Damon da i̇şte yaptı burada ya. da basit şeylerde Damon da yapıyor şeylere, guards'lara yapmıştı ya geçen sezonda. Aynen. yani Zaten Targaryen iktidarı buna dayanıyor. Yani bütün Targaryen iktidar ejderha yani. korkusuna dayanıyor yani sonuçta. İlk Targaryenler Dragonstone'da yaşarken orduları şeyleri toprakları falan yoktu. Aynen. <laughs> Sonra Aegon gelip böyle hadi buralar benim la falan deyip Oldu Ç çevirdi çit çiti çekti. <laughs> Karşı çıkanı da yaktı. Bütün Targaryen'in şeyi bu sonuçta. Aslında burada ha şey neyse. yanlış yapıyorlar. Yani third parti bir korku getireceksin. Sonra o korku yok edeceksin ki sana saygı duysunlar." <laughs> Bunlar korku. şey <laughs> işte abi. White Walker'lar. <laughs> işte o. Aslında White Walker'lar şey mi diyorsun yani? Targaryen'larla bir işbirliği halinde mi diyorsun? Ya işbirliği demeyelim de i̇şte izin gibi. verme diyelim. Göz yumma diyelim. <laughs> Ha, White Walker'lar DHKPC'ymiş. <laughs> Derin devlet yönetiyorlar onları. Göz Ondan sonra gelince bir indiriyorlar. Hop bak bir okutmak için kullanıyorlar. Aynen. <laughs> okay. Bunun en güzel hikayesini Anladım. aslında tarihin tarihinde en iyi çizgi romanlarından biri olan Watchmen'de Alan Moore yazdı. Ya. Yani halkın zihnine korkuyu nasıl yerleştirirsin hikayesini. bilmiyorum. Bu arada şeyin çok ilginç. George R. R. Martin'in birebir dillendirmediği ama e, işte tabii ki yani edebiyat tarafın daha çok dillendiriyor. Yani Tolkien'dan ve diğer yazarlardan bahsettiği, etkilendiği tarafta ama mesela Berserk mangasından işte ne bileyim biraz böyle farklı çizgi romanlardan falan çok ilginç böyle yakaladığı şeyler var. Hatta Berserk mangasında bazı karakterler falan kendi çizdiği karakterlere, yazdığı karakterlere benziyor. Bazı cümleler bile çok yakın. Ben baya şaşırmıştım acaba bununla ilgili bir açıklama yaptı mı diye. Hiç yapmamış ama bunu yakalayan kişiler olmuş sonradan baya. Olan çok benziyor ya falan diye. İkisinin de etkilendiği şeyler kaynaklar aynı olabilir. Olabilir zaten e, aslında Berserk'ün yaratıcısı Miura bu şeylere yol açan adam ya e, Elden Ring'lerin, Dark Souls'ların visual ortamını dünyasını aslında ruhani olarak yaratan insan. Hep o işte tuhaf yaratıklar, yıkılmış kaleler bilmem ne hep Biraz onun zihninden çıkma, oradan alınma çok şey var. Belki o da belli bir kaynaktan, yine tarihten gelen bir kaynakla gelince hepsi aynı kapıya çıkmış olabilir yani. Güzel ama ya güzel güzel şeyler e, bağlar. E, buradan da Renis'te Renis'te Corlys'e geçtik. Bunlar da iyice zaten minnoş oldular. Birbirine ağzına böyle boncuk falan atıyorlar artık canım falan. Oo, <laughs> burası minnoş değildi abi. Burası baya gergindi. Hani ilk başı minnoştu şimdi. Canım ne haber sana çorba getirdim falan diyor. <laughs> Ekmek de sıcak dur banar yeriz falan. İlk bir dakika çok iyiydi. Korlis de <laughs> böyle geliyor. Korlis de ne o? Bezel yemez. <laughs> Yok ya bunu. <laughs> Herhalde yerim ben. En güzel orada yapıyoruz. <laughs> Ernol'un bezelyesi. Üçte bitiyormuş. Ben oraya gideceğim. <laughs> Tabi sonra iş biraz şeye sarıyor işte ne yani. oldu o götü başı oynaklar işi ne oldu anlaşabildiler mi falan diye devamlı bir hakaret ediyor. Ama burada söylediği daha önemli bir cümle var. I am no longer invalid diyor. Yani artık e, nasıl deriz işte artık göz ardı edilemeyecek bir konumdayım. Yani artık ben de bunun bir parçasıyım falan. Aslında bu şey tuhaf. Yani Renira'ya yanına gidip en başta tamam abi ben senleyim demişti Collis. Şimdi oradan uzaklaşmış beni bir daha çağırsınlar falan ya da bana iyice muhtaç kalsınlar gibi bir havaya geçmiş. O biraz ilginç. O değilim hani artık aya şeye kalktım ayağa kalktım hani. o anlamda Ben daha evet. metaforik anladım hani artık hani. O bildiğin <laughs> invalid hani. Ha okey. <laughs> Sakattım şimdi artık ayağa kalktım anlamında söylüyor sanırım. <laughs> okay. Sanırım dediğim gibi artık Dragonstone'a doğru bir uzar belki bir önümüzdeki yani, bölüm. Olabilir. Ya artık bir gitmesi lazım hani daha fiziksel diyorsa okey sorun yok. Ee, zaten bir şey de yapıyor yani daha güçlüyüm mesajını da verecek belli ki o zaman. Tabi burada iki konu var yine kritik olan. Birincisi Ren istiyor ki e, Rey, işte şey artık bizim varis Joffrey falan diyor ya bu <gülüyor> <gülüyor> deniz mi gördü ya bırak falan. Ozan Reyna falan. <laughs> o da iyi değil. <laughs> Ekim Allah Böyle güçlü, Allah. Güçlü gürbüz bana benzemiyor onlar falan. <laughs> evet. Deniz bilmezler. Kasları yok bilmem ne. Hiç aşağılıyor. Gemiden anlamaz. Dragonu yok bilmem ne. Harbiden yine hayırlı Amin. hayırlı dede çıktı bu da iyice başımıza. <laughs> Bir torun sev yavşak. İlginç olan Luke varisken böyle dert bunları. Luka böyle peş arkası Luke abi falan yani. Evet. Orada ne değişti? Ya da kafasında ne değişti? Hani böyle bir near death experience yaşayınca mı hani değişti ya da Waymont'un ölümü mü? hani bir şeyler demek ki onun kafasında bir değişikliğe sebep olmuş. Tam olarak uh, anladığımı söyleyemem neyin değiştirdiğini. Az ölüyordum vallahi az daha önceliklerim değişti mi diyor. Hani burada şimdi Luke'ta dert etmediği şeyler dert etmeye başlamış. Neyin değiştiği şey Bence Damon. Yok bence bizim kel ve saçlı bunu değiştiren. O da olabilir. Ama onları da yeni mi tanıştı onlarla yoksa daha önceden varlıklarından haberdar mıydı? Hani dizi kel ve saçlıyı <laughs> <ya>. Alın adam. <laughs> kel ve saçlıyı <laughs> Ya, Tanı, yeni tanıdı olarak mı işliyor acaba hani onları bir anda görünce o aslında bu gençler iyiymiş ya bizim çoluk çocuğa bırakacağımıza bunun hani öyle bir şey mi oldu diye düşünüyorum. Onu olabilir. götünüyorsa rayınıza söyle tabi yolar seni. Yani tabi söyleyemez olabilir ama ben şuradan yola çıktım biraz daha. Damon'ın işin içinden çıkmasını konuştular bir bölüm önce. Ve Damon'ın çıktıktan sonra orada herkesin kafasına göre takılacağına da ikna olmuş olabilir artık. Yani... Ha okey şeyi sallamıyor diyorsun sen o zaman. Rhaenyra'yı evet. sallamıyor. Aynen. Kendi güç alanını açabileceğini anladı artık. Hani yürüsem. e, ben kimi de... getirmek istiyor? Gene bu şey o zaman. Muhtemelen ya e, yani çocukları olduğunu bir şekilde anlayacak herhalde onların ve onlar girecek devreye. Onları Adam'la elini bir şekilde... Ya da anladığı için var. mi fikri değişti diye düşündüm. O da ben. olabilir. Yani bunu destekler evet, ne de olacak? De. Belki de o yüzden Renis de devamlı bunları konuşuyor. Mesela geçen bölüm yine biraz daha şeydi böyle. Ha ne yaptı Damon? Ha öyle mi oldu? Böyle mi? Biraz daha böyle sakindi. Bugün o da mesela el arttırdı. Kol gibi oldu hemen. Ha ulan tamam ben de bunları öğrendim. Bu herif beni belki sorgulattı. Hani ulan bu herif beni kurtardı. Kim lan bu falan diye bir, bir araştırdı öğrenmiş olabilir yani çok zor değil. Sonuçta ne bok yediğini biliyordur bu arada kendisinin de. Aynen ben ben hani daha farkındadır diye düşünüyorum ama belki o ana kadar böyle bir ihtimali şey yapmadı bir anda böyle near death experience yaşayınca ya ben bunu deniz işinden anlayan <laughs> eli dümen tutmuş birine vereyim mi dedi yani bir anda öyle bir. Olabilir. Neyse çok fazla takılmayalım. Orada ilginç bir dinamik var. Reynes'in de tabii bunu kabul etmeyeceğini ıı, düşünürsek bu tip bir hareketi. Öldürür. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> domestic, domestic violence geliyor. işte evet. İşte böyle evet. ejderhası olan karı alırsan yandın Corliss. <laughs> Kızdırırsan yakar seni valla. Valla gibi biri zaten çok güvenilmez duruyor. Yani e... Joffrey'e bora şeyden de bilenmiş olur ya. Bizim oğlanın aklını çeldi bu ya. Gay olmazdı bizim çocuk da işte bunlar gay yaptı falan. <laughs> Ve salak salak konuşuyor diyor o zaman. <laughs> o yani. kesin öyle abi. <laughs> Targaryen püsü görseydi aslında olmazdı gay falan diyordur hala kafasında. <gülüyor> salak. <gülüyor> yani ilk böyle psikopata bağlayacak adam kollis olabilir gibi hissediyorum ya bu yolda. Harbiden yani Renis'e zarar vermeye kadar gidebilir gibi hissetmiyor değilim. <laughs> ne? Gaza gelmiş yani. Buradan e, Reyna Bela e, ve meşhur Ejderhalar ve Yumurtalar yeni kitabı George R. R. Martin'ın. E, yani tabi burada çok tartışma çıkmış. Bu yumurtalar kimindi? E, nereye gidecekti? Yok işte Dreamfire'ın mıydı? Daenerys'in yumurtası kimindi falan. Benim gördüğüm diziyle ilgili kimse hiçbir şey konuşmayıp e, kaç gündür çıktığından beri yumurta tartışıyorlar. <laughs> Bana çok gerekli gelmedi ama kim şimdi... Kitaptaki Daenerys'in yumurtalarının kimin olduğunu biliyorlar mıymış? ha Biz onlara Dreamfire'ın yumurtaları işte Alice Farman'ın çaldığı yumurtalar diyoruz da evet. bu kesin evet. bir şey değil bu yani değil. sonuçta. Ta evet tahmin. hiçbir yerde bu konfirme edilmiş değil. Üç tane yumurtanın kaybolduğu bir tane hikayesi var George Martin'in. Herhalde bu odur deniyordu çünkü evet. başka kaybolan Vermax'in yumurtaları var işte Winterfell'e bıraktığı söylenen. Var. İşte bu da eee um, Farmer'ın çalıp um, pen şeye doğru Pentos'a kaçtığı ya da Pentos'a değil de şeyle gemiyle Pentos'ta satıyordu galiba onları satıyordu, pardon. Evet galiba. Gemi evet yaptırıp gemiyle <laughs> batıya doğru gidiyordu Arya'nın <laughs> şeyi bu. Atası. <laughs> Sürekli batıya gidersek ne olur? E doğuya gidiyorsun, aşağıdan <laughs> çıkıyorsun. Biz sikiğim olmuyor yani. <laughs> <laughs> onu çözecekti. <laughs> dünya haritası Her Aynen. Işte. <laughs> Aynen. Düz dünya mısın? Her ya. Her neyse. dizi tabii ki Alice Farman'ın da hani J. dizisi çekilmeyecekse <laughs> yakın zamanda ki zannetmiyorum. Ya. Hani Alice Farman bilmem ne bu tip karakterleri görmeyeceğiz. E, dizinin yapmak istediği de şu. E ben şimdi Şimdi biz tabii ki Game of Thrones dizisinin Yokmuş gibi davranıyoruz da HBO öyle davranmak istemiyor yani. Onların adamların evet. şeyi bu. En pahalı, en çok izlenmiş dizisi. E diziden iki diziyi birbirine bağlamak için de bu tip fırsatları kullanıyorlar. Hani Daenerys'in ejderhası bunlardı dedi yönetmen. Ejderhaları bu üç ejderhaydı dedi. Yani Cyrax'dan geliyor yumurtalar. Bu Damon bulmuştu ya yumurta evet. fabrikası, yumurta çiftliği açmıştı <laughs> top, ya <top>, Dragon's'ta. <laughs> O yumurtalarmış işte bunlar. Cyrax'dan geliyorlarmış. Üç tanesi. Bir tanesi de um, takozun yumurtası. Şey, um, ee, işte... Viserys'in. Takozun. Evet, takoz. <laughs> takozun yumurtası. İşte dizi de kendi kanununa bağlıyor. Yani kendi um, hiç kitapları okumamış Hani bu dizileri izleyenlerin %95'i kitaplarla hiç alakası olmayan insanlar. Adamlar Game of Thrones'ı izlemişler. Bugün şimdi bunu izliyorlar. E Game of Thrones'taki yumurtalar da işte bunlarmış. Aa bak ne güzel diyorlar. O kadar da bırakın yapsınlar yani artık bu kadar da. Yok onlar değildi. Dreamfire'ındı. Hayır kitapta da bunlar Dreamfire'ındı. Bu yumurtalar diye yazılmış olsa gene anlayacağım. Öyle bir şey de yok yani. yani çok fazla dert etmeye gerek yok hocam. Bir de hani çok bir bağ da yok. Hani Game of Thrones'ta da onun yumurtanın olması da çok bir şeye yaradı mı? Yaramadı yani. Ah, yaramadı. Yani i̇şte nerd zıplatıyorlar. Aman değiştirdi diye kızan adamlar var. Hani benim çok da derdim başka Bu arada şeyin yumurtası Şurada... olabilir da... mi? Stormcloud'un olmasın. Hmm. Viserys'in biz ejderhasını öğrendik mi? Ondan bahsetmedi galiba. Viserys'in yok şu an. Yumurt. Hayır yumurta Viserys'in. Ha ha yumurta vizerisin. Ha o olacak diyorsun. Bir tane ha, su yumurtaları vizerisi yumurtası ha, olacak. Üç tane de denerisin tamam, olacak. 4 tamam. Dört tane oluyor ya. Burada daha tuhaf ama işte giderken Beyla da reyneye diyor ki bak bak diyor teselli var diyor. yumurta var burada falan diyor. Hani o da o da ilginç yani bu arada. E, o da şey diyor işte bu yumurtalardan birisi belki yani. senin necderan olur gibi ona şey yapıyor. Aynen. Olamayacaksa o, demek oldu. ki. Spoiler alert. <laughs> Dikkat. Dört tane. Bir 8-10 tane verseniz yani. ya niye 4? 4. <laughs> Bu arada şey hiç açıklanmıyor değil mi? Ben hatırlamıyorum. Yani bunlar neye göre yumurtluyor, ne sıklıkla yumurtluyor? Memeli mi, memesi? Abi şey, <laughs> Ejderhaların cinsiyetini bile bilmiyoruz. Bir tanesini biliyoruz galiba. Darren'ınki She, She Dragon diye geçiyor direkt. Ha sen biliyor, bildiğini sanıyorsun ama değişiyor işte. Ha okey tamam. Bartın kitabını okursan... ...bu konuda kendisinin... ...Staddle'da var, uğrarsan bir gün olduklarını... ...oradan <laughs> al oku. Ejderhaların ya. cinsiyet değiştirdiğini... ...falan söylüyor. Ve de şeyi de böyle... ...George Martin burada... ...biraz şey yapıyor. Olay... ...Ejderha soyacı çizen adamlar falan var böyle. Ha. O onun çocuğuydu, onun torunuydu... ...onun eltisiydi falan diye... Onlar yapmasın diye olayı birazcık flu bırakmaya çalışıyor. Hani böyle oturup George Martin'in çizdiği bir soy ağacı yok. O yüzden ejderhaların cinsiyetleri, yumurtaları bilmem neleri biraz Aa, çok iyi karışık. Var. Hangi ejderha hangisini sinisikti işte Balerion Veigar'ı sikmişti oradan Karaksis doğdu filan. Şey... Bilmiyoruz yani onları. Hiçbir zaman açıklamıyor bunları. Ama gender fluid evet. olmaları çok iyi lan. Çok hoşuma gitti şimdi. Ben bunu bilmiyorum. <laughs> <laughs> Non-binary olarak şey yapıyorlar hocam. Sen hemen onları bir kitlemeye çalıştın ama işte böyle Güzel. seni de böyle ters köşe yaparım. Daha hoşuma gitti bu bilgi. Benim hoşuma gitti. <laughs> Gender dragon. Belki de e, büyülü hayvanlar oldukları için çiftleşmelerine bile gerek yoktur yumurta için. Bilmiyorum. kendileri Bilmiyoruz planlıyor. işte. Hani bu George'un bilerek şey bıraktığı, gri bıraktığı yerler buralar. Evet. Science fiction'a dönmesin bunlar diye. Hep onu gri bırakıyor. Aynen. Şeyler de bunu hiç konuşmuyor yani. Damon, zaten Damon çok iyi biliyor dragon işlerini de. Yumurtaları gidip buluyor. Yerlerini şey yapıyor falan hani. Ama hiç sorgulamıyor. Nasıl doğdu? Nereden çıktı? Cyrax'ın bıraktığını biliyoruz o yumurtaları. Çünkü orada söylüyordu. Evet onu söylüyordu. Cyrax'ın yani dişi olduğunu söyleyebiliriz şu anda. Ama yarın kalktın kahvede gördün Cyrax'ı. <laughs> Belli ki fluido değiştirmiş. <laughs> Ufla takılıyormuş böyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Maçın oluyor falan kahvede. Cyrax'a <laughs> e ne oldu? E artık değişti falan diye kadınlar oynayamaz bu kahvede okey Allah Allah ayıp be. Böyle <laughs> seksismişsin. <bir insan. gülüyor> eee bir de bir şey daha vardı ya. Neydi? Ha, ha evet. Burada tabii Reyna'ya devamlı şeyleri arada şunu da hatırlatayım hani Ego'nun e, ejderhası, Tyraxis Joffrey'nin ejderhası onları da böyle şey yükleyemiyor. O, o kim, kim? Şifo. Ha, Şifo mu diyorsun? Şifo, diyor, Şifo ya, anladım şimdi. Yani. Şey. Shiva Egan'ın Stormcloud, <laughs> Joffrey'in de terleksiz. Ve devamlı... bunu da ilk defa bunu izleyenler de Şifo Takoz kim lan ne olacaklar ya? Aslında ben böyle konuşmasam iyi olur. <laughs> ona, ona artık gelecek bir önceki sezonu izleyip hatırlayabilirsiniz. O da bizim easter egg'imiz olsun. <laughs> <laughs> ee, devamlı şey var burada da işte Lady Jane Erina, hatırlat bak. Sözünü hatırlat acele. Yine hatırlat var. dedi ya. Of. Aynen, yine hatırlat şeyi geldi. Reyna hiç orada değil bu arada. Yani Reyna'nın ben hiç bunlara uğraşacağına inanmadım ya burada. Yani hiçbir şekilde ikna almış gibi değil. En son Bey'le bir bak bu görev de çok önemli. Hepimizden önemli. Yani Reyna işte Rey Rey on kere vurguladı. Bak ben annelik yapamıyorum sen yapacaksın falan. Galiba dizinin hani yine yoldan çıkmaya yakın e, karakteri kadın karakteri de en güçlü olarak Reyna olabilir burada. Yani hiç şey yapmadı. Güven vermedi yani orta sağlığı. Şimdi Reyna'nın um, büyük nerd rej'e yol açması olası eğer tahmin edildiği gibi değişiklik yapıldıysa neyse spoiler etmeyeyim de. Burada uzaklara bakıyordu <laughs> bir ama. O mu değil senin uzaklara bakıyorsun? <laughs> Yumurtasının da olmaması. Hani 3 yumurta denerse gidiyor. Bir tanesi takosa gidiyor. O zaman uh, dediğin gibi hani orada Reyna'nın yumurtası da yok. Um, neyse. Orası gelince şey yaparız. Reyna'yı başka bir karakterle birleştiriyor olabilirler. Ha okey tamam. O zaman konuşuruz onu. Durum böyle burada. Ee, sonra okay. da Helena'ya geldik. Aslında Helena ki Helena'yı oynayan e, yine adını unuttum kadın ya. Fi, 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 Fia. Fia Saban. Bence müthiş ya. Bu, bu sezonun Egon'la beraber en iyi performansları ikisinden geliyor ya. Döktürüyorlar yani. Burada da işte ya Helena'nın bir kez daha bence spektrumlu olduğu şey yaptılar. Çok literal düşündüğünü işte. Ceherize üzülüyorum ama üzülmemem lazım. İnsanlar işte evet. özellikle hani bebekler falan kolay ölebiliyorlar ya böyle demek ki işte iş <laughs> falan gibi böyle artık. Aynen. İlginç ee, olan sosyal bir komentarı da var orada aslında. Hangisi için diyorsun? Helena'nın söylediklerinde şey var. Hani böyle oradaki normal insanlar soyluların ha, üzülmesini evet. Aslında daha fazla üzülmesine inanmazlar. Yani onlar daha şeydir. E, onlar Aynı. çok çocuk kaybediyorlar. Bizden çok üzülemezler diye bakıyorlar bize diye. Düşünüyorum. Yani asıl zorluklarla çocuk doğuran hani soylular hani en ne kadar teknolojiden daha çok hani meisterler bilmem neler hep sarayda halkın çocuğu işte doğuyor. Hayatta kalırsa kalıyor. Hani o, tabii ki ortacağı da yüzde yazı tura atıyorsun yani çocuğu doğduğunda bu yaşayacak mı iki yaşına kadar yüzde elli falan <laughs> hatta daha da yüksek olabilir infant mortality tam bilmiyorum um, onu söylüyor yani halkın çocukları her zaman ölüyor bizi ha bu soyluların üzülmez onlar falan aslında doğru bir şey <gülüyor> 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 direkt um, social commentary geldi Helena'dan zaten seviyorduk devrimcimiz... ablacım seni zaten seviyorduk Devrimcimiz Helena olacak? <laughs> onun da peşinden Aynen Helena ya. Burada <laughs> biraz Helena sanki ilk defa hani bana şey gibi geldi. Acaba Dreamer'lığı bitti mi Helena'nın travmadan sonra? Böyle bir şey verdi bana. Böyle bir ben... Dreamer olayı travmayla beraber artık hep böyle literal konuşan bir kız mı olacak acaba? Ben de onu düşünecek gibi oldum. Sonra şeyde devamlı böyle kafes gibi bir şeyle oynayarak konuşması ve Alicent'in korku içinde ona bakması falan. Bir, bir beni yine şey yaptı. Ulan bu da mı Forge For acaba? Hani e, böyle bir şey yapıyor orada. Oynuyor ya kafesle. Kafe, kafes gibi bir şeyle. Okay. Devamlı ona bakıyor falan. Tabi bu biraz artık tamam, bizim yani. dizinin bizde yarattığı panayaklık da olabilir. Hani bir şey demiyorum ama Alicent'te da aynısını gördüm. Hani Alicent'in o bakışı böyle ne yapıyorum bu falan. <laughs> Bunda bir bok var. <laughs> Bir germedi diye. Ben, ben de um, hani I forgive you diyince um, orada verilmeye çalışılan mesajta bir şey. Um, Başka bir şey I için mi affediyor acaba? O... Ay, ge, gelecekte olacak bir şey için mi acaba filan? Acaba <laughs> bunu da mı şey yapıyor filan? Hani alışınt bir yamuk mu yapacak? Bugüne bugüne kadar hiçbir şey yapmadı ya alışınt bu, evet. bu kızcağıza. <laughs> ya çünkü şey çok anlamlı değil. Ee... Mesela ay seni affediyorum diyor. Neden diyor? Şey de anlamıyor. Kolla yatıyor diye niye Helen onu affetsin ki? Ama ama işte onu bilmiyorsun. Asıl i̇şte verilmek şey istenen diyor. mesaj bir şey burada şu. Helena I forgive you deyince Alicent kafası karışıyor çünkü o kadar çok günah var ki. O da var. <laughs> o da var. Acaba hangisi diye düşünüyor. <laughs> Bence Alison böyle oh, for gibi değil mi? Hangi bir izin? zorla kardeşiyle evlendirmemden tut. Hani, Hepsi olabilir. Ha, <laughs> çocuğun ölmesine neden olmam. Hiç olabilir. savaşa sürüklemem ülkeyi. <laughs> Alison'un <laughs> o kadar çok günahı var ki. Ha, affettim seni deyince böyle Hangisi? Hangisi? Acaba? Hangisi? hangisi Kol mu? Helena bir, şey, hele de bir şey sorabilir miyim? <laughs> Hangi olayla bahsediyoruz acaba şu anda falan <laughs> hani böyle... O kadar, aferin. Böyle diyorsun. bir kapı karışıklığı gördüm ben orada. Ya. Belki de iler, ilerideki bir olaydır yani. Olabilir. Yine Forşadabik sure vardır, bilemiyorum. Çünkü şöyle bir durum da var. Aslında Helena bu kadar kompleks düşünmüyor ya. Çok literal e, gördükleri üzerinde. Aslında çok zeki muhtemelen. Hani social qları olduğunu anladık burada. Ama onu da e, şeyle yapıyor. Hani yakın empati kurduktan sonra yapıyor. Yani annesiyle... Egonla falan bir empatisi yok bu arada. Halka ilk kez bu kadar yakınlaştıktan sonra empati yapabiliyor. Yani biraz böyle e, nasıl denir e, tecrübe eksikliği var. Hani etkileşim halktan da kopuk şeyi bilmiyor zaten spektrumundan dolayı. O yüzden hani Alicent'le ilgili genel affetme durumunun ben daha bu kadar kompleks düşünüp daha o gün işte kolla beraber olduğu için bizi korumadılar ya da işte ne bileyim ben, beni zorla evlendirir için günahlar falan gibi düşünmekten çok gördüğü daha literal bir şey için affediyor herhalde gibi ee, kurdum ben. Orşa da diyorsun yani? <laughs> e, olabilir. <laughs> o yüzden. göreceğiz ileride belki bağlanır ya da bilmiyorum. Böyle bana daha çok alısını böyle kafasını karıştırmak için koyulmuş bir şey gibi o da geldi oldu. oraya. Zaten alısında kafa mı vardı İyice <laughs> gitti karıştı. Aynen. <laughs> Ve gelelim Larisa. E. Aa Laris yine <laughs> egon <'u> ipten aldı. <laughs> e egon böyle ben de bineceğim ya Basacağım, gideceğim işte. Çok gazım. Ee, halk beni korkuyor, bellemesin. İşte Sunfire'la ortalığı ben de yakarım falan diye gaza gelmişti. Yanına da avaneleri toplamış takılıyordu böyle yine. Ya vallahi bak çok iyi oldu ha falan diye. Ya Laris de öyle girdi. Yakışmış falan diye böyle girdi yanına. Ondan sonra e, çok, çok güzel bir diyalog geçti aralarında burada. Bence yumurtalardan daha fazla şey yaratan Lord değişikliği bu Valerian Steel Armor. Heh, evet Burada Çünkü... onu sana soracaktım zaten. Bu konu nasıl genel olarak diye, yani işlemler... Bütün atalım. hikayede George'un yazdığı Fire and Blood ve de hani ana seride tek bir Valerian Steel Armor var. O da Euron Greyjoy'da. Ha değil mi? Doğru. Onu şeyde konuşmuştu. O Evet. Game of Thrones zamanı bir konuşmuştuk onu hatırlıyorum. Öyle. Evet, o da Euron'da. Euron'da işte Ben Valeria'ya gittim. Oradaki oraya şey yaptım. Oradan aldım falan falan diyor. Ama hani Euron'un kişiliğine bakarsan hani mesela kitapta ona inanmayan karakter falan da var. Atıyor o falan değildir o Valeria'nın falan diyen karakter de var. Tam olarak Euron'un muydu? Kitap hani o karakter hatta şeydi. Um, ya işte Doom öncesinden beri bir Valerian um, St Steel Armor gözükmedi filan denir. Orada. İşte Euron'a bende var filan işte giyer mi yer. Hani gerçekten Valerian Steel olup olmadığını daha bilmiyoruz. Çünkü hatta o Valerian Steel Armor 5. kitapta değil 6. kitapta. Winds of Winter'da. Evet. Çünkü Forsaken diye bir chapter yayınladı ya evet. George. Orada var o Valerian Steel Armor. Ama onu kitabın son versiyonunda olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Evet. Çünkü o biraz preview'di. Hani Valerian Steel Armor ilk orada gözüktü. Burada Aegon'un olmuş olması ilginç. Zaten hikayede birisinin Valerian Steel olacaksa o da Aegon'dur yani. Başka Tabii. çok mantıklı Aegon'ın böyle bir şey olması. Sonuçta Targaryen'ler Valeria'dan gelirken belki vardı ailelerinde armor. Getirmişler. yani dizinin icadı bu. Acaba bu armor o armor mı? Hani Euron harbiden Aegon'un zırhını mı buldu? Öyle de bir ilginçlik var. Yani belki George retconlamıştır. Winds of Winter'ın ilk hani o Forsaken chapter'ında Euron belki diyecek Aegon'un ın armor'ını buldum ben falan mı diyecek belki. Bilmiyoruz. O ilginçti. Ama burada gene mesaj şu. Herife çok büyük. Evet bu arada. Sırmamış gene içine. Aynı şey gibi. Böyle daraltıyorlar Kaç falan gibi. şey. Aynen. <laughs> armor, armor stretcher yok mu falan Robert Barrett'e engelliyor. <laughs> <laughs> armor stretcher'ı getir lan falan diye böyle. Buna tersi lazım gerçi. Stretcher değil. <laughs> Daraltan var mı? Armor daraltıcıyı getir. Armor daraltıcı ne ya falan diye. <laughs> İşte zaten o fit olmadığını anlıyoruz bu rol için <gülüyor> kral. <gülüyor> Aynen dolduramıyor var mı? Ya büyük geliyor ya dolduramıyor. Tom Glenn röportajında da yine bu Eganın in insecurity'si olduğunu hani kendisinin fraud olduğunun farkında diyordu karakter için Egan karakteri için hani um, burada da aynaya baktığında kendi kendine büyük ihtimal ne fraudsun ya hani böyle sen ne yalan Egan'ın kılıcını Aynen. Egan'ın kılıcını aldın eline, şey zırhını giydin, tacını taktın diye Egan mı oldun yani? Şey bu. Hani direkt parodi <laughs> hani taklidini yapıyorsun Egan'ı. E. Hani rezil bir adamsın. Sonra zaten böyle dönüp böyle adamlara e siz de bekaret yemin ettiniz öyle zikişemezsiniz <laughs> falan diyor herifler ha falan diyor böyle <laughs> dalga geçiyor. Oğlum bunlar da siklemiyor beni falan diyor böyle. Tam bir şey olarak hissediyor kendini tam ne denir hani Türkçesi ne yani tam bir dolandırıcı e, dolandırıcıdan sahtekar, daha çok sahtekar. Böyle, daha güzel oluyor sahtekardan da daha çok şey böyle hani fake hani yalandan çakma diyebiliriz hani işte. <laughs> çakma yaygın aynen çakma <laughs> yaygın ben <yani>. çünkü <laughs> yandaki heriflere böyle sizin hani bekaret yemininiz var falan diye şey, ha ha çok komik yaygın falan diyorlar <laughs> oğlum ciddiyim lan <laughs> görmeyeyim kimseyle sonra zaten bir sonraki sahnede çıkıp coşması da herhalde şey oluyor. Kendine dönüyor işte. Bir an için ha bir yan için dediğin gibi şey düşünüyor herhalde. Acaba ciddi ciddi bu piçlere bekaret yemini <laughs> ettirip <gülüyor> şey yapsam mı diyor hani çakma olmaktan gerçek olmaya doğru bir geçiş yapsam mı diye bir düşünüyor herhalde. Sonra siktir et falan deyip <laughs> coşalım eğlenelim diye onlara katılıyor. Yani işte e şey diyor ya adamlara yani. O siz bekaret yemin <laughs> bekaret yemin ettiniz falan diyor. Adamlar durup oğlum sen bizim patronu gördün mü Chris Pratt? Sikmedi <laughs> adam kalmadı. <laughs> Manyak mısın? Ne bekaret diyeyim. Adam <laughs> iki tane kraliçe zikti lan. <laughs> Crispin'i gör, görmüşler tabi onlar. Ona göre hareket ediyorlar. Aynen. İmam o Ha, cemaat sıçmaya hazır. Onun yaptığını yapıyorlar. <laughs> yapmadıklarını da yapmıyorlar. Daha ziter <laughs> İnanın Sonra şey... tabii Laris geliyor böyle. Laris de böyle şey... Bu Edart galiba eleman. Um, Edart Vought. Neydi herifin adı lan? Um, Kolejdi diyorum ben de artık onlara ya. Ben, şey, kapıda kimmiş? E, işte Aşağı şey ya. Edart ya işte evet. o. Kripto'cu. Laris geliyor böyle durduruyor. <laughs> Laris İnanın böyle bir konuşuyor ya işte böyle bana. iki saat böyle garip garip bir şeyler söylüyor. Edart da böyle ne tipler varmış amına koyayım bu kim lan böyle tam geç amına koyayım ne konuşuyorsun <laughs> <laughs> Erhard Piyan için nelerle muhatap olacağız ya burada falan. <laughs> tiksinmiş görevden herif <laughs> evet ya. Yani. neyse Laris'in de yani Otto'dan kurtuldu bileriz. evet kurtuldu, sonra işte Egon'a yükleniyor direkt ya yani. Mizaria'dan da kurtuldu bu arada Otto'dan da kurtuldu şimdi de Alicent Aymond ikilisi var herhalde. Yani Otto'nun bütün um, support structure'ını ortadan kaldırmaya çalışıyor herif. Otto'nun çevresinde. %100 bir... kurtulamamış bu arada. Onu gördük bir şekilde. Hala Mizaria. Evet. Orada hala bir şey um, influence var. Gizli, gizli servisler arasında bir şey var. <laughs> Çatışma oldu. Mo <laughs> Mosa'da tam olarak te temizleyememiş. Um, bu arada Mizaria'nın da bir sürü ajanını falan gördük. Şeyin daha doğru düzgün böyle bir hani Laris'in böyle bir casusundan bir konuştuğu bir bilgi aldığı ya da bir şey görmedik evet. daha. Evet. O senin terinde. Hani, işte. <laughs> aynen. Laris bilgiyi nasıl topluyor daha bilmiyoruz. Ordusu var ama hani, sadece. Küçük dilsiz ordusu var bir tane işte. Ha o adamlar bu sene hiç gözükmedi. Gözükmedi. Hani onlar neredeler. Hizmetçilere ben koydum dedi ama hiç öyle bir daha ikili bir sahne de görmedik. Hani biz sadece varsayıyoruz herhalde bu hizmetçilerin hepsi LR's için çalışıyor şimdi diye düşünüyorum. Bir şey gördük işte Buladan Çiğiz sayesinde onun koyduğu yeni hizmetçi gördü onları ve gitti hızlıca. Ama işte sen onu koyduğu hizmetçi sadece biz o bizim varsayımımız evet. o kadının bu Laris'e çalıştığı. Aynen işte. Yeni Peki ben hizmetçileri da. de henüz böyle bir birebir şey görmedik. Ya ben de şeyden Neresinde? kuruyorum ona. Alicent'ın yanındaydı o kadın. Alicent'a da dedi hepsini ben koydum. Tek bağımız bu yani şu anda. Başka yani şey işte yok. henüz biraz daha indirect olarak şey var. Evet. İşte burada da um, Aegon'ın da biraz artık saflığı, salaklığı da ortaya çıkıyor hani böyle. İşte Alicent ve Aemond Aegon'ı yollayıp Alicent ve Aemond yönetmek istiyormuş falan. Hemen düşüyor buna. Diyor. Ha, kim diyormuş <laughs> onu falan diye böyle. Laris ben, ben yo ben değil vallahi başkaları diyor. Ben duydum onu falan. <gülüyor> <gülüyor> Götümden attım vallahi. <laughs> vallahi ben değilim. Ben duydum bilmiyorum vallahi. Zaten fena. aslında bilmiyorum. şey gibi diyor aslında önemli değil kimin dedi. Yani bu tarz şeyler Aynen. yayılırsa hani gerçekleşir Aynen. Gibi bir noktaya götürür. Ben de yayarım. önemli <laughs> değil yani. <laughs> ben yaydım hepsini. Götümden attım. <laughs> Neyse buradaki aim'ın karşı Zaten herif insecure yani Egan. zaten kendinden şey yani güvenli ediyordu. değil kendine aynen bir de burada Eamon'un isminin geçmesi bir sonraki sahnede Eamon'da olan davranışına da katkıda bulunmuş olabilir olabilir çünkü Eamon'da direkt belki. çocuk muamelesi çekmesi evet hani burada larisin bir yeni ektiği tohumlar <laughs> bir sonraki sahnede meyve veri veriyor hemen. Zaten bak şeye dönersek savaşın nereden çıktığını kimse hatırlamıyor ya. Aslında Egon'un çocukluğu Eamon'da karşı hep diğerlerini gaza getirmek üzerine. Yani aslında Eamon'un esas düşmanı daha doğrusu düşmanı demeyeyim de ona esas aşağılanıp hep Egon'du. Diğerleri daha küçüktü. Onları örgütlüyordu işte. Yok domuz getirdik falan. Luke, Luke, bebeydi yani. Egon aklı başında yapıyordu bunları. Ama Eamon da onunla hiç üstüne gitmedi. Yani o biraz da tabii şeyden de var muhtemelen. Damon gibi orada benzerliğini hep konuşuyoruz. Hatta Viserys'i nefret etse de Viserys'i öldürmeye çalışmadı hiçbir zaman. Ee, o da biraz o kafada gidiyor yani. Aslında esas çıkış noktasını oraya da bağlarsın. <laughs> Egon da bok yedi çünkü. Evet e zaten hani bu şimdi güç dengesi kral olduğu işte Aemond da en güçlü ejderhaya sahip işte e, Aegon'ın yanında işte onu savunan birisi haline dönüşünce acaba o dinamik hani Aegon daha saygı duymaya başlayacak mı diye düşünüyorsun Eamon'da ama belli ki duymuyormuş. Yok. <laughs> yani içinde hala o e, genç çocuğu bully ettiği gibi şu yine burada da ettiğini görüyoruz yani. Hiçbir şey. Yok yani yok burada Laris'in yani. o ufak Eamon'ı da yönetmek istiyormuş şeyi o bir sonraki sahnede tekrar patlamaya yol açıyor herhalde. Muhtemelen. Zaten oraya geçebiliriz. Zaten konuştuk da bir kısmını. Ee, bence yine burası foreshadow doluydu. E, ee, Common Folk sahnesiyle giriyoruz ya oradan böyle bir kamera yolda yürürken Ulfa geçiyor falan. Böyle uçan bejdera sopada böyle camdan birine para atıyorlar falan. Lan dedim mizerya a başlattı buradan para geliyor milletten bilgi mi topluyor falan diye. <laughs> Ondan Oo. sonra bir İyi de... görmüş oraları. Oralar evet shot for var. Var gibi hissettim aynen. Bir de bir de bir de elde ejderha var. O da uzun boyunluydu yine e, ee, Karaksiz gibi. O Karaksiz'i çalacak herif o zaman filan. Ölmeden çalamayacağına göre Damon'un <laughs> Şimdi bir dakika işte. <laughs> bir dakika Damon da birisi de öleceksin demişti acaba buradan mı alacak? <laughs> i̇şte karışacak ama benim ejderha muhabbetinden çok o parayı özellikle göstermeleri hoşuma gitti. Belli ki orada bir akış var yani. Ee, ve Ulfa geçti. Burada. Ha. Burada... <laughs> pardon şey diyecektim yani eliflerin Şeyi çok iyi ya. Bu tip exposition'ı um, yapabiliyor olmaları. Hani anlatmadın Ulf'un kim olduğunu. Burada bir Direkt oradan baraya Aynen o bir bir dakikada şeyi anlattılar bize. Nasıl bir, ne menem bir adam oldu. Evet ya. Ulf tam bir ortamcı ya. Baba ne haber? iyi abi. Senden ne haber <laughs> falan. Böyle yüzüyor ortada. <laughs> evet. Abi yoksun ya masanı bırak açtırdım masanı falan diye. <laughs> Kardeşiniz geldi hadi bakayım falan. <laughs> İnanılmaz bir adam oğlum. <laughs> bir de şey de değişiyor yani Common Folk'a girerlerken işte hep e, daha çok anlatacaklar dediğimizde hep farklı karakterler gördük işte Mizere gibi gizemli Hugh gibi biraz hüzünlü Ulf gibi böyle ha ortamcı falan her tip var yani orada. E, bir de bunun soy ağacına girdik. İşte Biliyor musunuz ben Tarqarın ha falan diye böyle şey de yaptı. Bir de durup dururken bunu niye satıyorsun oğlum sen şimdi? Doğan İşmenden girdiğini oraya. Biz... Oğlum belli ki adamı şeyi bu İş iş olarak edinmiş Aynen, adam bunu. Atatürk'e benzeyen Geliyor adam böyle... gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Rakiciyor benim... orada böyle para veriyorlar. <laughs> Aynen benim dedem, Bey, aynı oturup masaya zaten şey diyor ya işte. Ya işte bunun çok konuşasım yok ama. Aynen bir katılıyoruz. Konuşuruz <laughs> benle. İnanılmaz ya. Sonra da sizi, um, bir sizi ikna edememiş benim atalarda falan diye doğru de bir göz kırpıyor böyle. <laughs> Aynen ya, bizim atalarımız anlaşamadı sizle. Senin atan kim lan? İlginç <laughs> <laughs> um, ilginç evet böyle açık açık konuşuyor olması ve de şeyde ortamda konuşuyor olması ilginç çünkü Hani Cersei'nin şeyini hatırlıyorum. Robert'ın ne kadar piçi varsa şehirde toplayıp öldürtmesi <laughs> geliyor aklıma. <laughs> hani e, öyle şeyde kitapta şey denir aslında. Daha çok Dragonstone için denir bu. E, aslında hani normal halk e, Targaryen piçi olmaya çok he, merak, heveslidir, meraklıdır. Çünkü bir çıkış kapısı olarak ha, hani hı, görür. Hı. Ünlü oluruz. Hani kral, Ha zengin oluruz. İşte kralın çocukları ölür. O zaman belki bizim piçi meşru ederler durup dururken <laughs> kraliyet ailesine gireriz. Hani norm abi tabii şey. Bu Meister kraliyet yanlısı bir görüş bu. Hani normal halkın da gelip kralın prenslerin bilmemlerin tecavüz etmesi çok meraklı olduğu olup olmadığı tartışılır. Ama hani milyonda bir de olsa belki o piçlerden birisi yani kraliçe şey ailesine girerse çünkü bir de e, şey vardır ya Ceheris Alisen Ceheris'in karısı Alisen'in kaldırttığı evet. First Night e, The Right of the First Night hani bir gerdek gecesine lordunun girmesi adeti vardır Ceheris'ten önce hani eğer bir lord isterse herhangi bir düğüne gidip kadında ilk ilişkiye o girebilir diye bir adet vardır. Onu Ceheris işte bu e, Alf'ın da Alf de White'ın da e, dedesi olan <laughs> Ceheris kaldırır mesela işte. Hala e, günü Güvestoros'ta hala vardır bunu şey yapanlar. Bunu uygulayanlar Sonra. yasak olmasına rağmen. Her neyse işte hani bu pitch e, olup da hani ben piçim ben piçim diye ortalıkta dolaşan pek karakter göremezsin yani. Şeyde bu ilginç olmuş bu adamın böyle bir tercih yapıyor olması. Adam onu gelir kapısı haline dönüştürmüş ama şöyle diyebilsin kimse büyük ihtimal inanmıyor bu herife. Hadi. Bir de şey de ilginç değil mi bu Bale'ın benim okuduğum kadarıyla yani ba babam dediği e Aynen. kişi günün sonunda düzgün bir adammış. Hani en düzgün, o yani karısına çok sadık olduğu ve de evet. karısı öldükten sonra çok ama adam da hiç seks yapmadı yani karısı öldükten sonra onu da bilmiyorum hani o kadar. Belki önce yaptı. Kitapta bu arada <laughs> gençken kitapta yaptı. Kitapta bu ha Uther'ın hani bilmiyorum bu spoiler olacak mı da kitapta Targaryen piçi olduğu var ama kimin çocuğu olduğunu bilmiyoruz. Ha burada açıklandı yani. Yok spoiler olmaz. Evet olsun. burada. Dizinin eklediği bir şey ha. olmuş. Evet. Aynen, Tayran'ın piçi olduğu söyleniyor ama kimin çocuğu olduğu ne bilmiyoruz hani. Tabii şu Yaş da, olarak pf, şunu, tabii şu, mantıklı belli olur. Şunu da hatırlatalım aslında Damon'la Viserys'in kardeşi oluyor dolaylı yoldan. Hani baktığında yaş olarak Viserys erken çöktü ama yaşları yakın gözüküyor. Yani tipi Abi Viseris sür, süratle çöktü abi. <laughs> Hastalıktan gitti adam. <laughs> adam 10 bölümde 45 yaş yaşlandı. Evet ya, şey, bu arada. Crispin hiçbir şey yok. Hiçbir hiç şey yok. Ve gördüğümüz ha. kadarıyla hafta da bir şey yok. o da, da duruyor. <laughs> ee, burada başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Ee, common Folk muhabbet. Tabi işte tabi Egon geliyor. Kendi olmaya çalışan Egon. Daha bir bölüm önce sevişemezsiniz, içemeyiz diye gelip halka bira ısmarlıyor falan. Bir yandan da şey ister yani bunu isteyerek yapmıyor aslında hani şeyde görmüştük taht odasında ona gelenlere karşı daha böyle sahiplenici daha merhametli olmak isteği vardı. Ee, Mizaryanın da bahsettiği gibi bir şekilde halkın arasına korkusuzca da giriyor. Hani insanlar çok korkarken bir anda o eğlenmeye falan başlıyorlar yanında. Bu Aynen. da plansız da olsa kendisine pozitif dönebilecek bir etki. Yani ilginç bir etki. Yani. Aynen Kredi kartını da verdim şeye barmene. Verdi de mi dağıttı. Aynen abi. Kralın kredi kartı Amex Platinum geldi hocam. Hadi <laughs> bakalım. Sınırsız çek herkese bir abi. Bizim patron da yapardı şeyde Londra'da çalıştığım yerde. Aa, ne Cuma günü yani. kredi kartını verirdi bara. Taba. Vay. <laughs> Sabah kadar orada dururdu. Her evet, neyse benim hiç bir yoktur yani. Benim hiç böyle ben patronum olsam olmadı. <laughs> patron öyle. Her neyse ben ben de olsam ben de oyumu Egan'dan yerine veririm yani. Her böyle cuma günü gelip açıyorsa o şey hep ya tabi kapatıyorsa gelip. yani aynı hep ya <laughs> benden içkiler. Tam da girme zamanlaması da çok iyi oldu tabi şeyde Alf'ın konuşurken Aynen. diğer kardeşin geldi falan diyorlar ya. Ne o geldi? Yeğenim mi geldi? Kuzenin geldi. <laughs> Kuzenim mi geldi? Olur, <laughs> gelsene, Altına yeğeni sıçtı olur gerçi. Evet, yeğeni Orada. Altına evet ya böyle içine ediyor. Böyle <gülüyor> 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 <laughs> i̇lk, i̇lk olarak şey aslında burada foreshadowing bilmiyorum ya. O kadar güçlü bir foreshadowing var ki burada. Hani şey yapmak da istemiyorum. Spoiler olduğu da okay. istemiyorum. Hani Elif'in Rhaenyra'cı olması çok ilginçti. Rhaenyra falan işte. Ha, belki evet. hani Viserys'in ve Daemon'un kardeş olduğunu düşünüyorsa hani o yüzden Rhaenyra'yı evet, evet. destekliyordur. Aegon'u gördüğü anda ama Aegon the King falan diye döndü böyle herif. <laughs> i̇lk bağırma oldu. <laughs> Ya. adamın kişiliği hakkında güzel bir şey oldu bu. Exposition oldu. Hiçbir şey söylemeden <laughs> gösterdiler adamın ne mal olduğunu. Ha foreshadowing eğer bu dönüşümler üzerinden olacaksa evet bunu zaten bekliyoruz yani ben sert dönüşümler Ya bekliyor. bu adamın kaypak bir herif olduğu belli zaten onu ya. o kadar burada bırakayım yani. Yok alf üzerinden değil sadece bence başkalarında da olacak bunlar. Göreceğiz ama bakalım. Yani. Ernesiz. siz. Şimdi asıl burada önemli olan tabii benim sezon öncesi incelemesinde e, söylediğim şey 3. bölümde Andet gözükecek demiştim. Hmm. Hatırlarsan. Evet. İşte burada gördük andet. Nerede gördük? Kim? Ne kadar da böyle bunu özeti izleyenler şimdi mind blown olmuştur. Vay be Andet var. <laughs> i̇şte direkt. Nerede? Bizi dinleyenlerin böyle avantajları var. Nerede Andet vardı? İşte bu garson kızı abi Andet. Al. <laughs> Dur ona geleceğiz oğlum. <laughs> Ulan ona ilk Ölmüştü bu kız. Ölmedi dedim ben sana ama ya ölmedi yok. Öldü. Ölmedi. Bak. Şimdi ben sana açıklayacağım. <laughs> Night King geldi bu kızı kaldırdı. Kesin. Aynı kaldı. <laughs> kız bildiğin undead yani White. Evet. Night King hizmet diyor. <laughs> Kings Landing'in içerisinde. Oldu. Öldü bu çünkü geçen sezon bariz Şimdi kardeşim ölmedi kıvırmaya çalışıyorsun diyeceğim. <laughs> böyle ne demek mi? kıvırmak? <gülüyor> <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> bu hikayede andet var mı yok mu Tancan <laughs> Bana söyler misin? Şimdi andet varsa da güzel yani <laughs> güzel bir kardeşim. Güzel. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş bu andetler falan. Yani böyle andet olacaksa bana okey falan diyormuşum. E yani... Zaten bu Stark'lar da böyle başlamış hocam. Evet ya. Adırlarla ilişkiye girmişler. Senin gibi bir andet undead, güzel andetmiş bu falan <laughs> deyip Stark'ların <laughs> atası. Burada saçma direkt, sapan. Ha, Night, King, Night King diye de bir karakter vardır direkt bu dediğini yapan. Bu güzel andetmiş. deyip. <laughs> Night King değil ama bak. Night King. Night King. Okay. <laughs> Çetere tutuyor böyle. Ya geyik bir ara şey oldum bu sayede ya. Böyle dayanayı gördüm. Aha geldi falan oldu. <laughs> bir anda <Ha>, beni... Sevinmiş. <laughs> oh girsin lan. Oh, demiştim ona ölmedi diye falan diye böyle. Gaza gelmiş. Hayır işte ben de şey anladım. <laughs> Niye sevindim mi anlamadım sonra. <gülüyor> <gülüyor> Galiba onda böyle vicdani bir şey kurdum ya. Yavşak kıza tecavüz etti. Bir de böyle öldürdülerse diye çok sinirliydim. Demek ki o sinirden de olabilir. <laughs> Öldürdüler abicim. Öldürdüler. <laughs> Ee, hmm. oldu. Çok bozdu ya. Sikerim ana. <laughs> 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 Hatırlamayanlar var hatırlatayım. Bu arada Diana bir önceki sezonda Alicent'ın korku içinde konuştuğu bir kız vardı. Egon ona tecavüz ediyordu odasında. Odasına ona hizmet etmeye gittiğinde. onunla konuşuyordu işte ona para veriyordu. Öldürmeyeceğine söz veriyordu falan. Tabi bu sahne şey Onu için... Onu öldürüyordu. Tabii. Yavşak Alicent. <laughs> Bu sahne bu arada bu ısrarında şu açıdan haklısın aslında şey Alicent'ın ben asla yalan söylemem şeyini de destekledi. Yani e, Orada öldürmeyeceğine söz vermiyordu gerçi Sadece al bu parayı git diyordu yani. Yok Vallahi öldürmeyeceğim falan demedi yani. <laughs> ölmeyeceğim diyordu sanki demiyor muydu? Neyse hatırlamıyorum. Yok ya demiyordu. <laughs> al bu kürtaş şurubunu iç. Kesinlikle. Al bu parayı diyordu. <laughs> yurttaş şurubu ama zehirliydi. O içiyordu orada dayanı ölüyordu. Evet. Sonra Night King geliyor. O <laughs> geliyor. sonra King o da meğerse balıkçı da... <laughs> teknesine gelmiş değil mi? <laughs> Çaktırmayın. <ben gülüyor> bunu tek, bütün şehirde bir tek bu dayanın cesedini buluyor. Önemli <laughs> bu karakter. Bunu kaldırıyor falan böyle. Ondan sonra geçiyor duvarın kuzeyine tekrar. Geri gidiyor değil mi komple? Evet. Ejderha gidiyor. da yok o zaman. <laughs> Yok hayır öyle şey yani casus bıraktı oraya Night King işte. i̇nanılmaz ya. <laughs> böyle olsa şey gerçekten böyle çıkıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Neyse. Şeye dönersek mi? Sahne. E, de biraz şey gibi burada not almışım bu sahne de almışım ama niye acaba hani ha tabii şeyden Damon'la Egon hep rol modellerini dışarıda arıyor diye konuşmuştuk daha öncesinde. Damon da aslında annesini dinliyor olsa da bir sevgi göremediğini artık iyice vurguluyor yani. Devamlı kadının yanında burada. Silvine. Aynen. 13 Hiç... yaşından beri orada Damon çıkmamış orada. çıkmamış yani. <laughs> o da 13 yaşındaki çocukla da bilmiyorum. İlişkiye girmek evet, nasıl bir? Yeni şey... mi direkt bu? Biraz grooming olmuş bu grooming biraz taciz ama tabii kralın çocuğu olunca da kadının kaçma şansı olmamıştır. Seviş falan diye böyle olmuş. Bir olarak. de Aegon getiriyor bir de hani şey de değil. Aynen. Çocuk kendisi de gelmiyor. <laughs> o da tatsız. Ee, Sylvie'ye daha çok üzüldüm diyebilirim burada. Kadını bir de sonra sattı gitti ya Aemond. Sevişeceksen sevişin bana ne falan diye böyle kadın böyle kaldı. <laughs> Yavşak. Öyle Aemond. Evet bir travmatik bir yanı var burada blowjob'a böyle ortaya <laughs> koymalarının. Evet ya. Yani. Seyirciye de bir travma yaşattı. <laughs> Annesiyle babasıyla izleyen varsa dökülecek orada. Anneannem <laughs> ne Anne, Anne valla böyle değil <laughs> Oğlum anneannemle izlesem o kadar şey yapmam ya. O da şeydi ne zamandır yapamadık biz de tabii. Oldu, <laughs> Aynen. Yani <laughs> biz dedenle de böyleydik filan aslında. Ben anneanne yapma bu işte ama. <laughs> Şimdi yeri mi buldun ya? <laughs> ne diyorsun diye. <laughs> Allah kahretsin. HBO. HBO evet. 90'larını evet. hatırladı ya. Uzun süredir yapmıyor. 90'ların sonu 2000'ler başı HBO böyleydi arkadaşlar. Hatırlamayamazsın. Bir bu bundan daha böyle tam böyle recover şey yapamadan daha travmayı atlatamadan Eamon kalkıyor gidiyor filan böyle. Evet. Eamon da böyle nereye gidiyorsun abi? Gidiyorum ben ya filan. O havalı yürümek istediği. Çıplak istedi mı <gülüyor> Aynen havalı. <laughs> <laughs> Redskip'e kadar çıplak yürüyor filan böyle. <laughs> Gidiyor böyle Veigar'a binmeye çalışıyor böyle. Veigar oğlum üstüne bir şey giy manyak mısın? <laughs> Üşürsün. <değil mi? gülüyor> Hadi yürü artık. Oğlum, bilmez abi. taşaklarını koyma üstüme falan manyak mısın falan diyor. Ama bak bu şu kısım çok iyi. Aslında e, ben şimdi dizinin savunucunu yapacağım burada. Senaristin. Ha, bu, bu sahne de. iyi iyi evet. Şey olarak çok iyi, yani cinsellik ergenlik dönemleri özellikle çok şekillendikleri dönemler olduğu için e, çocukların Kadın erkek ayırmadan söylüyorum. tabii erkeklere daha da dandik bir yere gidiyor. Bir rol model yok. Bir eğitim öğretim yok ki bunu bugün günümüzde de çok görüyoruz. yani Cinsellik olarak baskılanan ya da yanlış, sağlıksız diyeyim yanlış değil mi? Sağlıksız şekilde gelişen çocukların geleceği de çok parlak olmuyor yani. Hep sıkıntı çıkıyor. Bariz bunu vurguluyorlardı yani burada. Yani düşünsene 12-13 yaşında böyle bir ortama giriyorsun. Ne yapacağın hakkında bir fikrin yok. Ortalık böyle yani herkes tuttuğunu öpüyor. E bir yandan da Eymut olan çıkamamış. Egon çıkmış da ne olmuş bir yandan. O da kendi odasında kıza tecavüz ediyordu yani. Daha pis bir durumdaydı. En azından Eymut istikrarlı evet. bir şekilde <laughs> bir bağ kurmuş. Ama tabii daha da önemlisi Egon için Laris böyle saçma bir baba figürüne dönerken Eymut için de böyle e, buradaki Silvi karakteri bir anne figürüne doğru dönüşüyor iyice. Annesini de sattı direkt. Arasında da aynısını yapıyor bu arada. Ya da siz de devamlı sen yumuşaksın falan diyordu. Böyle bir bağda kuramadığını anlıyoruz yani iyice artık. Yani burada Aygün onu bir 13 yaşına geri döndürüyor hani yaptığı hareketlerle. O da hani dönmediğini, 13 yaşına olmadığını Tabii. onlara göstermek için bir erkeklik yapacak ya işte. Böyle kalkıp böyle aha işte bakın lan. <laughs> hani böyle. Buyur, baktın mı? <laughs> Çölçü <ha>, falan diye. <laughs> bir de kadına da işte böyle, orospu zaten o falan deyip. Evet, yani. Hani toksik erkekliğe dönüşüyor bir anda. Onun göstereceği şey, hani onlara 13 yaşında olmadığını, artık büyük bir erkek olduğunu göstermesi, toksisizliğe evet. var, vararak gösteriyor maalesef. Penisle bağlı. Geçen bölümde, Geçen bölümde de Sylvie hani işte bizim normal halka olan oluyor siz prensler falan demişti. Yani bir bölümde Aemond hemen onu yüzüstü bıraktı. Yarın Sylvie ablamız Resistant Leader falan olursa bunu hatırlayacaktır. Değil Sen bize orospu demiştin. falan diye. <laughs> e Damon yaptı bak ne ara geldi mizar ya. Şimdi <laughs> Otto da yaptı. Aynen aynen. Şey. <laughs> aynen. Aemond'u da tabi burada Aegon'la olan ilişkisinde de eee um, ...bir dönüm noktası olabilir. Evet. İşte, Kesinlikle olacak um, bu arada bence de. Yani yarın sabah... <laughs> ...hadi biz... ...şeye gidiyoruz. Uh, ne bileyim... ...Duskendale'e gidiyoruz. Aygın, hemen Aman Aygın. Atlayıcılara git falan derse Aygın... ...Aygın da büyük ihtimalsizlikten... Hani ...iziklemeyecek ya da kafasına esen mi <laughs> yapacak... ...ne yapacak bilmiyorum hani. Zerre Belli ki aradaki gerilim... ...tekrar bir yükselecek. Böyle bir sakinleşmiş gibiydi. Ama tekrar... Eymut gaz bir şey yapacak belli yine sinir ettiler herifi. Bir de adam harbiden üzüldü falan bence. Üzüldü, Büyük evet, ihtimal evet. bir şey hissediyordu orada Silvia'ya falan. Hani önemli birisiydi o. Ama işte bu adamlara Savunsa erkek beni göstermek evet. için aynen aynen. Orada feda ettik adanı. Zaten i̇şte şey değil bak kamera olarak. Seks işte. bitmeyen çilesi. <laughs> kamera olarak hep konuşuyorduk ya karakterlerin iki yüzünü gösteriyor. Hatta sen de ee, sanırım Nedra için demiştin iki farklı yöne odaklı. burada fokus. da Damon önce sırtı dönükken onlara onlara göstermek istemedi. daha hüzünlü bir yüzünü gördük. Böyle daha şok olmuş, yıkılmış. Dönünce direkt de böyle direkt boydan alıyor. Aynen. Sen <laughs> RoboCop falan. <laughs> Yine böyle yaratık böyle gibi çıkıyor. Çıktı. Ya az adam Alo. ne acayip donuk kaldı burada. <laughs> ya Zerif'in ne acayip evet. bir fiziği var ya. Böyle şey Bruce Lee gibi Aynen. fiziği var oğlum. Sıfır yağ, full kaslı. İlginç bir adam. Aynen şeyden Last Kingdom'dan gelmiş buraya direkt orada da çalışmış demek ki Muhtemelen. Orta çağ dizilerinde oynaya oynaya adam <laughs> şimdi, vücut yapmış. Şimdi 3 saate yaklaştığımız için bir tık hızlanacağım. 2 ee, sahne var ha. bu arada. Renira'nın e, çocuktan oyuncaklarına bakıp hüzünlendiği ve Cole'la güveyini kovalayan Bela sahnesi. Buralara ekleyeceğin önemli bir şey var mı? Ee, hani burada şuna yani dikkat Bela... falan. Bayla sahnesi işte gene şeydi. Aynı Of The White'ı anlatmak için o sekansı kullandılar ya işte. Hani iki dakikada anladık karakterinin ne olduğunu. Evet. Geçen bölüm burada Bayla'yı neden kullandığı gibi bir şey düşünmüştük. Orada demiştim hani karakteri tanıtmak için herhalde. Sanırım oymuş bu şeyi. Çünkü senaryo yönetmene gittiğinde um, Patel şey yapmış. Kondal'a Aramış. Demiş ki bu Beyla sahnesinin ne anlamı var? Yani ne katıyor bize? Ha, okey. Güzel. Anlamadım. Niye gidip bunları kovalıyor filan demiş. Kondal da, kondal da şey tamam çıkar o zaman ya siktir çekme fren demiş buna. <laughs> Niye yazdın <laughs> o da bilmiyormuş. <laughs> Hayır Kondal şey diyor şey hani bu da bu arada yönetmenlere bütün şey tam olarak gitmiş. Bütün sezonun senaryosu bütün ha. halinde gitmiş. O yüzden bütününü okumuş kadın. Hani o ha, bütün içerisinde okay. Güzel. ben bunu anlamadım ne işe yaradığını falan demiş. Hani Kondal'da ha, işte Bayla'yı okay. introduce etmek için seyirci hani koyduk falan demiş. Ya, Kondal değil de aslında bu bölümün yazarı olan adam. Ha okey sonra Kondal da demiş ki sen sen hani sevmediysen hani çıkarabilirsin koymak zorunda değilsin demiş ona. Hani zaten yönetmenleri böyle özgür bırakıyormuş Kondal. Siz kendi şeyinizi yapın diye. Mantıklı o dedik ki yani, ya, evet. böyle tek tek exposition yazmıyormuş herifler. Hani belli bir genel akış varmış senaryo hikayesi. Hani yönetmenlere bayağı özgür bırakıyormuş. E o dokunuş Her yapmazsa nasıl bu... anlatacak hikayesini? De. Yani her showrunner da öyle değil abi işte. Her neyse burada da geçen bölümde işte Rhaenyra'nın ama engage olma dediği hani dalaşma onlarla devmesinin o bir set yapmış. Burada payoff var. Ha okey. Tamam. İşte tamam. Rhaenyra dalaşma demesine rağmen dalaşıyor olması çok mantıklı. E, evet. Karakterin asiliğine ve de işte Baelor'un da da bir tezat oluşturuyor. Pardon. E, ejderhasız kızcağızla ejderhalı kız arasındaki tezatı oluşturuyor. İsimlere girmeyeyim gene. <laughs> i̇şte burada, <laughs> aslında bu burada ejderhalının yaptığı şey Beyler'in yaptığı Eamon'dan yaptığı da böyle bir şeydi aslında. Dur bir bir hani tamam. yolda görüp Arabayı üstüne süren dayı gibi. Dur bir korkutayım. Öyle <laughs> eziyor sonra. <laughs> Eze, <Eziyor. gülüyor> <laughs> Falan diyor. hani arabayı üstüne süren korkutacağım derken öldürür yani filan. Bu o da ağaçlara tarafta. giriyordu bu arada. Hani biraz geç kırsa ağaçlara girecekti. Yani başına Hiç iş alacak. Geç kırsa almış. neyi kırdı lan? <laughs> geç kırsa kırıyor. Ben <laughs> yani Ha, aynen benzer bir şeydi. Ha, dur ben şunları bir korkutayım mı? Hani yakmak falan mı düşünüyordu? Hani ne yapacaktı tam bilmiyoruz da. Abi ne yapacak ki zaten o kadar indikten sonra aslında geç kırması yukarıya çekmesi de iyi bir detay. Çarpıp öldürürdü muhtemelen. Hani kontrolsüz bir çarpma yani, olur orada. Öldürdü yakmasa bile. Yani Crispin'i yani. öldürse de hani güzel olurdu aslında. Hani büyük yani şey hani Luke gibi olmazdı Crispin'in ölmüşü evet, mutlaka ama. Ya, olmazdı. Yani. Ama Renira'ya karşı gelmiş hmm. olacaktı. Aynen. Zaten orada Renner'e karşı geldiğini şey yapıyor. Bir an için yak ormanı yak yak falan diye bağırdım ama olmadı. Herifler <laughs> i̇şte ormana girdi. Yak abi hepsini komple yak. Ağaç <laughs> yakmayın oğlum sakat zaten bak o işler de bildiğiniz gibi değil falan diyor. Aynen. Orada bir <laughs> yoktur ya sen yak orayı yak. Her <laughs> neyse Orada karakterin seyirciye Orada bir iki dakikalık bir sahneyle hani tanıtılması açısından güzeldi. Yok güzel bu detayı vermen iyi oldu payoff detayına. Daha sonra zaten konseyde de bunu e, anlatıyor. E, Aynen. O sahneye geçiyoruz. Reyna anlatıyor bu Bey'le anlatıyor. Ve Reyna'ya e hemen bir şey oluyor böyle. De, ha? <laughs> Yakından mı gördün ne yaptın lan? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar yakın hani ben açık diyebilir misin diye. Bu arada kolda da... Seviştim Crispin'le. <laughs> çok çok yakışıklı adammış. <laughs> Hayda sen de mi ya? Falan. Rüya eğilip dediğin kadar varmış falan diyor. Aynen. <laughs> Beni de valla dornişman dornişman Allah az diyesin sen. <laughs> Yaz kolda da ne göz varmış ha. Elf gözü mübarek. Dorniş gözü. Böyle baktı. Şak diye gördü oradan. Hani. Önce ha, bir... Ha, elf gözlerin falan. ne görüyor? Crispin. Bir de şeyden... They're taking the obviously Isengard. Evet. <laughs> Hobbit mi? Ne Hobbit ya? <laughs> Hobbit burada değil hocam karıştırdın diye. Güven <laughs> kızıyormuş böyle. Hobbit bizde yok. Bizde öyle şeyler olmaz ya. Yani. Heisenberg'a <laughs> <laughs> gideceğim diye buralara kadar gelmiş salaklar. Orklar <laughs> işte bilmiyorlar abi filan diye. Tabi o sahnede bu arada Gwaine'in de altına sıçmış olması çok iyiydi. O bütün havası söndü böyle. <laughs> falan diye böyle yukarı bakıp ağlayacak gibi oldu yazık. Aynen hani. Orada Crisp'in bir karakter oturdu işte siktirtmeyin papanızı amına koduklarım evet, evet. falan diye böyle onlara. Çok sinirlendi. Hala <laughs> baba gideceğiz. Yok soğuk yerde yatamam. Yok bilmem neler falan. Sonra güzel tak... burada mesela işte 3 yeni karakteri çok fazla şey yapmadan dizi da... çok güzel hani Yeni karakter derken Uf'la Gwen yeni de şey hani um, Bayla yeni değil ama hani. Tanıyoruz onu da. Ona da bir istiyor. şey oldu. Hani orada çat 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 güzel introduction oldu. Hani önümüzdeki bölümlerde büyük ihtimal zaman kalmayacak bu tip şeylere. Hepsinin bir de tabii büyüyor bu insanlar yani değişiyorlar falan. Onları da görüyoruz o, o açıdan da iyi. Eee Renira e sensi zaten geçtik şeyden dolayı, eee ile konuşmasından dolayı. Tabii orada <laughs> için bir scout mu geliyor işte ne yapacak? Keşke kolu hemen öldürseydin falan konuşmaları orada da oldu. Bir yandan bu masayı geçen bölüm böyle mumları Tip çıkartarak çalıştırdıklarını da gördük böyle yakıyorlar söndürüyorlar geceleri falan. Geçen Çok sezon güzel. görmüştük onu. Görmüş müydük onu okey ben unutmuşum. Ya da bilmiyorum behind <laughs> the scenes de olabilir ben görmüştüm aynen öyle. Bu sezonda ilk bölümde çıkarırlarken görüyorduk şey Erik ortalıkta dolaşırken. Ampulleri değiştiriyor <laughs> herif. Ampuller değişiyor daha ama. LED yapın hocam onu daha uzun gider. Burada senin bahsettiğin e, Lord Farring Rose bir muhabbeti. Yani Rosby'e doğru büyük bir ordunun hareket ettiğini Lord Farrington'dan geldiğini söyler. Bir de işte Simon Stanton Rook's Rest'e dönmeliyim diye. Ki bunlardan bahsetmişti zaten. Hani orada ordu yapayım size bir ortaya karışık diye. Ondan bahsediyor. Ve burada da aslında aynı Yeşil Konsey'de olduğu gibi sanki Burning Mill'de bir kazanan ve kaybeden varmış gibi bir konuşmalar dönüyor. İşte bak onlar girdi biz girmedik falan tartışması çok benzer iki taraftalı. Evet bu işte um, Simon Stanton'ın Rooks Nets işte bu Stockworth, Rosby ve Duskendale'den sonraki kale hani oralara girdilerse bir sonraki kale bizim kale diye o dönmek istiyor işte geri. Evet. Hani Crispin'in um, kolay ya, alırız o kaledeki askerler bize katılır diyor. Gittiği kadelerden birinin Lord'u Rhaenyra'nın Black Council'da yani. <gülüyor> <Crispin>. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum hani ya Simon Stanton'ın hani diz mi çökecek gelince yoksa zorlayacak mı Chris göreceğiz. Öyle bir durum var. Um, onun dışında gene şey devam ediyor. Tabii Renira'ya e geçiyoruz artık hani Renira e neden hala bocaladığına. O yüzden çok fazla Burada şey yapmaya gerek evet, yok burada bence. burada ekstra bir şey yok onun dışında. Ee, tabii şeyi ekleyeceğim en son. Yine dragonları sal işte kolu yak bilmem ne diye konuşurken eee değerlendirip döneceğim size dedi. Yine kamera ise kesti. <laughs> Yine böyle. <laughs> size değerlendirip döneceğim. Feedback'inizi <laughs> aldım. <laughs> Bunu arkadaşlarla bir istişare yapıp <laughs> ekibimle ek konuşup döneceğim size dedi. Gitti. Aynen. E, ee, Tabi normalde Damon Heronol'un ikinci parti buradaydı ama onu konuştuk zaten. Ee, oraya Aynen. tekrar girmiyorum. Ve İsterseniz ben de Heronol'un bir 2000 yıl daha öncesini <gülüyor> anlatabilirim. <gülüyor> bak oğlum oraya da Storm Lord'lar gelmeden önce onların eski daha da eski River Lord'lar var. Bak sen onu anlatayım. Ben. Çok ilginç bak. Bağlayacağım yemin ediyorum. <laughs> otur bak otur bir şey anlatacağım. Diyor. Otur otur. <laughs> Geç yeğenim otur şuraya falan diyor. <laughs> Bu son sekansta bir sorun var sana. hizmetli elinde Mizar ile konuşuyor burada. Mizar benim... hemen başlamış. Evet evet, info topluyor işte. Benim küçük kardeş em Emmon vardı. Emmon'u 13 yaşındayken askere aldılar falan. Ters mı o? <laughs> iyi tamam ya lazım saraya evlendi. <laughs> Ben de bir baktım oradan da Stadel'e yolladı işte onu babam falan diye galiba dedim ha güzel Mizeria şeyi topluyor Stadel'de de bir ekip kurarız senin çocuk orada falan hani böyle böyle minik minik şeyi kurmaya başlamıştım. İşte, Laris'in bunu yaptığını görmüyoruz. Evet. Laris muhtemelen... Bence birleştirme tercihi bu. Evet haberi Laris alayım. şey yapıyor. <laughs> Ağaçtan şey hem şey yapıyor. Laris böyle şehirde fare kovalıyor. Fare Bizim kovalıyor ekibi de. kuruyoruz. çuvala farelere doldurmuş. Sabah geliyor. Haydi gençler hadi bakalım dağılın. Sen mutfağa git. İkiniz Kansıl odasına. Ben de Alessant odasına git. Sen Eger'ın odasına git. Ama yukarıya çıkma aşağı in. Ayakları görebileceğim bir pozisyonda diyeceğim. webcam gibi yerleştiriyor her yere. Adam her tarafı donat şeyle kemlerle. <laughs> Bakalım bu güzel detaydı cidden. Ee, Dediğini de çok destekliyordu harbiden. Larissa'da bunu görmememiz ama Mizella'da hemen görmemiz çok güzel oldu yani. Ee, sonra hmm. da yüz yüze görmeliyim dedi. Ee, Mizarya'da çok akılcı bir şey dedi. Öldürsek daha kolay bacım hani. <gülüyor> <gülüyor> ne, yaptın, ne yaptın ya? <gülüyor> 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 bu şimdi şimdi bak çok fazla insan bu plana takılmış aman işte sızıllar King's Landing'e çok saçma sızılmaz bilmem ne işte. Sızılmaz mı? Çok fazla. <laughs> i̇şte sızdı ya tekrar şey King's Landing'e. sızılır oğlum ortalığı bok götürüyor nasıl sızılmaz? King's Guard. Ha, sızılır sızılmaz onu geçtim evet. hani. Ama zaten dizi de bunun kötü bir fikir olduğunun bilincinde işleniyor. Renira da bunun farkında. Tabii canım farkında bu arada. Riskli. Bizaryo da farkında. Hani dizi de bunu ciddi ciddi insanlar hani o şeye falan benzettiler hep. Duvarın üstesinden ejderha yakalama tırçayı vardı ya işte. Yani, abi o, o o kadar yani bokunu Oha. çıkarmayın yani. o çok Savaş sırasındaki. Bu. Hayır. George Martin'in yazdığı her şey ku şeyse bi kutsalsa bizim için. Eda iki kere Erik bir de Blood and Cheese kalenin şeyin <laughs> göbeğine e girdiler. Ne <laughs> o? Kraliçenin odasına kadar sızıldı iki kere. He. E şimdi burada Kings Landing'de halka açık bir camiye cuma namazı sırasında herkes oradayken gidilmesi o kadar saçma değil. Değil. Ha bence bu birazcık daha biraz daha akıllıca daha böyle başka birazcık evet iki tane sızma olayından sonra üçüncüsü birazcık şey olmuş. Yoğurmuş biraz seyirciyi. Hani başka bir çözüm bulunabilseymiş buraya o iyi olacakmış. Ama dışarı çıkmıyor Alicent. Nasıl konuşacak? Bir de aslında şuradan i̇şte da yani şuradan da nasıl bir... olur bilmiyorum. Iskalanıyor. Alicent'ın oraya yalnız gittiğini biz 10 kere falan gördük. Çocukluğundan beri gördük yani. Aslında... E zaten Alicent ile Rhaenyra beraber büyüdükleri için yani Rhaenyra da biliyor. E zaten Mizarya da biliyor. Hani... Aslında ikna alıyor buna. Hani oraya yalnız gittiğini bildiği için ikna alıyor. Yoksa Mizarya'ya %100 güvenemez ki. Bir de o kısmı var aslında. Belki de mizerli büyük. yükü. Tümay işin lojistiğine bakıyor. Tek aynen. neydi, mek neydi. Onları ayarlıyor. Aynen yani. Ee, Hemen şey yani. Damon bırakmış kapşonunu herhalde. Onu da şey giymiş. Kapşonu um, da diğer. <laughs> neydi bu herifin adı ya? Şey. Um, Loren Malbrand. Oh, bu şey. Stephen Darklin bu herif. Darklin ha Darklin. Aynen. Ben Darklin. Şey işte. Um, Damon'ın suç kapşonunu geçirdi yani. herif. Bunu takarsak tamam. İstediğini yapabilirsin şehirde falan. Bir de Diamond'la bu... bunlar neler yaptı. Bir de bu Darkling zaten Diamond'ın da tehdit ettiği ikiliden biriydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. O... Tabii evet. Yani Loren bu... Malbrat'la Damon'dı işte. Sonra ee... ikizlerden biri geliyordu. Üç ikizlerden biri. <laughs> Erik geliyor. Erik geliyordu. Yani şey geliyor. Yok. Evet, Mürdümere'ye geliyordu. O Damon'a gitmiyordu. Aynen. Aslında burada Darklin'e gitmesi de yine geçmişe iyi bağlı. En güvenilir gördüğü kişi o demek ki. Yani zaten çok fazla guard yok ama. E... E burada zaten iki tane guard kaldı Rhaenyra'nın yanında. Artık bu adam Lord Commander oldu herhalde. Yani muhtemelen bir kişi var ya adamın yanında. Ben lordum lan filan diyor böyle. Oğlum iki, iki kişiyiz ne lordu amına koyayım. niye burada hiyerarşi şey yapıyorsun ki? Ben direktörüm. Şu sen lord commander diyeceksin diyor. Grup ed olmuş gibi o biraz daha. Sen co-manager'sın falan <laughs> böyle. Yani evet. Co chief. Bilmiyorum ben hiç 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 burada şey tedirginliğine girmedim ya. Ay ne kötü fikir falan. Aslında her açıdan dizi bence bunu destekledi yani. Hiç hani ben... hiç yalnız görmesek belki şey olurdum. Lan nasıl hemen güvendin de orada olacağına inandığında kesin yalnız gidecekti diye. Halbuki çok güzel desteklediler oldu bunların hepsini yani. Yani ben de bir sızma tekrar sızıp şöyle Elisat'la buluşma yok tabii kitapta. Hı hı. E zaten olamaz. Ama... Artık yer olmaması lazım. <laughs> Tarih yani de. şöyle bir şey var. Ta, ta en başında um, yapılan bir tercih var. Kitapta Alicent daha kötü üvey anne prototipine uygun. Rhaenyra da Entitled princess hani. O da benim hakkım diyen bir şey. Şimdi dizini en baştan bunları daha ilk bölümden arkadaş yaparak bir karar aldı. Yaşlarını da yaklaştırdı çünkü kitapta yaş şeyi de var Alicent daha büyük. E bunlar bir arkadaş olsunlar, beraber büyüsünler. Hatta romantik bir şey var hala um, da devam ettiğinin evet. ipuçları var. Um, öyle bir karar alarak ve de Renire'yi daha iyi işleyerek çünkü geçen sezonda ben haber ediyordum yani Renire'yi çok iyi işlediler bunlar. Hani Renire nasıl olacak bu? Hani evet. bunu hiç daha kötü yanına ya da o entitled prenses yanını göstermediler demek ki yani dizi şunu istiyor. O kadarını da vermek lazım. Her zaman dediğimiz bu. iPhone'sa da sormuşlar ya. Hangi tarafı destekliyorsunuz falan demişler. Vice'ımızda her iki tarafta <laughs> manyak cinayetçi işte şeyci. Soykırımcı hiçbirini demiş. desteklemiyorum. <laughs> Hepsini yanmasını, işte ölmesini zevkle izleyelim beraber falan demiş. Aynen. Tamam. Kitapta öyleler işte. Hani dizi onu yapmak istemiyor. Renira'yı belli ki seyircinin kendini özleştirebileceği bir karakter haline getirmeye çalışıyorlar. Ha şimdi ben yeşilciyim, Renira burada çok iyi olmuş, göğe olmamış falan diye adamlar varsa üzgünüm onlar için. Çünkü çok fazla da böyle hiçbir karakterin özleşemeyeceğin kadar garip olduğu dizi bulamazsın yani. Her dizide vardır mutlaka iyi insan. Ne var? Hani en azından karakterle kendini özdeştirebileceğin birisi vardır. Burada da Rhaenyra o. E arasındaki ilişki de bunun daha yumuşak işlendi. Üstüne bir de Rhaenyra ve Alicent'in... erkeklerin savaş borazanlarını durdurmaya çalışan karakterler olarak da işledi. Şimdi dizinin aldığı kararların, bu bütün bu kararların sonucu olarak bu konuşmayı işlemek zorunda kaldılar. Çünkü bu kadar şeyden sonra, Rhaenyra ve Alicent'ın hiçbir şekilde konuşmadan savaş başlaması saçma olacaktı. Evet. Çünkü geçmişiniz var, arkadaşlığınız var, her ikiniz de savaş istemiyorsunuz. Daha makul karakterler olarak işlendiniz. Hiç baş başa Mantıklı kalmış. olanı sizin baş başa konuşmanız olurdu. O yüzden e, dizi buna mecbur kaldı. Benim çok bir bir derdim yok bunda. Dizinin asıl bu Asıl benim şeyim şuydu. Hani lojistikten daha çok ne konuşulduğuna gireriz de lojistikten daha çok benim kafamda koşuyoruz şu oldu. Şu oldu. Renier'e bu şeyden ne umuyordu? Hani bu görüşmeden. Yani Alison ya evet ya pişman oldum tamam ben söyleyeyim Egon'a getirsin Blackfire'ı sana versin sen de geç biz de hani bir kafasında bir ıı, anlaşma nasıldı? ne, ne umuyordu yani gidip? Çünkü burada da konuşurlarken de zaten hani tamam ne yapalım hani ne anlaşalım gibi bir şey söyleyince Alasın. Renira'nın bir cevabı olmadığını görüyoruz. Orada da yönetmen cevap vermiş. Hani kafasında bir fikri yoktu. Renira'nın oraya gitme sebebi tek sebebi var. O da babam beni Gerçekten babam fikrini değiştirdi mi son anda? Hmm, doğru aslında. Buna çok oraya gitme sebebi şeyle Alicent'le pazarlık yapıp savaşı bitirmek falan değil. Kendi payoff'uymuş daha, şey. daha önceki sahnelerde de kararsız olmasının nedeni o. Eğer Viserys'in gerçekten kararını değiştirdiğine inanırsa Renier'e büyük ihtimal çekilecek. Hani savaşmayacak. Tek aradığı şey bu görüşmeden onun konfirmasyonu ya da yalan olduğunun işte ortaya çıkması ya da her neyse. Oraya gitmesinin sebebi kafasındaki o babam gerçekten evet. bana mı verdi? Beni sev seviyor muydu bana söylediği gibi? Yoksa son anda Egon olsun deyip çıktı mı? Hani ya. bütün bu şeyin altyapısı bu. Rhaenyra açısından Oraya gitmesinin sebebi benim babam gerçekten beni seviyor muydu yoksa bana yalan mı söyledi? Zaten şeyi de görürsen şimdi Elizint yalan söylemedim evet Aegon dedi dediği zaman Renira ağlamaya başlıyor ya Bayağı bozuluyor evet. orada ha. ama evet, orada da babanları... Renira'nın anlamadığı bir şey var pardon Elizint'in ısrarla şeyi de söylemiyor. Ya Egon dedi diye de olmadı bu iş. Evet benim arkamdan iş çevirmişler. Zaten Egon demese de oraya gidecektik ona. Hani kendisinin de aynen. invalid olduğunu itiraf edemiyor bir yandan. Yani, yani sonda ediyor çünkü sonda, sonda kalkarken. Ediyor. Evet sonda. Aynen yapacağım bir şey kalmadı diyor işte artık. O kadar. Hani ok yaydan çıktı diye getiriyor. Yani öyle dikkat şeye bakarsak hani ne konuşulduğuna daha ilk açılış cümlesinden zaten. Rhaenyra'nın bir planı olmadığını evet. ya da bu işin saçma olduğunu görüyoruz da. Aa çok kötü başladım falan diyor böyle. Evet, çok... <laughs> <gidiyoruz aslında. gülüyor> Bıçağı girdi. Koçu girdi mi? <laughs> ben burada Edison, Edison bir kızdım aslında. Bence hikaye eksik anlattı. Şey, şey diyor ya the, the, the Prince That Was Promised muhabbetini söylüyor. Sana diyor Song of Ice and Fire hikayesini anlattı mı diyor. Orada şeyi beklerdim. Hayır, bana atlı olanı anlattı. <laughs> gibi olanından bahsetseydi. <laughs> <Bir> at vardı. <laughs> Sana Song of Ice and Fire anlattı mı? Anlattı ama ilk 5 kitabı anlattı. 6 ile 7'yi 6 7 yoktu. Bunu <laughs> <laughs> beklerdik yani. Olmadı. Evet, Edison orada iyi bir yanıt veremedi. Ne anlatmadı o neymiş falan diyeceğiz <laughs> yani. Aynen. Zaten "Ellison, you you've come to surrender" den diyor. Hani böyle Teslim olmaya mı geldin diyor. Renier'e böyle bir... Yok artık o kadar değil lan falan. Hani Renier'e <laughs> oraya bir şeyle gitmemiş. Yani, bir pazarlık... Evet. şey kafasında da bir pazarlıkla da gitmemiş. Oraya hani... Zaten babasının işte son anlarını soruyor. Hani... Bizler son anda benim izimi söyledi mi... Did you speak my name falan diyor. O anda... Alicent işte ben kötü olabilirim ama yalancı değilim. Evet Aegon dedi deyince ağlamaya başlıyor. Ondan sonra burada öğrendiğimiz bir şey daha var. Ee, i̇şte A Song of Ice Fire muhabbeti çıkınca ha o Aegon, Aegon the Conqueror hakkındaydı falan. Alicent <laughs> böyle Ha, şifo değil miydi? Ha. Yani böyle. <laughs> bu arada bu sahne şey için de şifo iyi oldu. Uygun şifo mu Şifo bizim olan o zaman. <laughs> şey için de iyi oldu bu. Diz, yani dizide şöyle bir şey kavgası da var ya. Bir yanlış anlaşılmadan çıktı falan. Ya, aynen o, aynen. Bu sahne o açıdan da iyi oldu artık. Hani, tamam, salın artık falan. İlgisi yok. <laughs> aynen. A abi bak George Martin aynı şeyi ısıtıp Sürüyor tekrar önümüze e, Robert Rebellion'da bir yanlış anlaşılmadan mı başladı diyen adamlar vardır ya Robert Rebellion'ın şeyden şeyden başladığını zannediyor işte herif. Robert'ın Rhaegar kızı kaçırdı diye ayaklanma çıkardığını inanıp işte yanlış anlaşılmadan savaş başladı. Halbuki ondan 20 sene öncesinde Robert'ın Ned Stark'ın beraber Jon yanına gitmesi falan var yani. Tabii. 20 sene önce adamlar Targaryen'leri indirmek için plan yapmaya başlıyorlar. Evet işte Rey kaçırılması bilmem ne. O şeyin şeyi. Burada da Gerisi zaten Otto'nun sallamadığını gördük geçen. Aegon'a da senin baban sana kehanetten şey bıraktı falan demedi Otto. Aynen. Baban seni istemedi dedi Aegon'a direkt. Evet direkt. Sen öyle mi zannediyorsun <laughs> falan dedi. <laughs> yani asıl kehaneti sallamayan bir kişi daha var. Burada öğrendik. Renira. Evet, onu da için. Renira da şey demiyor ki, o bu çok önemli ailemizin kehaneti falan değil. Mi? Aa öyle bir hikaye anlattıydı vallahi. O gay işte bir at hikayesinin yanında onu da anlattıydı falan diye. <laughs> bir de Damon'a olan... söylüyordu. İlginç olan ilk bölümde Jason bu hikayeden hani hiçbir şekilde haberi olmayışını konuşmuştuk ya Kregan'la konuşurken. Evet sanki Kregan'ın haberi varmış da Jayce'in yokmuş gibiydi, gibiydi. E, da sallamamış ki ondan söylememiş Jayce'e. Aynen. O Söyle yüzden. Yokmamış. Ona da bir öyle babasının anlattığı ilginç olan Kondal şunu söyledi. Viserys'in rüyası filan aslında hani tamamen Viserys'in uydurduğu bir şey de olabilir gibi filan bir şey de söyledi. Hani Viserys'e ha. rüya görmemiş olabilir. Hani bütün bu dediğin gibi yanlış anlaşılma falan aslında sadece um, bu Alicent'ın kendine yaptığı bazı şeyleri ya da oğlunu tatlı çıkarma hırsını altyapısı olarak kullandığı bir şey olarak kaldı. Aynı şekilde Alicent için işte babasının um, kendisini gerçekten varisi ilan etmediği de ortaya çıkmış oldu burada. Yani bu Anladım, top, burası bunun şu anda artık hani savaşın başlamasından 5 dakika önce ya ya da bırakın Blackwoodlar zaten savaşı başlattı. Olması gerekiyordu. Oldu. Artık buradan sonra da bir daha dönüp tekrar gelin bir daha bir konuşalım. <laughs> Olmayacak. Hani insanlar da çok Savaş olsun artık ejderhalar birbirine girsin bilmem ne filan. Yani bir Game of Thrones tecrübesi yaşamamış olsak anlayacağım ha. bu aksiyon gazını ben. Aksiyon olsun aksiyon deneriz gelsin yaksın deneriz gelsin kaç sezondur orada o deneriz. Hala gelmedi. Esos'ta ne yapıyor? <laughs> kitabı okuyup bunu diyen adam var ya. Hadi artık deneriz git artık Westeros'a falan Sanki aksiyon kitabı okuyoruz bu çocuğu. Hani dizi hızlansın, dizi coşsun diyen adamlara bir Hatırlamalarını rica ediyorum. Game of Thrones hızlanınca ne hale döndü. Ya aynısı... Hızlı geçti herifler sonra. Aynısı Shogun'da da oldu bu yakın dönem dizilerden. Shogun çok beğenirdi ama tek eleştiri böyle şey değil. Ne, aksiyon yok abi falan. Yani... Abi aksiyon yani ben açıkçası tamam bazı ikonik böyle sahneler falan var hani görmek istediğim de asıl benim ilgimi çeken kim kimin hançerleyecek. Hangi aile hangisine yamuk yapacak o yani. E zaten bak Bırakın yavaş yavaş gelsin. Bu kadar şimdi kıyamet konusunu konuştuk. Aslında Renira'nın da bunu Daemon'a söylemesi çok iplediğinden değil Daemon'un yarasına basmak içinmiş yani. Belli ki orada onu tahrik etmek için. Harbiden zorlamak için. Aynen adam işte. boğazını sıktı ha benim Aynen. zaten. <laughs> yani ki belki de Renira da işte daha bunu planlı yapsa belki Daemon'u ikna edecek yollara götürseydi iş başka bir yere giderdi. Hani öyle bir strateji yok. Hiç yoktu yani Reynra'da zaten böyle bir strateji. Çünkü bu yolda da eğitilmedi zaten. Hani eğitilmeye çalıştığında kitap sayfasını yırtıyordu. Onları da gördük. yani Okuyordu ama ee, lay, lay, lay. takılıyordu yani. Hiç umurunda değildi bunlar. Ee, Spotify'ı vardı bir tane. Spotify adam ona müzik çaldırıyordu. Devamlı işte kitabı okuyordu. Vardı. Vardı vardı. Öyle yani. Ee, o açıdan bilmiyorum. Ben de bu sahneye öyle bir e, ekstra sinirlenmedim. Aksine hoşuma da gitti birçok açıdan öyle yani bir de, de kitabı de... falan siktir et. Um, tamamen kitabı hiç okumamış izleyici açısından bence süper bir sahneydi Artı oyunculuklar evet, da güzeldi hmm. iyi kotarılmış gerginliği çok iyiydi bu sahne harbiden hiç giremeyeceğim hmm. bir yere girmişsin hissini verdi ya ben gerildim yani. <laughs> yani aynen şey ben bir tek şeyde gerildim. Aman Renier'a gaza gelip de shame diye şeyi çalmasın o septe şeyi giymiş. bir anda çıkarıyor cebinden. Hep bunu yapmak istemiştim. Rha ya ben bunu bir dizide gördüm. Bu çok iyi ya. Shame. <laughs> ne yapıyorsun? Darklin böyle. Renier'a zili nereden buldun lan? Çan. Çanı nereden buldun? Bilmiyorum outfit'in içindeydi bu. Kıyafetin <laughs> içinde çan vardı. Aa Game of Thrones'dan mı kalmış şu kıyafet falan Geçen dedi? seneden kalmış. Geçen kıştan cebinde kalmış. <laughs> Aynen cebinde çan buluyor falan böyle. Shame. <gülüyor> <gülüyor> oh müthiş olurdu ya. Çok komik olurdu gerçekten. <laughs> Sonra Ted, Ted Lasso'ya gidiyor. Patron oluyor şimdi. <laughs> evet ya bu arada o kadın da çok iyi oyuncu ya. Çok seviyorum onu da. Hmm. Okey o zaman bitirdik galiba bölümü. Yine 15 dakikada toparladık. Ağzına sağlık. önümüzdeki hafta bir saat olsun diyen arkadaşlar kötü bir haberim var. <laughs> Ama şu şu şöyle iyi haberimiz var. Artık bu hafta 3,5 saat boyunca temizlik yapabilirsiniz. Uzun bir yemek yiyebilirsiniz. Lego yapabilirsiniz. Aynen ba bahar temizliğine girin abi. Aynen bahar temizliğinizi yaz temizliğinizi yapabilirsiniz artık. Bunlar için çok uygun bir video elimizde. Yer silmek için de Ajax tavsiye ediyorum. Türkiye'de markada kanka bilmiyorum ki anasını da diyor. <laughs> ben de hiçbir şey yok. Bir kutu Ajax yollayın artık. Evet. Öküz olmayın. Görün bizi be. O zaman Aynen. haftaya dördüncü bölümde görüşeceğiz bir aksilik olmazsa. Hadi, yani Hadi o zaman. Hadi görüşürüz. Bay bay.